House of the Dragon bitti. Bölüm 8. Finali yaptık. The Queen Who Ever Was. İlk başlığı görünce aa falan oluyorsun. Sonra diyorsun ki aa geminin adıymış. <laughs> İlginç il il bir şey. Gay <laughs> <G> <laughs> <G> <laughs> olsaydı bölümün adı ya. Kim lan bu gay diye. Bence güzel olurmuş. <laughs> Millet ona da tetikleniyormuş. Gay koydular diziye. Ya e <laughs> finali yaptık bitti. 8 bölümlük maraton her gün her hafta 3 saat 3,5 saat 4 saate yakın konuş 3 kere izle 5 kere bilmem ne yap derken valla böyle bir şey oldu metal yorgunluğu gelmişti bence tam zamanında bitti 10 bölüm olsaydı <laughs> bir baygınlık geçirebilirdim gibi hissetmedim değil dün artık sabaha karşı 4'te hala böyle o böyle dedi ama niye öyle dedi acaba falan diye düşünüyordum <laughs> sonra yeter artık falan diye yattım Evet. Erken bitmesinin sebebi biziz. Biz, Biz aradık. Yeter abi. <laughs> yani yorulduk yani. Bu kadar şey yapamıyoruz. İşim Gerçekten. var haftaya. Ulaşamam <laughs> Toplantılar var bilmem ne var. Şimdi bölüme geçmeden önce yine bir öncesinde birkaç detay var onları bir konuşalım. Birkaç haber de var. Birinci haber dizi dördüncü sezonda bitiyor. Kondolun açıklamasına göre. Ben benim tahminim 5 gibiydi. Sen hatta bu hızda giderse o çok uzun sürer falan diyordun. 4 sayısı bana okey gibi geldi. Ne bilmiyorum ne diyorsun. Evet, 4'te bir yani dizinin kesebileceği birkaç nokta var. Yani 4 değil, 14'te de çekersin eğer <laughs> devam edersen. Hani <laughs> tarihçeye doğru ilerlemeye devam edersen. Um, bu sezonun tabii ki biraz hani bu bölümün ıı, bitirildiği yer birazcık ilerisi için endişe vermiyor değil. Çünkü iki sezona çok fazla olay kaldı. Ve de olaylar ıı, çok fazla savaş, çok fazla ejderha, çok fazla aksiyon kaldı. Hatta Kondal Total War'a geçeceğiz artık falan dedi. Öyle olunca da her bölüm artık bir Ruxnet Ruxnet tadında olmak zorunda. Onun da bütçesi HBO ona o kadar para verecek mi? Çünkü hani biraz sonra gene konuşuruz da yani bölümü çok bariz bir şekilde yani sezonun 8. bölümü 9'da yaşanacak bir peak öncesi 8'deki setup bölümü olarak planlanmış bir bölümü sezon finali diye iktirde geçmiyor bize. Um, onun da sebebi işte... ...bütçe, bütçe. her neyse... ...ileride iki, iki sezona... ...hem böyle onar bölüm hem de... ...sağlam bütçeli onar bölüm verirlerse olur. Yine yani 8 olacağını ter... düşünüyormuş bu arada. Yani tahminen 8 olur demiş ama belli değil. Hadi 8 şey. olsun tamam eyvallah. Yani. Ama işte... ...bir... <gülüyor> ...Damon <laughs> Harrenhal'da... Uh, psikolojik sorunlarını çözüyor. Şeyi daha kaldırmaz artık bundan sonra. Bundan sonra hızlı hızlı tak 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 diye gitmen lazım sonra doğru. E zaten o artık o şeyleri ya benim benim düşüncem şu. Dördüncü sezon okey. Tabii ben şimdi bilmeden konuşuyorum şeyi kitap tarafını. Çünkü e, bu sezona bakınca da daha doğrusu bu sezonu hatırlayamayanlar için büyük sıkıntı olacak. Çünkü muhtemelen 3'te 4'te olan her şeyin, her diyaloğun ikinci sezona bağı olacak. İlk sezon, yani ikinde 1'e vardı zaten ama. O kadar çok tohum ekildi ki burada. Bu bütün tohumların e, hasat dönemi esas 3'te 4'te gelecek. E, o yüzden e, bayağı hızlı git yani hızlı giderler mi bilmiyorum ama çok sert gidecekleri belli. E, beni şey açısından ben daha yani sen de biraz daha öyleydin hatta. Diyaloglu bölümleri daha çok seviyorduk. Diyaloğu tamamen savaşın içerisindeki hengameye mi itecekler yoksa yine arkada strateji kavgası olacak mı? bilmiyorum ama e, yani çok fazla zamanları kalmayacak <laughs> her ikisini de yapmaya um, tahminim bu Burning Mill tipi savaş ekspozisyonlarını daha fazla görmek zorunda kalacağımız Olabilir. yani ana karakterlerin olmadığı her şeyi ya duyacağız birinden. <laughs> Abi savaş olmuş 5000 Be kişi ölmüş <laughs> gelecek gelecek böyle. Hadi ya nerede olmuş? İşte Burning Mill'de olmuş. <laughs> tamam. That's about Burning Mill falan diye bitti. Hiçbir şey görmedim. Um, ya da hani başka türlü olmayacak yani. Bütçeyi öküz gibi verirse HBO o zaman da iki senede biter mi o kadar çekim? O da um, başka bir problem. Hani paran olsa bile zamanın olacak mı? O kadar çekmeye. Kolay gelsin diyorum. Evet. buradan evet, zor iş nasıl indirecek Zaman sorunu ol, olmaz herhalde de zaten 2025 başında başlıyorlarmış. Yüksek ihtimalle zaten 2025'te Dunkin' Enek dizisi olduğu için 2025'te değil 2026'nın yine Haziran'da falan yayınlanır. Bir sonraki de 2028 olacak muhtemelen. Ben de o zamana 44 yaşında olacağım. <laughs> Sadece 45 olacağım. Yani Sen de abi <laughs> şey George Martin kaç yaşında olacak abi o zaman? O, Bir hesaplar mısın? O, <laughs> George R. Martin galiba 80'i deviliyor arada ama. <laughs> e, şu an ben, 75'miş. E, o da 2079 20, 20, olacak. E, güzel. Şimdi Duncan'a göre başlıyorlar ya. O da şey olacak. Ne diyeyim Game of Thrones'a da başladıklarında Birinci sezonda şey falan diyordu George. Ya o daha 8'e sek gelene kadar ben yazarım kitabı ya falan diyordu. <laughs> ciddi ciddi inanıyordu yani yazacağına. <laughs> yazamadı. Yani şimdi Dan Connect'te de 3 kitabı var. 3 sezon. Dan Connect'ten 10 tane 12 tane yazacağım dedi. Dur bakalım <laughs> 12 tane yazabilecek <laughs> mi? 4. <laughs> sezona gelene kadar yazamadı. Göreceğiz. <laughs> ya bu arada HBO ve Warner şey arasına giriyor. Yani onlar için çok kritik eski franchise'lar arasına giriyor. Yani hem şey yapacaklar. Harry Potter dizisi geliyor. Bir yandan House of Dragon evreni büyüyor. Last of Us devam ediyor. İşte diğer Warner'a bağlı, DC'ye bağlı franchise'ları eski de eski dönük genişletecekler. Lord of the Rings filmleri masada falan. Öyle olunca e, bence Game of Thrones evrenine de bütün franchise'ı ciddi önem vereceklerdi. Hani son, sonuçta en çok izlenenlerden biri yine o ne olursa olsun. E bir de artık evet aksiyon zamanı geldi. Ben şey de okuyayım bu arada. Mesela i̇ki sezon normal harcadık, iki sezonda büyük harcadık. Totalde aslında hedef dediğimiz bütçeye geldik falan gibi de olabilir. E Onlara da çok koymaz yani o kadar. Artık oradan da geri dönüşleri yok. Yoksa batacaklar zaten. <laughs> yani zaten bu herhalde 10 um, bölüm olarak planlandığı bahri zaten. Evet, onu söyledi yani. onu. Um, şeyi de söyledi. Bizim elimizde değildi SRH söyledi. Kondal söylemiyor. Kondal biraz da. Um, <laughs> politik konuşuyor bu konuda. Evet. Ama SRH bizim elimizde değildi diye söyledi. Belli ki 2023'ün ocağında um, bittiğinde yazım işi um, şey Sanırım HBO bunlara gelip hani 8 bölüm olacak demiş ve de o dönemde de şey varken, grev varken hı hı. bir daha artık tekrar yaştan yazmak mümkün değilmiş yani. Yazım evet. bitmiş. O yüzden çünkü onun bariz şeylerini görüyoruz. yani Mesela bu bölümde Tyroshi şeyinin ne alakası var? Yani son bölümde bunları seyirciye tanıtmanın ne alakası var? Yani, yani, çok saçma bir şey oldu. Yani hani tanıttın adamları hadi iki sene sonra görüşürüz. Bariz e, sezon başı ya da işte 9. Lohar'ı tanıttı. 8 yani. de, evet. aynen o. Hani şimdi tanıttın da iki sene sonra bir daha tanıtman gerekecek. Kimdi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> diye şey yapacak insanlar. Hani 8'e um, sek, düşmesinin Um, o dönemde bir de işte HBO takeover vardı sen bahsetmiştin evet. hani el değiştirmesinin e belli ki böyle şey um, o dönemin finansal şeylerinde ilk ele geç il geldiğinde ilk takeover olduğunda artıya geçebilmek için belli ki almışlar ellerine şeyi kılıcı cart, cart bütçeleri kesmişler um, bu da böyle biraz yani çok fazla şi şikayet eden var tabii ki ama bunun, bu kondalın ya da yazarların yapacağı pek bir şey yok burada yani. Ya şey yani. zaten sorun aslında iyilik kötülükten çok casual seyirci tarafında tabii finalin çok ucunda bırakması. Yani çok başa bayağı ucunda bırakmış her şeyi. Öyle olunca da herkes bir o katarsisi yaşayamadı tabii. Ee, öyle yani normal bunu yaşama normal. Bu doğru bir eleştiri de bu Mesela bu bölümü de bence final olarak da çok kötü yapmıyor. Hatta hiç kötü yapmıyor bence. Ama diğer taraftan da e, benim mesela şöyle bir derdim oldu. Bu sezon genelinde özellikle son bölümü görünce. ilk kez coğrafi olarak bu kadar büyük geniş açı mekanlar gördük. Haritayı biraz daha tanıdık. Mesela ben bunu da yapabiliyorsanız niye daha erken yapmadınız diye ilk kez söylenirken buldum kendimi. Yani Ulan hani biraz daha yani prodüksiyonun büyüklüğünü zaten siz e, göstermeye çalışmıyorsunuz çok fazla. Çünkü hep kapalı alan izledik. E bari bu coğrafi alanda bunu gösterin bu büyüklüğü. Onda da çok geç kalmışlar. Umarım onu hani 3. 4. sezonda arttırırlar. Ki biraz gördük yani hani oraları. Ki Game of Thrones'da bu hiç yoktu bu arada. Game of Thrones'un bütçesini düşününce orada çok darmış yani alan. Orada hiç o büyüklüğü hissetmiyorduk yani. <laughs> Ya burada biraz da şey oldu yani çift sorun var. Bence Kondala demişler ki yani dört bölüm kadar aksiyon şeyin var. İlk şeyde Rook's Nest Eric Ar Errol işte bu ya da şey Dragon Seeds evet. um, iki tane aksiyon bölüm Rook's Nest Dragon's Dragon Seeds'i düşünürsen hani Red Sawing um, bir de son iki bölüm hani bu Triarki ile olan savaş ve sonrası 9 ve 10 hı hı. demişler hani. Geri kalanında düşük bütçele sen bu işi götüreceksin Kondal demişler. Ortası o yüzden bayağı şey hani yavaş ya da daha çok karakterlerin diyaloğuna falan dayanıyor. Ama sonra da elinden Kondal'ın son iki bölümü de alınca iyice sezon şey kalmış hani bütün hepsi bittiğinde 40 bölüm içerisinde izleyecek olsan sırıtmaz çok fazla da. Evet. Şu anda bittiği yer çok şey oldu yani. Sanki um, böyle şu tam bir böyle ne diyeyim? Yavşak yapımcı böyle seni üç, bir sonraki filme getirmek için hiçbir şey anlatmadan bırakmıştın <laughs> gibi oldu. Ama maalesef yani HBO'nun diye bir şey yemesi bu. Yani özellikle HBO'nun başındaki yönetimin bok yemesi bu. Neyse önemli olan Sonuçta hepsini doğru düzgün bitir, bitirmeleri, eğer 40 bölüm neyse 36 bölüm ne çekeceklerse güzel indiriler sonucu sonunda unutulur. Ondan sonra bir, bir anlamı olur yani şeyin ne diyeyim. Ya dizilerde evet biraz böyle yani işte mesela Bayarı izliyor musun? Bilmiyorum. Bayarda da bu sezon o tartışma oldu. Çok mutfak dizisi kendisi ama normal temelde çok dramatik bir aile dizisi yani. Ee, öyle olunca e, herkes şey odaklandı ilk iki sezonda işte. Restoran açılacak mı? Restoran ne olacak? Restoran değişecek mi? İşte Testlerden geçecek mi falan. E, yemek aksiyonu olarak izlediğiniz zaman birinci katman seyirciyi sürükledi. Ama alt katman mesela çok daha önemliydi. O aile draması. Üçüncü sezona geldik. Üçüncü sezonda aile draması çok daha yükseldi. Ama bir yandan da üstteki katman olan e, mutfak draması bitti neredeyse. Bir şey kalmadı çünkü restoran açıldı tek dertleri review'lar iyi çıkacak mı çıkmayacak mıydı? Öyle bitti. Şimdi House of Dragon'a gelince de aslında biraz öyle bir durum oldu. Yani ilk, ilk, baştaki o şey artık hepsi o şeyler bitti işte. Kim Air olacak? Rhaenyra ne yapacak? Rhaenys ne yapacak? Yani hepsi de aslında bir şeyler yaptı bitti artık. Onun ne olacağı da belli. Savaş da kaçınılmaz. Ya yani bu sezonun finalindeki üst katmana çok bir şey kalmadı. Ama alt katman yine çok doluydu bütün karakterlerin progression devam ediyordu çünkü gelişimi, onların dönüşümü, hepsi dönüştüler. Ama üstteki hedef e, aksiyon kalmadı. Yani bir hedef aksiyona gidilmedi. O yüzden biraz sıkıntı oldu ama ben dedim ki ben de alt katmanı sevdiğim için benim için çok şey olmadı ya. Yani senin dediğin kadar ah be abi ulan burada da biter term olmadım. Şey gibi oldum. Evet burada bitirmek casual seyirci için biraz sıkıcı bir durum. Dizi alışkanlığı olan biri için de sıkıcı ama Normal, çok gördüm ben, çünkü ben, ben bu finallerden. Üzülmedim hani nerede bitti çok önemli değil çünkü zaten biliyorum ne olacağını da. <gülüyor> <gülüyor> um, zaten um, mesela Lord of the Rings'te de vardı bu soru, birinci um, kitabı. düğünde da vardı hatta, bakarsan. düğünü izlemiş miydin ilk düğümü? İzledim. Ee, evet, o da öyleydi. O da, evet. <laughs> Bitmiyordu Ante film. Bitiyordu, evet. <laughs> ya, asıl bitmeyen ne var abi şey... Dördüncü ve beşinci kitap. <laughs> Üçüncüyü bitiriyorsun Storm of Storm'u. Evet. Storm İnanılmaz bir şeyle bitiyor. Ne diyeyim? Temp momentumla. Sonra hadi açalım dörtte beşte. Dörtte beşte okuyorsun sonra bitmiyor. Ee, devam ediyor. Devam. bu kadar, bu kadar kitap okudum. Hiç bir, bir adım yol gidemedim. Hani orada kaldık. <gülüyor> <gülüyor> tamam şeyi Brienne'i çok iyi tanıyorum artık ama <laughs> 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 o da aynı şey. Yani burada Damon'u çok iyi tanıdık ama hani olay ö, örgüsü ilerlemedi. Evet. Kondal'ın da favori kitabı 4'tür ya. Aha. Adam herhalde onu şey yapmaya çalışıyor. Gerçi bu Kondal'la alakası yok. Bu bütçeyle yani, alakası var bence. O da bence yani, var bunlar başka gene bir Anlatabilir, anlatabilirdi anlatabilir ama hani dördüncü, 5. kitapta da genelde şey budur. Mesela beşinci kitabın hani spoiler olmasın da Sonu ne sonundaki büyük olay ne mesela? <laughs> Yok. Şey, um, varisinin Kevin Nestor'u öldürmesi. Yani oh, Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Yan karakterin yanın yanı karakteri öldürmesi, peak olay falan. Şey böyle. hangi noktada oluyordu? Tam hatırlamıyorum. Snow'un olayı hangi noktada oluyordu? Snow'un olayı? Ha ölmesi mi? Ha aynen. O da 5. kitapta oluyor tamam. da. Hani... Sonlarda değildi ama sanki o. Bir, bir biraz önceydi sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani. Çok oldu ben de okuyalım. Unuttum oralarını. Onlarda oluyor da hani en son kitabı bitirirken hani Varys var. Ha, Varys okay, ve tamam. Kevarys. genel olarak da şey hani ne Daenerys'in istilasını bekliyorsun hani. Daenerys'in istilası olacak mı? Hı -hı. O olmuyor. Aynı böyle işte savaşın öncesi ya da o Marine'deki eee um, Marine e geliyor işte şey um, ne diyeyim Victarion olsun evet. şey olsun Verinik kuşatıyorlar. Orada bir şey olmasını bekliyorsun ya da Daenerys'in Westeros'a gelmesini bekliyorsun. Aynı şekilde eee um, Euron ve ehm um, Oldtown'da bir savaş bekleniyor. Stannis'in Winterfell'i işgali var. Hani 4-5 tane şey, konflikt beklerken kitap bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynı burada da aynısı oldu şimdi. 4-5 tane farklı şeyi çözeceğiz derken bitti sezon. İşte bir, bir, hani bir şey. George'un felsefesine uygun oldu aslında. <laughs> Ondan da çıkıp George da öyle yaptı ona bir şey demediniz diyebilir yani. <laughs> e o da haksız değil o noktada. Evet. Bu arada George R. Martin Martin'de yine katıldığı bir e, konuşmada galiba bir üniversitenin miydi öyle bir şey sanırım. Orada 7 proje şu an development'ta demiş. Ee, Game of Thrones spin-off olarak. Ki zaten bir kısmını biliyorduk bunların da daha önceden. Ee, bir daha o da söylemiş oldu. Ya bunlarda zaten ben şey oldum abi. E, bence hani bunların hepsi yapılacaksa yaşımızda yeterse ben ayrı kanal açarım. Her sene istiyorsan <gülüyor> uzun uzun <gülüyor> House of Dragon kanalı yaparız bir tane. <laughs> Hepsini konuşuruz yani. yedi projen, e ya. 7 projenin zaten 2035'e kadar. Bu projelerin <laughs> Hangisinin e, kitaplarla bir alakası olduğu da tartışılır yani. Yok yani. Evet. Artık ucundan yani George'un yarattığı bir ismi ya da bir karakteri alıp işte bu işte Song of Ice'ın her dünyasında geçen bir dizidir demek komik olur. <laughs> Çünkü hiçbir şey yok yani. Yok evet, Nine şimdi. Yani. Voyages mesela. Tamam Corliss Nine Voyages eyvallah da nereye gittiğini biliyoruz Corliss'in. O kadar. Ya o animasyon, animasyon olacağı için yer muhtemelen animasyon, animasyon. aynı şekilde eder. Golden Empire of Haiti e. hayda. George'un oraya fil şey diye koyduğu yerin neyinin dizisini çekeceğiz. Hani bilmiyorum. Egan's Con Conquest Agans Conquest. Agans Conquest animasyon mu? Yok o dizi. Agans Conquest dizi live action gözüküyor. Ya mesela Aegon the Conqueror tamam daha ıı, herkesin isteyebileceği bir dönem olur herhalde. Bu arada Robert yine en çok herkesin istediği şey ama George ona izin vermiyor. Ya, kitap çıkmadı. Um, şimdi. <laughs> aynen. Ama ben mesela Aegon'ı yapacaklarsa bindibellerine onu yaktı. Her bölüm başka bir yeri yaktı. <laughs> ben, de, ben de, bir şey anlamam yani. Yok Aegon'ın karısıyla olan ilişkisi ya da iki karısıyla olan ilişki dinamiği üstüne um, lordlarla olan ilişki dinamiği hani siyasi şeyleri falan arada bir de hani yakmayı da sıkıştırırsın onu güzel çekebilirlerse belki olur ama onun da şimdi seyirciye bu çok yavaş sürekli konuşuyorlar Aegon bin belerine yak abi falan diye <laughs> bir beklentisi olacak. Ya da Megor'a hani, kadar bilmiyorum. gidecekler. Megor dönemi çok hareketli. Belki orada karışır işte. <laughs> Yani güzel şeyler var orada hani siyasi ıı, altyapı ama bilmiyorum böyle bir şey mi var yani ejderhaya binilip yakıldığı zaman iyi mi oluyor dizi? Ben sürekli böyle bir <gülüyor> şey <gülüyor> okuyorum <gülüyor> yani. Sürekli böyle bir beklenti var. Arkadaşlar siz George Martin'in kitapların hani 5 kitapta hiç gördünüz mü yani şey Ejderha'ya binip birinin bir, bir şey yaktığını? <gülüyor> <gülüyor> ya da Gandalf'ın büyü atarak koştuğunu. <laughs> Yani işte high fantasy olayı bu yani. Low fantasy okuyorsunuz. Ejderhanın yaktığı bir astapor da yaktığı şey var. O kadar yani. Hani ileride olacak belki de bütün 7 kitabı okuduğunda Ejderhanın birisinin yaktığı şey böyle toplam 30 sayfa falan olacak. <laughs> 5000 sayfa kitapta hani böyle bir beklenti mi var bilmiyorum. Burada da çok aynı şeyi duyuyor sürekli. Aa binsinler ejderhaya yaksınlar. <laughs> yani ne bileyim. O Bak, biraz şey alışkanlığı şey, galiba. Var mı bizim abi? Anime alışkanlığı da olabilir. Ya yani animeler de bu arada asla yüzeysel değil. Çok derinliği olan çok müthiş animeler var. Mesela onları izlemeyi okumayı ben daha çok seviyorum manga tarafında işte. Mesela One Piece. Mesela One Piece'e bakıyorsun. Dünyanın en uzun süreli animesi mangası şu anda. Millete sorsan devamlı şeyini konuş. Abi ona bir vurdu, indirdi var ya işte ondan daha mı güçlü, öbürü mü ondan güçlü falan. Ben uzun süre bu yüzden okumamıştım. Sonra dizisi çıktı. O an dedim dizi çok iyi, mangaya da bakayım. Mangalar okumaya başladım. Hiç öyle bir dünya yok. Kim kimi dövüyor umurunda bile olmuyor yani. Çünkü alt metin çok iyi gidiyor. Yani yeniden aile kurmaya çalışan bir karakterin her adaya gidip farklı bir konflikti çözme durumu var çünkü. O konfliklerde onu böyle şekillendiriyor. Yeni karakterlerle tanışıyor. Acayip bir macera hissi bilmem ne. Güzel yani şeyi ayakları yere basan güzgün bir iş. Ama dışarıdan bakınca işte bu şey gibi. Ejderha da gelsin vursun abi. Kimin ejderhası daha büyük? Kim daha kaslı falan ona dönüyor. Evet. Halbuki öyle değil yani. animelerde de üstüne ama maalesef animelerde de daha fazla şey anlatılıyor. <laughs> yani o yüzden detaylara inmek daha keyifli yani. E şimdi burada da mesela Valeria dönemini yapsalar daha iyi. Belki animasyonlardan biri orada hepsini bilmiyoruz. Çünkü hiç bilmediğimiz dönem o ama orada da yazılı bir şey yok doğru düzgün. Ama oradaki kavga ben kıyamet... valeri yapacaklarsa da iptal ettiler ya. E i̇şte o onu... İptal edilenlerden birisi değil mi Valeria? Olabilir ee, hatırlamıyorum. Yani bak kimse şeyde... Gerçi şart da evet Doom of Valeria en azından rafa kaldırılmış gözüküyor şu anda. Ama bütçeden dolayıdır o muhtemelen. Ama orada da tabii çok fazla. Buna bütçe dayanmaz. Evet. <laughs> Komple CGI olması lazım Malerian'ın. Öyle gittim ben Dubrov Dubrovnik'te çektim olmaz. Evet. ya da animasyon yapacaksın onu yani işte. Ama yani direkt <laughs> animasyon yapsın. Evet. Neyse bu Duncan Egg'i um, yap, yapıyor olmaları iyi. Çünkü o senin dediğin gibi tamamen karakter odaklı. Evet, müthiş. Olay hani böyle büyük ejderha yok, savaş yok. Um, tamamen ...Small Folk çok var. Her <laughs> <Ben senin şeyden. gülüyor> sevdiğim <laughs> her şey var. Kimse beğenmeyecek diziyi. <laughs> Aynen. Çok hayal kırıklığına... ...olacak insanlar. Binsin ejderhasına... ...gitsin o zaman. Egg falan diye böyle. Yok öyle bir şey yok. <laughs> Gerçi spoiler oluyor. Sen mesela bilmiyorsan... ...Dance of Dragons'ın nasıl biteceğini... ...onu <laughs> izlediğinde böyle... E bu Targaryen'lerin bir sürü ejderhası vardı. Bu Targaryen'lerin niye yok? <laughs> ne oldu? <laughs> e Başka, onu Game of Thrones'ta da gördük ama yani zaten. E gerçi evet o da var. Ama gerçi Game of Thrones gene bir um, tarih olarak gene bir ne diyeyim bir 100 yıl daha ilerisinde Duncan Egan. Evet. Gen. 80 yıl 90 yıl mı ne? Um, neyse. Um, <laughs> şey... Buradan bir 70 sene sonra hiç ejderha yok demek ki. Bir, bir şey olmuş. <gülüyor> 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 ne olmuş acaba? Neyse bu projeler zaten duyuruldukça bakarız. hani e, Şeyde konuşuyorduk. Yani yedinci, altıncı kitap duyurulursa belki kitapları da konuşuruz tekrardan okuyup. E, kitapları ama... konuşan çok insan var. Evet. E, kitapları konuşmak çok e, teşekküllü bir iş. E, çok iş Ama e. ben kendi kendime şöyle bir söz vermiştim. Bu adam altıncı kitabı e, tarihini açıklamadan ben bir daha bu kitapları okumam, okumayacağım demiştim. <laughs> Çünkü dört kere falan okudum herhalde. ondan sonra ben ne yapıyorum? Kitap <laughs> bitmişek abi ben niye bu kitapları okuyorum diye. Evet işte, düşünüp evet. durdum böyle zorla. Yani en son bayağı paslıyım zaten hani birçok şeyi de hatırlamakta zorlanıyorum. Beş sene mi oldu artık ne zaman daha herhalde Game of Thrones'un dizinin bitmeden önce falan okudum en çok son. Çok olacağım. Ben ben senden de sonra başlayıp ben bir kere okudum. Sen da dört kere okudum evet. bir de. <laughs> Ben Game of Thrones dizi varken ben zaten bitirip baştan başlıyordum. Ha okey. <laughs> baştan başlayıp şeyle işte bu sefer karakter tek tek karakterleri okuyarak ha, ya da kronolojik sırayla okuyarak. Yani dört kere onu okudum ondan sonra kendi kendime durup ya da bu adam yazmayacak ben bunu niye okuyorum dedim. <laughs> Ya işte şey yapabiliriz harbiden altı duyurulursa şimdi stratejik olarak da e şu an aynen şu an yapmamız çok anlamlı değil. Ee, ben de YouTube'da izletemem zaten. Yani herkes diyor tamam abi zaten ne, niye izleyeceğiz şimdi bunu falan olacak. <laughs> Ama altı duyurulursa e, kitaplar ne anlatıyordu diye merak eden hatırlamak isteyen de çok kişi olacak. O zaman. Tamam yani, arkadaşlar konuşuruz. 2038 yılına <laughs> işaretleyelim <Hayır>, şeyimizi. <laughs> E zaten 2032'de şey var. Olimpiyatlar ben var. 3 saat, 4 saat. O, olimpiyatta buradayız. İkimiz de burada olduğumuzda çıkarız arada. Avustralya'da aynı. <laughs> <laughs> Belki yan yana yaparız Avustralya'da. Neden olmasın? E, tamam işte ben. abi sen gelirsin buraya. Biz burada sabah olimpiyat izleriz. Akşam da kitabın geyini yaparız. Oldu <laughs> tamam. Evet. evet arkadaşlar hazırlanın. 8 sene sonra 2032. 48 ve 49 yaşın 33'te da. de çıkıyormuş ki, kitap. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> tamam, ben George'u ararım da. Hadi George. <gülüyor> 9 senen <laughs> var. Hadi güzelim. <laughs> Hallet bu işleri. E, şimdi bölüme geçelim yavaştan. Hemen e, bir şey ekleyeceğim ama açılış jeneriğinde bir fark var yine. E, bunu ben aşırı anlamadım. E, yani <laughs> ben, anlaşılacak bir şey yoktu. Ben de fazla kasmadım. Evet, sen çok kasmadın. <laughs> Biraz anlatayım hani seyirci dikkat etmediyse aslında o baştaki işlemenin Son kısmında ki biz o ana kadar hep olan olayların tasvirlerini gördük yani. O da tabi Helena üzerinden onun yaptığı işlemelere de bir göndermesi var. Bu son kısma da eklenen e, bir ejderha buradan geliyor kocaman. Muhtemel Vegar. Vegar'ın karşısında e, dizilmiş 6 tane ejderha var. Onlar böyle irili ufaklı ama hepsi Vegar'dan küçük. Bir de arkadan yine Vegar yönünde giden ama iki ejderha yani ortadaki ejderhaları araya almış gibi duran büyük siyah bir ejderha daha var. Yani onu Belerion desen buraya da anlamlı olmuyor şey kronolojik olarak. Vermitor duruyor ya. Vermitor olabilir. E, aynen. O kadar büyük ama Vermitor şey Vegardan da büyük değil. O çok büyük duruyor orada. Bilmiyorum belki tasviri mi öyle. Olur. Hocam ölçekle mi çizdi? Kadın onu böyle işliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, o kadar ben, büyük olmaz. Ben kardeşim. <laughs> Benim de nerdliğim burada tuttu. <laughs> Cetvelle çizim. Bunu Veigar'dan büyük yapmışım. Bu işlemeyi baştan yapman gerek <laughs> <laughs> yok herkesin belki, belki o Veigar'dır. Ha o Veigar olabilir evet. Belki diğeri Vermitor'dur. Bak o olabilir daha mantıklı. Olabilir. olabilir. Ama o zaman da niye Veigar arkadan gelsin? Evet. Of tancan ya. Yani. <laughs> niye <gülüyor> diğerleri Vermitor'a saldırsın? Ha şu olabilir. Konudan gerçekçilik bekliyorsun. Kon <laughs> Konfliktin ne olacağına bak. Ha konuyu Cannibal'a getirmeye çalışıyorum. Cannibal kendi kendine gelip Stirl'a ben bunları yiyeceğim deyip saldırsa çok eğlenmez miyiz? Ben ona getirecektim. <laughs> Sizi HBO, <yapın>. büt <laughs> HBO bütçeyi kesiyormuştu. Komple bunlar 3. sezon 1. bölümü böyle bitiriyorlar. <laughs> Aynen. Hepsini yiyor Cannibal'a <laughs> Cannibal geldi. Bütün ejderhaları yedi. Bundan sonra ejderha yok. <laughs> CGI parası yok çünkü. <laughs> Şimdi basın gidin burada. Gerçi onu da Vision'da gördük hepsi yerlere düşüyor ama neyse oraları konuşacağız zaten. Neyse, böyle bir detay var onu da hatırlatayım istedim. Oyları veren veren anasını satayım. Aynen. O, o şeye bakacağız. Şimdi e, ilk sekansı Trierki de açtık. Tyrant Lannister'ın gidişiyle. Bu bütün 3-4 e, farklı sahne vardı. Sekans var. Onların hepsini bir şey aldım bu arada. Hepsini tekte konuşabiliriz yani. Ayırmamıza gerek yok. Thailand'ın zaten e, fragmanda belliydi orada bir şeyler yapacağı ama evet böyle bir kendini kanıtlama dövüşüne girmiş gibi oldu. E, ama şeye çok bayıldım ya. Abigail Thorne'un karakteri Lohar'a aşırı bayıldım ben. Tam böyle taşak dalga geçen üstüne de böyle e, Lord of, pardon, Game of Thrones dünyasında batılı anlamda ilk kakolt denemesini yapan bir karakter oldu yani. Hmm. <laughs> Sevdim kendisini. <laughs> evet şey olarak çok alakasız bir yerde girdi bu. Ee, dediğim gibi başta. Um, sezon finalinde <laughs> bu arkadaşların ne işi var? Biraz şey oldu. Bu Belli ki bu ay e şey yapılmış, planlanmış. Evet. 9'da bu savaşı çekelim, 8'de bunları sokalım. 9'da da savaştıralım diye planlamışlar. Ee, çünkü seyircinin kafası karışacak yani. Kimse hatırlamayacak bu adamları bir sonraki sezon. Herhalde burada bir şeydeyiz. Tayroş'tayız. Tam olarak nerede olduklarını söylemiyor ama bu arkadaki mavi sakallı elemanlardan anladığımız kadarıyla burası Tayroş evet, geldiği mu, yer. Muhtemelen. Maymun yani da var. Trierke... <laughs> maymun. Köpek yani yerine sen maymun, maymun var. <laughs> sen maymun görmek istemiştin ya. Geçen bir demiştin ya hani şey yok evcil hayvan hiç yok abi. Evet diye. evet. Biraz daha göreyim istiyordum. Maymun geldi. <laughs> evet, maymun geldi. <laughs> Sonra gidip köpeğe binecek bu maymun. Şey yapacak claim edecek onu. Ola... <laughs> Bizim köpeği. Ya Onu da var, varklamış da olabilir biri bilmiyoruz yine artık delirdiğimiz için. Aa, Laris Ma de gelmiş oraya. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü maymun tam toplantı sırasında giriyor ya içeri. Ha dur bakayım he. falan diye. <laughs> şey diyorlarmış bizim komutanın olurunu almanız lazım falan. Dönüyor kim sizin komutan bu. Maymun. <laughs> maymun. Duruyor. Bizim ya. şey işte komutan. <laughs> Yapsa yapardı. Loharot evet. Lohar taşağı da yapardı ya. Çok şey uygun ona karakter yani. Um, bu Tayroş tabii ki Trierki Lys, eee um, Mir ve Tayroş diye üç evet. um, şehrin birleşimi. Tayroş'u da meşhur um, eee Demer'sin sevgisini Daryo Nehri'sten biliyoruz aslında. O da hmm. kitapta mavi sakallı, sarı sarı bıyıklı, böyle mavi saçlı, böyle flamboyant bir adam filandır. Ama maalesef HBO um, onu generic white guy olarak <laughs> şey yapmıştı, kastetmişti. Hatta önce bir ilk sezonda böyle bir şey vardı. Biraz daha böyle uzun saçlı bir eleman vardı. Sonra ondan kurtulup direkt böyle süper generic white guy getirdiler. Böyle evet, daha bir... düz. olarak. Asıl Dario bu arka planda hani mavi sakallı birkaç tane eleman var. Onlar direkt şey... Um, Onda büyük ihtimal oraya koymuş. Daryo böyle olmalıydı diye. <laughs> Easter egg gibi koymuş. Tayruş'un da... Bu mavi sakal olayı şeyden geliyor aslında. Gerçek... Um, Fenikeliler'de... Hı -hı. Bakın... Ben şöyle... <laughs> tarihinden gireyim. Fenikeliler... <laughs> uygarlığında böyle bir şey vardır. Um, bu bir salyangozdan mavi mor boya şey yapan, ha, evet bu arada. Hatta o mor boya çok şeydir yani. E, meşhur, çok pahalı. E, Roma'da falan böyle işte bir togları falan giyiyor da böyle Sezar'ın mor böyle togu falan vardır adam. Oha komple mor. Oha. <gülüyor> <gülüyor> diye. hani bir mor boya böyle ağırlınca gümüşe değerdir şey falan böyle. Çok zor olduğu için üretmesi. Josh da direkt copy paste etmiş. <gülüyor> 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 oradan alıp buraya yapıştırmış. Tyrosh'un da dandik bir Valeria kolonisiyken bu Salyangoz'dan boya üretip böyle zengin olma şeyidir yani. Öyle zengin olmuşlardır. O yüzden boyalar falan böyle her yer şey, renkli. şeyde Game of Thrones'da bayağı bir Oradan kaçtılar öyle şeyleri göstermemek için. Burada Güzel olmuş. Bu arada detay vereyim. Evet. Dario'yu sonradan oynayan adam da şey Hollandalı bu arada, Mihail Hüsman. <laughs> Sonra dayı başka rollerde oynadı. Asıl Hollandalı Melisandre abicim. Tebrik ediyoruz Hollandayı. Kerisman Hütten Avustralyalı ile evli kendisi. Evet. Guy ben Ha Guy Pearce evliydi? Okey doğru onu bilmiyorum. hala bilim bilmiyorum. <laughs> bana bir haber vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ben sen bu adamı bırakırsan bana haber ver diye. Neyse. <laughs> Belli musun? ki kadın da Australia'lılara karşı bir şey var. Her neyse. Thailand'ın Tayland'ın buraya gelmiş olması um, biraz trajik çünkü Thailand Master of Ships'ti eskiden. Bu arada Yürüyerek ben Master mi yani of Ships'in diyor diyor ama Master of Ships değil Thailand. Bunu neden öyle söylüyor anlamadım. Master of Coin Thailand şu anda. Eskiden Master of Ships'ti. Biz böyle <laughs> biz böyle çıkışını verince Kristen Evet. Master of Coin oldu Thailand. Onu biraz kendi evet. hanesi için mi düşünüyor acaba? Yani, abim bu, yani kardeşim böyle ben böyleyim falan gibi bir şey yapıyor sanki. Belki ya öyle bir şey var ya evet. da şey var. Um, hani bunlara ben evet şipler benden sorulur deyip hani, sen kimsin sen um, yetkili kişi değilsin mi diyecek diyor mu korkuyor acaba hani. Um, olabilir kend... Mı kendini biraz daha üstün göstermeye çalışıyor olabilir bu arada evet. Yani Bence bir durum var. Ya da o kadar bu Editlerin şey yapılmasında önceliğin... Acaba bu sahneleri daha önce mi planlamışlardı? <laughs> hani Sonra buraya mı koydular? Çünkü belli ki son dakikada birazcık şeyler karışmış editler. Renan'ın sahnelerinde de o belli oluyordu böyle. 3-4 tane 30 saniyelik şeyi koymuşlar buraya. Belli ki o 9'da 10'da olacakları da hepsini buraya koymuşlar. <laughs> yani şey olarak... Her neyse. Bilmiyorum tam olarak neden... Master of Coin, Master of Ships'im dedi burada um, anlamadım bir sebebi var mı? Tabii Master of Ships Thailand eskiden Trier de asıl düşmanı adamın. Trier derdi. Hani evet. Um, e, o gelip Stepstone'u işgal ediyordu Triarchy. Um, şimdi de bunun gelip o adamlarla barış görüşmesi yapıyor olması um, ilginç şey Lannister olarak gelmesi de tabii ki <laughs> bu Lannister olunca herkes Manchester United fiyatı çekiyor. <laughs> evet bu arada. Fiyat ona göre değişiyor. Oğlum sizin çok paranız var falan diye. <laughs> evet abi şey direkt um, Manchester United çalınca kapıyı 3'e üçe, üçe, katlanıyor fiyat, oyuncunun fiyatı. <laughs> Menajer var sanki arada. evet hem şey Tyler gelince zaten um, direkt ilk şey böyle bunlar Lannister'ın ağzından Boş laflar falan diyorlar böyle. Sen Komple evet. kaya şey böyle altına <laughs> oymuşlar sizin kaleyi ifrendi diye. <laughs> yani, haksız da sayılmaz tabi. Um, bir de onlara ihtiyacı yok ya abi zaten. Stepstone zaten orada takılıyor yani. Evet hani çözebildiği bir durum da yok ama o zaten biraz böyle şey gibi onlar için. Challenge gibi yani. <laughs> Çok büyük bir dertleri yok. Sonra zaten Stepstones'u ver bize geliyor konu ki. Stepstones kavgası da ilk sezondan beri devam eden bir konu yani. Stepstones'u vermesi biz tabi bunu hata olarak um, şey yaptık yorumladık um, ki burada da bariz bir şekilde tabi tabi biz basit bir vergi koyacağız kadar ya filan diye böyle <laughs> hata olduğu belli hani bu işin ama kitapta ilginç olarak bunu yapmak Otto'nun fikri ha, okay. Otto onu yaparken um, daha akıllıca bir hareket yaptığını sanıyor çünkü stepstones'u zaten kimin kontrol ettiği belli değil yani şey olarak. Doğruna sorsam mesela doğru bizim la orası. <laughs> o, şey, eskiden eski dönem patlamadan önce filan diyor der. Hani triarkiye sorsan kim kontrol ediyor? Onlar biz biz kontrol ediyoruz der. Ya da Damon'a sorsam o da benim oğlum kralıyım oralım ben filan der. Aslında Damon orayı parçaladığı dönem böyle konsolde etselerdi böyle doğru düzgün bir böyle minik bir kale ya yani bitmişti olay yani. Çit şey çekmedi oraya yani bıraktık <laughs> Ama, Ama işte zaten şey odur yani. Otto'nun şey odur. Zaten ki bizim kontrol ettiği bir yer değil. Hani biz kimsenin kontrol ettiği bir olmayan bir yeri verdik. Evet Trier'in desteklerini aldık. Hiçbir şey vermedik diye düşünüyordu. E, tabii ki burada biraz şey değişik ya Thailand numara yapıyor o veremem vallahi Vallahi benim kafamı uçurur onu verirsem diye ya da siktir et, benim altınlardan gideceğine ver gitsin bana biraz böyle hani numara yapıyormuş gibi geldi hani step sonsu verin bize deyince ehm, o, olmaz o filan uçuracak benim kafamı dedi ya yani, sanki biraz evet, biraz numara bir gibi geldi, geldi. <gülüyor> <gülüyor> hani, benim altınları vereceğimi senin alın Taş orası falan. Ne, şimdi ne yapacaksınız falan diyor. Tabii ki stratejik olarak önemli orası. Burada da zaten e, Thailand. o oh, enflasyona yol açar o şey falan diyor işte. Faizleri artırırsınız diye bekliyordum ben. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak abi? Merkez Bankası'na <laughs> söyleyin falan diye. <laughs> Merkez Bankası bizim bağımızı söyleyemeyiz. <laughs> ya burada evet, aslında şey. Stepstones'un verilmesi şöyle bir şeye de bağlantı kuruyor. Bunu zaten bölümün sonunda Starkların gönderdiği ordu gelirken de gördük işte. Bridge'ten geçiyordu Twins'ten. Orayı da Freyler, Jace'den Heronol'u alma şartıyla açmışlardı. Yani böyle devamlı herkes şu anda bir anda elini hızlıca güçlendirmek için çok random yerleri fazla geleceğini düşünmeden. tabi ya olsun ama çok şey değil gibi oluyor. baya bayağı bunlar götünü tırmalayacak muhtemelen bu hurmalar 3. 4. sezonda. <laughs> Yani Stepstones'daki hikaye şeyin dışında da gelişiyor. Oraları görmeyeceğiz herhalde. Eee um, ki ki sezon daha kaldığına göre hani um, King's Landing'den bağımsız ya da Westeros'tan bağımsız olarak da orada bir takım olaylar olmaya devam ediyor. Hmm. Um, burada um, Lohar'a gelirsek hani yavaştan geldik mi? Lohar'a gelmeden önce ne vardı burada diye bakıyorum da. Yok gelebiliriz Lohar'a evet. Yani Lohar karakteri aslında um, geçen sezon um, Leynor'un bahsettiği bir uh, Ricalio Rendon diye bir Tyrosha Emerald var demişti. Kadın kıyafetleri giyiyor falan. Sanırım Rendon'u çıkarıp Lohar'la birleştirmişler. Kitapta Random Lohar farklı karakterler. Ha okey. Ve de Lohar böyle bir karakter değil. Burada Lohar'ın özelliklerin hepsi Random'dan gelme. Ha anladım. Sanırım o dönemde daha o kararı almamışlardı. Hani Ren... Ama sanırım adını söylemiyordu zaten Ricardo random'un Böyle şey yok, yok adını söylemedi. Böyle bir komutan var. triarki, vardı. emreli varmış işte farklı giyiniyormuş bilmem neymiş gidelim onu görelim falan diyorlardı. O bu işte kitapta ki iki karakteri birleştirmişler. Um, <laughs> Ricario Randun denilen karakter aslında daha flamboyant olanı. O daha böyle cross-dressing man olarak adam hani cross-dressing yaparak şey seks işçisi olarak çalışmaya falan giden adam, böyle iyice <laughs> adam. Yani, Bu hobi olarak yapıyor bunu bu arada öyle şey değil. Zevk. İhtiyacı olduğundan değil. <gülüyor> <gülüyor> zevk, zevk, olarak yapıyor. <laughs> Aynen. Um, burada Lohar'ı her iki karakter. Lohar da komutan evet. Yani bu dönemde Trierkinin komutanı Lohar ama o değil. Böyle. Ama ikisini birleştirmişler. Her neyse güzel olmuş. Yani. Farklı bir karakter ortaya çıkarmak istemişler. Uh, özellikle de um, cinsiyet şeyinin olduğu. Mesela burada adamları lohara hi diye. Hi diyor. Hi evet. diyorlar. Yani, burada kadın olarak oyuncuda trans olduğu için. Aynen. Abigail <laughs> hani, Thorne bu arada bilmeyenler için. Ona iyi kullanmışlar hani ne diyeyim? Cinsiyet karışık ne denir? Misgendering ya da kargaşası. Evet. Adamlar hani ona kaptana böyle hi diyorlar yani hayatında bir <laughs> şey dememiş ki hiçbir şey yani. yani ona <laughs> hi diyorlar um, ama kadın yani sonuçta um, burada hani karakter um, kadın hani karg kar, şeyin sebebi um, bu korsan tipli adamların hayatlarında kadın <laughs> görmemiş olmaları olabilir bir de onlara evet. farklı da geliyor olabilir hem güçlü hem şey işte evet. daha sert bir yandan da işte. Biz... Ha, söyle söyle. Sen. Ya sen söyle. Ha biz şeyden şikayet etmiştim ya ben hani böyle um, ha, hep kadınların hepsini soft power kullanarak olarak gösterdiler demiştim. Evet. Ben i̇şte de uygun yerde çıkacak demiştim. Ha, çıktı. <laughs> çıktı <çıkacak>, evet. <laughs> Gerçi daha göremedik hani ne yaptı. Evet. ama herhalde savaşçı kadın görmüş olduk böylelikle evet. iyi oldu. <laughs> şey detayını da vereyim. Abigail Thorn e, oyunculuk da yapmış ama esas şu an YouTuber yani uzun süredir bilmeyenler için Filozofi Tube diye bir kanalı var. Bayağı milyonluk kanalı var ya. Bayağı da ünlü. Evet. Büyük felsefe kanallarından birinin sahibi. Zaten buradaki şey de çok komikti o açıdan. Sen nasıl bir erkeksin? Şair mi? Filozof mu? falan diye böyle. Hmm. <laughs> o da güzel geyikti. Oradan ufak bir e, göndermeli bir diyalogda yazmışlar. Bence bayağı da iyi olmuş yani. Hem çok geyik bir karakter. Hem bayağı böyle aksiyon yüksek olacak belli ki. şeyde Hali tavrı da. Bence biraz da şey de iyi. Yani ruh duygu hali bence çok belli olmuyor. Şimdi okey olmuş gibi oldu ama sanki biraz aksiyon aradığı için olmuş gibi oldu. Hani velaryonlarla savaşacağım. Ben zaten onu istiyordum. Yanıma bunu da aldım. Ya yani iki gün sonra siklemeyebilir de yani. Ama bir yandan da şey kafası da güzeldi. İşte benim karılarımla yatman lazım, güçlü ve kaslı bir erkeksin falan diye <laughs> Ondan işte çocuk muhabbetine falan gelecek konu oradan. Ama bilmiyorum nasıl. İlginç o, o o muhabbet aslında Ricardo Rankin Tüm her neyse başka bir karakter arasında oluyor. Spoiler evet. olacak mı? Ol, yani girmeyeyim oraya da başka tamam. bir karakter okay. aynı şeyi söylüyor. Var okay. <laughs> burada talent yapmışlar. Evet. Direkt e, kitaptan alınma diyalogları ama kitapta başka bir karaktere söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hatta yani evet. Aynen senin dediğin gibi söylüyor bu arada. Harbi <laughs> <Sen, Ağır mı? gülüyor> So kaslı mısın ya? Sen benim birkaç çocuk yapsana ben. <laughs> Peki Thailand'ın ilk sorusunun e, şey hayır, olması, hayır. kaç karın var olması da çok saçma diyor. <laughs> böyle kaç tane yapmam gerekiyor diye düşünüyor. <laughs> yani hiçbir şey artık hani salmış böyle itirazdır, bilmem nedir, sorgu hiçbir kaç tane yani ben bir düşüneyim İki de olabilir, 48 de olabilir yani hiçbir bir şey yok. <laughs> hey Allah'ım. <laughs> şey gelince Tayland geriye böyle şey oluyor. STD'den ölmüş olarak geliyor. Ne oldu? Evet. <laughs> Gazeteye sarmışlar <laughs> böyle götürüyorlar. <yani. gülüyor> Sosta ne kadar cinsel yolla bulaşan hastalık varsa hepsini kaptı. <gülüyor> <gülüyor> evet ya yani, bizleriz tahta elini sürüp öldüydü. Bu da böyle şey ben soğukluğundan gidecek orada yazık. Yani. <laughs> <laughs> yani bu açıkçası Abigail Thorne'un oyunculuğunun biraz sırıttığını söyleyebilirim. Yani çok iyi oyuncu olduğu tabii ki yani ne söyleyemem. Özellikle dizide oyunculuğun çıtası bayağı bir yükseğe kondu. Ama şöyle de bir şey var. Çok fantastik bir karakteri çok kısa sürede yansıtması istenmiş. Evet. Hani çok yani şey de değil. Hani böyle yavaş yavaş sindireceğimiz bir karakter değil. Sen işte böyle flamboyant, biraz kaotik bir karaktersin. Bunu göstermen için de 30 saniye 3-3 <laughs> dakikada bunu bir yansıtman gerekiyor. Yazarlar da ya da dizinin eee uh, işleniş şekli de pek uygun değil karakteri rah rahat anlatmaya. Bana biraz sırıtı gibi geldi. Yani sanki kameraya bakıp göz kırpacakmış gibi geldi bir an böyle. Karakter hani biraz Marvel' dördüncü şey duvar bo şey karakterleri var yani Marvel'da. Deadpool. Onlardan biri gibi geldi. ama yani oyunculuk yani ne diyeyim materyalde kısıtlı, çok kısa sürede bir şey aklıma bir şey geldi gerçi bunları yaparken. Keşke dizi eee Feeder'ı öldürmeyip burada tekrar kullansaymış diye düşündüm. Ha geri yani Tailand, Hani Craft Feeder'ı kesmek yerine belki orada kaçtı craft gitti filan... denebilirdi. Şimdi tekrar o karakteri burada geri getirebilirdi. Thailand'da craft vader'la masaya oturan oturmuş olurdu. Belki daha bir eee um, dediğim daha iyi bağlanırdı. Hani tanıdığımız bir karakter olurdu ilk sezondan. Ama Crafty da e. çok böyle masaya oturacak bir karakter gibi değildi ya. Böyle masaya oturup e bu, bu, kafasına geçer. <laughs> e bu öyle çünkü ...dialoğa diyalo giriyor yani en azından daha şey. Crafty e de pek... biraz farklı işlenebilirdi yani. ki çirkin, doğulu, kötü adam <laughs> stereotipinde kalmazdı biraz o sığı kaldı. Her neyse. Um... Göreceğiz ileride nasıl bir şey olacak. Rolü olacak. Ne kadar güvenilecek. Göreceğiz iki sene sonra. Ya Lohar <laughs> çok güvenilir olmayacak zaten. Ben o açıdan şeyi beğendim ya. Evet hani oyunculuğun seviyesini gidip de evet İngiltere'de e, tiyatrolarda çıkacak level tabii ki değil Abigail Thorne ama şu dizide mesela Kit Harington dan çok da kötü değil mesela. Kit düşününce böyle bazen için bayılıyor ya. Yani. <laughs> Ya o yüzden bilmiyorum Abigail Thorne'un karakteri iyi oturmuş buraya. Oyunculuğu da uygun uygun geldi bana. Ama açılacak zaten şeye de bakmak lazım ona. Aynı şeyi e, Zendaya için Düğün'de da söyleyen çok olmuştu. İkinci filmde izleyince böyle aa falan oldum millet. Oha iyiymiş falan diye. ya, <laughs> burada şey de yok yani dediğim gibi çok, çok bir fazla... rolü de yoktu yani. Evet. Yani çok kısıtlı zamanı var bir şeyleri ekrana yansıtmak için. Hatta Kondal şey dedi galiba biz sen Josh yani over the top yapabilirsin bunu. Biz onu dağıldan etme şey yaparız onu sonra. Sen hani şey yapma. Sık kısıtlama kendini yani. Ha, kısıtlama yani over the top oyna. Biz onu editte normale <gülüyor> döndürürüz <gülüyor> falan <demişler> yani. <laughs> evet, zaten onun temposunu şeyi onlar ayarlıyor. Ya. Ona yapacak bir şey yok. Genel şey olarak zaten genel bir ton olarak bu sahneler bence pek uymuyor. Yani Tayroş ...bir anda ekrana girmesi... ...renkli doğulu... Uh, oryantal ...şeyler işte... Uh, ...Lohar bir anda... ...süper flamboyant... ...genel tonuna pek... ...oturduğunu söyleyemem bu sahnenin... ...CGI bile hatta biraz daha... düşük kaliteli bu <laughs> <laughs> ben de yani... tam tersine şey hissettim lan... ...oh be ferahladım yani şey olarak... ...ferahladım çünkü aksine... ...tonun dışında hep aynı yerde... ...kaldığımız için... Dünyanın büyüklüğünü çok unutmuştuk. Dünyanın böyle ama noktaları işte, da var yani. O yüzden bunu daha çok... Ama işte özellikle. son bölümde olacak iş değil bu yani. Son bölümde biraz daha yani böyle Daha şey fazla verebilirlerdi beklesin. evet. Ona, onu da, ona daha katılıyorum. Daha böyle fokus olmuş istersin. Hani Aradaki bölümlerde olsa world building bölümlerinde... Anlarım da... Son bölüme sırıtmış gibi geldi bana. Daha böyle fokus, daha böyle... Um, dağıtmadan hani konuyu... Um, son bölümün gitmesini beklersin ya... Yani, her neyse çok şey değil zaten bu bölüm genel olarak hemen hemen her sahnede bu problem ortaya çıkıyor. Sahne güzel olabilir. Sahne kendi başına iyi olabilir ama bölüm sonu sahnesi olarak problemler ortaya çıkıyor yani maalesef. Bütün hepsi çekildiğinde tekrar değerlendiririz. Bilmiyorum. O zaman sırıtmamış olur. En, en katılmadığım şey bu oldu galiba. Bence hiç sırıtmadı ya. Yani şey olarak çok güzel oturmuş hatta. Bir tık geç kaldı bence, ama. <laughs> bence bu son bölümde olması ya çok bu sahnenin son bölümde yeri yok yani. Bak mesela ilk sezonda da Damon Esos'a gidiyordu değil mi şeyin Regio'nun yanına. Regio'nun sahneleri de hep gece çekilmişti. Yani karanlık bilmem ne. Orada da renkliliği çok görememiştik. Biraz böyle Yok benim ondan yana bir derdim yok. Hani ondan Halal, şey hatta o iyi onu demiyorum ama dert olarak demiyorum. Örnek olarak veriyorum. Çünkü o mesela o sahnede kaçmışlardı bundan. Bence onu da renkli yapmaları lazımdı. Onu demek istiyorum. Yani o Evet, world building sahne world building'in yapılacağı yer ama son bölümün açılışı değil yani. Yok yapabilir <laughs> bana abi açıdan. Yok yapabilir. Ya bilmiyorum her neyse bana garip geldi bu. Bana biraz şeyden dışarı çıkardı bizi. Son bölümün geriliminden ya da bitişe doğru giden bir fokustan alakasız bir yer. Şimdi kameralarımız Tayroş'ta. <laughs> Hayda ya, bu da fantastik bir şey soktuk. Haydi bakalım ne oldu? Niye soktunuz bunları? E, ee, görürsünüz iki sene sonra. <laughs> Bilmiyorum. Ya hata, seyirci yani. unuttuğu için olabilir bu belki. O hata olabilir. Ben yani, Tayland'ın çünkü bir de yola çıkmış olması gerekiyordu. E, yollandığı için. O zaman Tayland'ı hiç göstermeyeceklerdi. Bu sefer daha kötü olurdu. Bununla ilgili birkaç örneğim daha var. Bak kesin şuna eminim. Bunlar, HBO bunlara son iki bölümü çekmeyecek... Kesin dediğinde eldeki katları, yani elde çekilmiş olan şeyleri bir karıştırmışlar. Son iki, üç bölüm içerisinde bence. Tekrar bir edit masasında bir sonu yapmaya çalışmışlar ki başarılı da olmuşlar aslında. Hatta o montaj sondaki montaj bile sonradan deneklenmiş olabilir. Hani birçok sahneyi alıp yani üst üste bir defa, daha evet, müzikle. Orası Aynen. sonradan yapılmış belli. Son artık. Yani, yani evet. Mesela bunun bence en iyi örneği bu editte bir karışıklık ya da bir şey yapıldı. Sonra konuşuruz ama eee Cristpine konuştuğu sahnede Guvaine'i sen benim eee kardeşimi yattım diye atar yapması. <laughs> Oğlum 5 hafta o <laughs> gidiyordu zaten. Ne oldu? Durup dururken sen niye kızdın? Ama o belli ki başka bir yere aitmiş o sahne bence. Onu böyle getirip buraya koymuşlar. işte burada bir edit olayında bir problem var bence. Yani ya orada şey de olabilir ya. Yapımlandığı yerlerinde değil böyle. Iııı ee... Onu bilemem ama şey olabilir. Kol mesela orada artık e, Elasıntın verdiğini gördüğü Mendili böyle artık don koklar gibi ağzına falan sokuyor ya. O oh falan diye. Yani <laughs> şimdi ben de görsem hayırdır hocam falan derim vardı. Bokunu çıkar. Ama şimdi ya. bak, o sahneyi ormanda çekmişler ya. Onu nereye koysan olur. Olur. Hiçbir evet, şekilde evet. timeline'ın neresine koyuyorsan koy. Olur aynen. Onu bilerek öyle çekmişlerdir. Hani arka planda bir şey gözükmese, hani ormanda bu savaş. Şeyi içerisinde nereye koyacağımıza sonra karar veririz demişler. Bence orada bir böyle bir şey olabilir, var. Olabilir olabilir. E, e, sahnelerin planlanan dizilişinden farklı olarak bitirmişler bence. O olabilir. bir problem var gibi geldi. O olabilir. Yani bu problem midir bilemem ama şey olarak e, olabilir. Dizilişteki farklılık kurguda değişmiş olabilir. Evet. O doğru. Ben burada da bu sahnelerle bir ilgili problemim yok. Renk olmasına, farklı world building olmasına kesinlikle katılıyorum. Olması gerekiyor. Game of Thrones hiç yapmadı. Mavi hmm. saçlı adamı bile çok gördüler. bize. Yani. <laughs> evet bu arada. Ya. Hiçbirini koymadılar. Yani, benim şeyim hani sahne bence birazcık son saniye şeyiyle şafılıyla böyle bir awkward bir yere gelmiş yani. Her <laughs> neyse, çok da önemli değil yani. Zaten biraz dur az hızlanalım. Birinci saat oldu daha ilk e, şey sekansını konuştuk. <laughs> Hızlanmamız lazım Hızlanması. yoksa 5 saatte bitiremeyeceğiz bunu. Eymund Vegar sahnesi var. Burada da e, mesela bak bu da bütçeden kaçılan sahneden biri bariz yani. ve Böyle oturmuş bakıyor ne güzel yaktık ha falan diye. <laughs> ya, şey yapmamışlar ama bak şimdi bunu düşünüyorum mesela. Yani ben ben diyelim çekiyorum bunu. ...şeyi düşünüyorum yani... ...tabii ki ben olsam şöyle iyi yapardım... ...kötü anlamda değil... ...yanlış anlamasın kimse... Yani ...benim öyle bir yeteneğim yok... ...ama algı olarak düşünüyorum... ...mesela bölüm başladı... ...bir anda biz Vega'yı girdi... ...sharp point'i yakarken gördük... Bir, ...bir şey olursun böyle... ...yani ne oluyor oğlum falan hani... E, ...nereye geldi, ne yapıyor, niye yakıyor... ...bir de ekstradan bu en az 5 dakika demek... ...şimdi böyle olunca şeyi anlıyorsun... ...ha diyorsun evet... ...bir rahatlama gelmiş suratına... ...böyle bir o gerginliği atmış halı sahasını yapmış böyle sinirli ev abisi gibi olmuş yani. Ha diyorsun tamam bu geçen bölümün sonundaki siniri bir yerden atmış. Acaba neresi? Şimdi böyle bakınca. Bence şeyden dönüp evet. Dragonstone dönüp dönüşte yakmış. Evet evet dönüşte şey. dönüşte aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kızıp dönüşte ben... bir yeri yakacağım. Kızıp duvara yumruk falan atarsın ya bu yakmış direkt. A böyle. aynen. <laughs> Delirmiş yani. Buranın da Sharp point olduğunu e, zaten bir sonraki sahnede öğreniyoruz hemen. E, sharp point ben, belirli, var ben mı? Ben manyak şey? olarak böyle evet. baktım ve haritayı açtım. Kıyıda neresi var lan? <gülüyor> 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 Nereye yakıyor bu falan diye. Sonra söylediler. Ha. <laughs> ben daha bulana kadar hangi kıyıdaki şeyi yaktı bu herif? <laughs> Var ee, mı buraya gidelim? Burada Elementin, Baremonlar bu arada a, adı geçmişti. Corliss Baremon'un evet. yeğenini mi ne alıyordu gemiye? Aynen. Onun yeğenini yani alın, alın diyordu. Belki <laughs> hani şöyle mi acaba? Baremonlar Corliss'le işbirliği yapıyor. Gideyim onları yakayım mı dedi. Hani öyle bir şey mi oldu? Ondan mı name drop olmuştu Baremonlar geçen? Olabilir. Belki acaba? de o yüzden Baremon'ların zaten muhtemelen e, e, şeyde Renira ve Corliss'in yanında evet müttefik olduğu oldu. Belli oldu yani. En kolay da onlara saldırdı muhtemelen. Gücünü en rahat gösterebileceği. Evet. Tabii ki burada senin dediğin gibi yani direkt um, korku ve um, şeyden dolayı Aymond. bu arada Eymont'un geçen bölüm ilk defa korkuyu tekrar hissettiğini söylemiştik. Evet. İşte ona bir tepki olarak refleks olarak şey oldu. Gidip bir yerleri yakıp kendini daha güçlü hissetmek zorunda hissetti kendini. Um, bir an için o eski çocuk Eamon'la döndü. Um, erkek. Mi? Onu da yani onu da çocuk den tekrar erkek Eamon'a dönmek için bir yerleri yakması gerekti. Um, Veigar da bu arada şey yapıyor gene. doğru mu burası? Dorn mu? <laughs> Dorn, <don, yap." gülüyor> Don olsa yakacağım bak. Don don. <laughs> <laughs> Dead de, ne her yerde. Yer, yer. <laughs> Bölümde sonraki röportajda da Kondal yanlış bir şekilde buranın Hazmesiye ait olduğunu söyledi. Ha, o yani olmaz olsun hata. böyle yapımcı ya. İnanılmaz çok kötü bir hata. Siktir git buradan Kondal. <laughs> Böyle iş bilmeyen adamları koyuyor. Yani, bir hata o, daha yaptı bu arada Kondalıları şey. Oğlum ben bir gün yani. NBA konuşurken e, Hartenstein var ya New York şimdi oklamaya gitti. Josh Hartnett dedim oğlum adama. Yani. <laughs> Oyuncu Oyuncuya gitti adam yani. Bir sinema, bir NBA konuşunca hepsi mix oldu bende. Adamda Abi da... Canlı yayında öyle... da sen söylüyorsun bazen yanlış isim. Ha oluyor oluyor bende. <laughs> bazen böyle sana takılıyor. Sen anlamıyorum bile ne, neden bahsettiğimi. Ses açar. Sen söylüyorsun mesela atıyorum James Harden diyeceğine James... Uh, Wörth'ü diyor. Yani. <laughs> evet. Ben de şey yazıyorum böyle James Harden'ın şey kuzeni bu. kuzeni bu. Sen anlamıyorsun bile bizim ne yazdığımızı. Ben onu çekip <laughs> full fokus böyle sahaya bakmaya çalışıyorum. Aynen. Gitmiş kafamı bizim burada da yayının sonuna doğru artık 200'ler, 300'ler hepsi birbirine giriyor. Evet yani yani. Biz biliyoruz hepsini de, de yani 3. <laughs> saat konuştuktan sonra artık şeye dönüyor beyin. Çorbaya dönüyor. Beyla mıydı, Reyna mıydı? Beyla hangisiydi falan dedi. Hayır, hayır Okey. Normal. O zaman Kondul da artık yıpranmış herif. Yazık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şimdi burada e, Egon Orwell Laris sahnesi vardı. Egon e, abi şunu az da rum koysana ya biraz arko falan diye Orwell'la muhabbet yaptı. E, gördüğümüz kadar ona da şu mucizevi sütünden vere vere Orwell harbiden diriltti Egon'u. Ve harbiden yani bunu 3 kere falan konuştuk ama gerçekten lanet olsun eski Meister'ın adını da unuttum. Vizeris'i öldürttü ya herif. Melos. Melos. <laughs> Yavşak Melos bıraksaydı Orvay'la belki hala Vizeris hayattaydı yani. <laughs> Neyse. Yani olabilir Orwell biraz daha erken gelse Çözerdi belki Çözerdi. Baksana. O oğlum, yara daha küçük. Onu kösüp atabilirdi. Evet ha ölüyü diritti oğlum adam. Hareket edemiyordu. Yok penisim sosis gibi yandı falan diye ağlıyor yani. Ayakta duracak hali yok. <gülüyor> <gülüyor> Yatağına işleyen adamı diritti yani. İnanılmaz bir şey. Ee, burada birkaç kritik detay öğrendik. Laris geldikten sonra. Ee, Harold'un altın rezervinin büyük kısmını... ...Bravos'a yatırmış. Iron Bank'e. Ee, krizi görmüş önceden Laris yatırımını yapmış. Birincisi parayı kaçırdığı için Egon'a da kaçmayı teklif etti. Bu bu benim çok beklediğim bir şey değildi bu arada açıkçası. Güzel bir hareket yaptı. Yani Laris'in ne yapacağını çok merak ediyordum ama Egon'u kaçıracağını Crispin. düşünmüyordum. Krispin'in gibi buraya kaçalım. Bravo'sta yaşayalım. Aynen. Beraber Egon. <laughs> Gel ben sana bakarım. Paralar da orada benim. Aynen. <laughs> Prens gibi yaraşatırım. Lan ben kralım. <laughs> Ne yapmam gerekiyor? Daha Ayağını açacağım. <laughs> yani. Sen bu ayak şeyini getir yanında. Tamam başka bir şey yok. Tamam, bir şeye ihtiyacım yok. <laughs> Zaten yanına gelince de ayak havada böyle arada bir bakıyor böyle görüyorum. <laughs> Gözü kayıyor yani. <yanında. gülüyor> <laughs> Laris. Zor tutuyor kendini. Ulan Laris ya. E bu bana Goldfaker muhabbetinin aynısını... ...Damon da yapmıştı ilk sezonda konseyde konuşurken. Onlar çok... E, ...hatta siktikleri kuzular... Kadınlarından daha güzel mi öyle bir laf ediyordu. O Veil'dekilere söylüyordu ya. Veil'dekilere mi söylüyordu? Yani bir, bir böyle muhabbet kalmış aklımda da olabilir Vale olabilir doğru. <laughs> Godfucker bu direkt şey ya um, Orta Doğulları nasıl yani, stereotip olarak şey deve yapıyorsa. gibi bir şey bu yani aslında. Burada da Esos'taki herkese Godfucker bilmem ne vahşi, yabani deme şeyi vardır böyle Westeros'ta özellikle soylularda. Aşağı Halbuki öyle. Um, Westeros um, hani Essos ile Westeros arasında çok fazla bir gelişmişlik farkı yok. Evet. E, hatta um, Essos bazı yönlerden daha önde. Özellikle bu monarşi daha ticari şehirler var işte şehir evet. devletleri filan var. Yönetimsel yani... eşitlik daha yüksek belli noktada hatta. Yani Tek... Bir tabii şey <laughs> var daha fazla um, kölelik köle ticareti falan var. O konudan biraz gerideler ama <laughs> <laughs> kadın ticareti yani, insan kaçakçılığı öyle. da var evet <laughs> ama mesela list gibi işte cinsiyetin ya da seks işçiliğinin tabu olmadığı işte yerler var işte evet. Yani öyle çok geride e zaten hani orta çağında neyse bu da o zaman da doğuya gottbacher demek ama doğuda hani o zaman gerisinde değildi yani batının o dönemde orta çağ bilmem neye bakarsan Tabii canım. O süreç devam ediyor. E zaten o hep şey ya e, Japonlarla Amerika arasında, İngilizler arasında bu işte şogun dönemleri falan. Onlar birbirine görüyor barbar bar diyor. Amerika'lar Japon'u görüp barbar bar diyor. Aslında <laughs> bambaşka kültür dünya. Kim önde kim geride ayırman çok zor yani. Kendilerine göre takılıyorlar. İngililer bakıyor hepsine barbar bar diyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Orada işler iyice karışıyor yani. Şimdi burada benim e, kendi kendime sorduğum bir soru oldu. Laris'in e, egonu sat yani götürmesi, saklaması nasıl çalışacak? Ya yani şey hayali kuruyorum şimdi. Atıyorum Renira öldü. Bir noktada gitti. Damon da gitti. Jace de hadi savaşta gitti. Şimdi Hak iddia edecek. Darren kalıyor bir kere o arada. E, egonun yokluğunda. E, şimdi orası nasıl çalışacak bilmiyorum. İkinci tarafta hadi Damon'un çocukları var. Bir de onlar büyüyecekler. Aradaki geçecek süreye göre. Muhtemelen şey dönemi gibi bir kavgaya sürüklenecek herhalde. Yani o Megor sürecindeki gibi Egon'un hangi oğlu, hangi bilmem ne soruya geçecek, kardeşimi geçecek yok öbürü mü gidecek. Herhalde öyle bir kavga sürükleyecek. Ee, planı bence şey hani Aemond ve Rhaenyra girsinler birbirlerine. Evet. Herkes dökülsün. işte ortam savaşa girsin. İşte savaş Um, başlarsa işte halk sefil olursa her taraf yandı ya Beigar bir yandan yaktı Renro Nezdalar bir yandan okay, yaktı. Bunlar, Onlar birbirini öldürürse daha Joffrey'de Aegon'da, yani. um, Aegon'da geri gelip Bravos'tan hani um, şey gibi Humeyni gibiymiş. Bıçakla. Böyle sağım <laughs> evet herkes böyle. Oo, tamam bu adam çok iyi adama benziyor. Bu bizi geri götürmez 300 bin sene. Hani, ya, yani planı o yani. Savaşın aktörlerinin ölmesi ve de savaşın ha. halkı birleştirici bir şey araması halkın. Hani ya yani, tamam Aegon gelsin. Okey. Bu plan bu Bıktık da. Bıktık artık. Ha. Nasıl çalışacak bu? Ben hiç... Ne, Sen mi? pipi, Pipiden dolayı mı diyorsun şey yapamayacak. Ya, ya hiçbir şey ha. yok ya bir özelliği ha, yok okay. egonun şu anda. Ya yani egon ya yani Laris neye güvenip bunu yapıyor ben anlayamadım açıkçası. Planında çok akıllıca bulmadım la yani. <laughs> Laris'in kendi açısından ana planı biraz evet yani kitapta da yok. Daha önce konuşmuştuk. Burada da tam olarak e, neyi amaçlıyor? Yani team Aegon olduğu kesin. Aegon'ı başa getirmek istiyor. Eyvallah. Um, ama bu gerçekten bu mu, başka bir planım var bilmiyorum. Hani um, Maker. Aegon'ın varisi evet burada şeyin olmaması biraz <laughs> <me> <laughs> Mailer um, Mailer'ın uh, dizinin Mailer'ı işlememesi ve de şu anda çükü de yandığı için artık onun <laughs> öyle bir ihtimalle kalmadı. Aynen yani. yani belki işte sonradan yaparlar mı falan dedik ama. Yapacağı şey O da kalmadı. Şey evet varis ortaya çıkarma konusunda varis ce Ceher'e kaldı. İşte bir kadın. Evet. Yani Yine aynı işte aynı. Olmasın diye kast... evet, şeye aynı getirdi. Aynen. Evet. O açıdan güzel aslında. Hani Raniro ile dönüp dolaşıp Viserys aynı noktaya geliyor. Tek varisinin kız olması konusunda da aynı rol gelmiş oluyor biz İşte Laris acaba ha. buna ikna oldu mu hani lan hallederiz onu falan gibi düşündü acaba? O kadar ne? uzun düşünmüyor bence. <laughs> Çünkü Helena da dedi ya Egon geri gelecek. Egon yeniden kral olacak dedi. Tabii bu şey kanıtla mı? Egon yeniden kral olacak da 10 sene hüküm sürecek gibi bir şey değil. Hani olup aynı gün Hel ölebilir de yani. <laughs> Helena Egon will be king dedi bu arada. Evet. Ama evet. hangi Egan demedi değil mi? Hangi Aigen? ee, bir de. Egan'da kurur belki o. Evet. Belki de Unworthy. Ya da Şifo. Mesela. Şifo da olabilir. Yani Egan e, şey de Egan. Mesela Egan çok yani. Egan çok aynen. 100 sene ileride de Egan var kral. Doğru. İsim vermedi bu 4, arada. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10. <laughs> <laughs> Hangi Egon olduğunu belirtmedi. Aynen. O <laughs> yüzden. <laughs> Abi şu <laughs> isimleri ayrı ayrı, ayrı koyun. <laughs> <Ç> çözemiyoruz da. Forşada mı anlamıyoruz evet. ya? <laughs> Yavuz Sultan Egon var. Yani ver çok. Evet. Ee, burada Sunfire'ın öldüğünü söylüyor. Aa evet o, ya. ilginç. Şaşırdım ben de ona. Öldüğünü ilk kez net. Ama bence haberi yok gibi. Öldü düşünüyor da olabilir. Bence de. Bence de. Ölmüştür. Yani o Onun falan, konfirmasyonu yani. oldu mu bu olmadı mı bilmiyorum. E, çünkü eğer Sanfire öldüyse o Sanfire'ı adam yollama hani oraya adam yollamıştı ya e. Orayında orada da ne olduğunu görmedik yani evet. şeye. Ruxineste tekrar birilerini yollamıştı. Sanfire öldüyse neden yolladı oraya birilerini. Belki hem, bilmiyorum tam olarak dizi nasıl işleyecek öldü mü ölmedi mi göreceğiz. Burada pipisinin yanmış olması dizi kitapta detayına girilmiyor. Muhtemelen yanmış olabilir. bu. <laughs> yani. Pipim yandı benim, o benim her şeyimdi diye üzülmesi tabii ki ana seride de The Theon var evet. pipisini kaybeden. <laughs> işte Jaime var dü düello elini kaybeden. Aynen. Ve de Tyrion'un mesela dilini kaybedeceği falan söylenir. George Martin sever, çok övündüğü uzvuyla sınlamayı <laughs> karakteri. <gülüyor> Bir yani yandan orkiden... da şey olarak da güzel oturuyor bu. Hani metaforik olarak patriarka özelliklerini bırakıyor aslında hepsi. İşte <laughs> Jaime'nin en eli aslında bütün o şey gücünü oradan alıyor. Egon gücünü penisinden alıyor. <laughs> Bunlar aslında patriarka uygun her şeyini kaybetmiş oluyorlar yani. Ben... Yani şey... Um, um, buradaki diyalog um, ilginçti ya şey olarak böyle. Um, Laris sen kral olursun falan diyor. Ya ben bacağımı işiyorum. <laughs> <laughs> bacağımı işiyorum çok iyi. <laughs> sen iyi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya gülme, gülme yazık çocuğa falan diyerek içimden yarıldım böyle. <laughs> yani um, Aegon yani, the Dragon Cock. Um, kın bu hale gelmiş olması. Ee, evet, George <laughs> Martin çok sever bu bu tip şeyleri. Yani Jaime işte ben herkesi yenerim düelloda. Ben Westeros'un en iyi kılıç kullanan adamıyım falan diye gezerken el o zaman kestim elini. Hadi, Hadi bakalım. <laughs> Şimdi o olmadan kendini e, tanımla. Hadi bakalım işte. Teyonda da aynısı var işte. Çok sikişken bir arkadaşımızdır. Sonra o da günü kaybediyor. Eee um, şeyde de eee um, burada Laris'in e işte 7 ejderhasıyla tepene binecek 7 evet, diyor aynen diyor. Yani burada yani Damon'u da sayıyor. Belli ki Laris'in Damon'un yaptığından da haberiyor. <laughs> <laughs> Aradaki bu şeyden de haberi yok. Yani bir yani bir plot gibi arasında. şey kaldı abi zaten orada. Bunu da konuşmuştuk. Ben hatırlamıyorsam düzelt. Yani gerçekten Laris'in kurduğu o ekip ...kuruldu ve bitti böyle arma logo yapıldı... ...forma basıldı... ...masrafa girildi, yatırım yapıldı... ...gitti onlar sonra. <gülüyor> <gülüyor> o bence birinci sezonda bence... ...şeyden endişelenmişler... ...daha karakterleri çünkü... ...bilmiyorduk, Laris'i hiç görmedik... Evet. ...o ana kadar. Laris'in... ...orada böyle teyzelere çay içerken gördük... ...işte Lionel da filan gördük... ...sonra adam ailesini öldürmeye karar verdi. <laughs> yani onun kimin yaptığını... Normal seyircinin gözüne sokmak için öyle bir şey kullanmışlar abi yani imge ya Ama işte gitti sonra kullanmadı onu biliyorum. Ha, onu sonra komple çizdiler üstüne aynı. Bu mesela ben, benim en çok mesela kızdığım şeylerden biri böyle dizilerde falan yani mekanizmasını tabi bak şey olabilir. Bir mekanizmayı kurarsın, kullanırsın, atarsın. Ya yani gider işlevi kalmaz bunun. işlevinin kalmadığını da görmedik. yani adamları salmadı da. Değil mi? Ben hatırlamıyorum yani. Tamam hadi göreviniz buydu. Şimdi sittirin gidin falan da demedi yani. Abi... <gülüyor> <gülüyor> Hayır o adamlar var. Hani kendi... ...ada şeyleri var. Hani ne diyeyim casusları falan. Ama... Bir daha da yani, işlevini de dedi... görmedik onların. Dedik yani kimseyle... Hiç bir şey konuştuğunu görmüyoruz Laris'in. İnatla. Miseryayı görüyoruz. Birilerine komut verirken... ...sen şuraya git ben buraya git. Kimin şeyini görüyoruz. Laris'in hiç görmüyoruz. O yüzden evet. sürekli herkese vargılıyor diye Aynen. şey yapıyoruz ya yani. Evet Laris konusunda öyle bir şey var ama hani hani ben Game of Thrones'ı asıl seride unutulan şeyleri düşününce o <laughs> kadar da kızamıyorum yani. Bu House of Dragon hakkını yemeyeyim. Bu tarz sorularımızın cevaplarını hep verdiler uzun vadede. Ta ilk so sezonda sorduğumuz sorunun cevaplarını bile ikide aldık. Belki bunun cevabı da gelir bir noktada. Şimdi Laris'in belki de Oradan uzaklaştığında King's Landing'ten bir şekilde bunlarla iletişimde kalıp farklı şeyler uzaktan yönetebilir bilmiyorum. Ama tam olarak neyin cevabı ne almak istediğini ben şey yapmadım yani o logolar o organizasyon olarak mı bu adamlar ne diyorsun yoksa hayır Çünkü böyle Larson... bir bir gücü vardı bu herifin o organizasyonu kurdu bir daha kullanmadı Ama niye kullanmıyor yani Ha genel olarak kullanması zaten... lazım zaten. Evet genel olarak Laris'in eee işe yaramaz bir Master of whispers olduğumu yoksa bilerek işte bu. olsa sürüklediğimi <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> sorusuna da bağlantılı o. Bunun cevabını yani, alacağız muhtemelen. Yani. yani ben bilerek oluyor olması yani Eamond'ın altını oy, oyduğu kesin gibi. Evet. Hani Blood and Cheese'den itibaren belki Blood and Cheese'den dedik ya işte. Geçen bölümde konuştuk bunları bir daha şey evet. yapmayayım da. Hani, Blood and Cheese'den itibaren hani Eamond'ın öldürülme planını e, engellememesinden itibaren ve de Eamon'un e, Eamon'un başa geçmesinden itibaren e, şey, Laris altına uyuyor bariz bir şekilde. E, onu bir noktada belki söyler. Aynen. Ben Eamon'u ben temizledim sayemde hadi dönelim Eamon falan diyebilir. Hani. İşte o zaman olur. Yani sorumun cevabını almış olurum. Zaten o zaman sıkıntı yok. <laughs> Evet, yani o, o, benim de nasıl cevaplanacak o bilmiyorum ama zaten, bir şekilde ufak bir şey ipucu verir, koyarlar belki oraya. Şimdi zaten şu da oturuyor. Onu da ekleyeyim. Hani ee, şey Witch'in adı neydi ya? Alice. Alice ile yes. Laris arasında bir connection varsa devam eden şu noktada mesela babasını anasını öldürmekten çok kardeşini önemli olan o parayı oradan çıkarması oldu. Ya yani parayı alıp ee, hem Kings Landing'de de güçlü olabilecekti. Orada ya da kullanmadı. Oraya da hiç sokmadı parayı. Sorgulanmasına rağmen onu da kurtarmış oldu. Parayı da kendi için ayırmış oldu. Muhtemelen o para o, uzun vadede onun işine yarayacak. Şimdi Alice zaten bu Vision'ları e, bir şekilde Larissa anlattıysa da o da biliyorsa bunları. E, belki de baştan beri amaç buydu yani. Amaç ta Egon'un oradan çıkış planıydı. Yani zaten onun babasını öldürmesi şu bu. Biraz onlar şey gibi kullanmış olabilir. Egon'la bağ kurmak için sıkmış bile bir olabilir onu yani. Çok umrunda bile olmayabilir ailesi yani. yani ben bunu tam olarak böyle planladığını zannetmiyorum ama hani evet Egon'la yakınlaşma planı muhtemelen vardı. Ama hani herhalde kral Egon'la ya da <laughs> yanmamış Egon'la yakınlaşma planı <laughs> Sağlam vardı. olanıydı. Bu noktadan sonra ben gerçekten Egon'a bir şey hissettiğini düşünüyorum. Ee, ne diyeyim? Kendisi yaralandıktan sonra mü? değil mi? Evet. Evet. Çünkü kendisi gibi. E, Trier'in da hani Johnson'la olan ilişki söyledir. Hani e, onun bir pitch olarak çektiği e, şeyleri anlar Trier'in. Ona yardımcı ol işte iyi, iyi şey verir. Tavsiyeler filan verir işte. Bren'le de böyle ha. zaten. Bren'le de öyle bir yakınlık kuruyorlar. Evet. Ya, ben cüceyim sen cripples'ın falan. Diye. Aynen. Burada <laughs> da aynı dinamik var. Sanırım Laris tamamen böyle 4D chess oynadığı için yapmıyor bir şeyleri bir noktadan sonra. Aegon'a gerçekten bir empati duyuyor. Ve de Eamon da bully. Evet. Hani tam Laris'in nefret kişi kişilikte bir insan. Hani Eamon belki biraz daha normal bir adam olsaydı Laris o kadar um, şey yapma gereği duymazdı ama burada bence bir şey devam ediyor. Mesela Littlefinger Sansa'da da var o. Dinamik. Hani Littlefinger creepy uncle olsa da Sansa'ya um, yine de şey hissettiğini görüyorsun yani ne diyeyim Ger gerçek güvenmesen de Littlefinger <laughs> Little gerçekten Sansa'nın ya bir Catelyn Stark'ın gençliğini gördüğü için duygusal bir şey de var ya da kendi kızı olabileceği ihtimali. Hani evet. Kendi kızı olduğuna bile inanıyor olabilir, olabilir. Littlefinger. Çünkü ben Catelyn Stark'la yattım. O da ona hani öyle yardım ediyor. İşte Tyrion yani Jon'a yardım ediyor. Her neyse. Burada da öyle bir dinamik var. Onu işliyorlar. Hani Laris çok politik bir yerden geldiği bir ...noktada belki şimdi daha... Iı, ...kişisel bir yakınlık hissettiği için... ...yardım etmeye devam edecek yani. Belki de bir noktada... ...belki kendisini feda edecek hani bir şey için. Ya bence de öyle olabilir. Ede de ama... ...zaten bu etmesi de... E, ...dediğin mantıklı. Ama Egon'a karşı beslediği duygular... ...şeyin ötesine geçmez bence. Vision'ı tamamlama şeyinin. Yani ona inandırıldıysa o da... ...Alice tarafından... ...bu olacak... O zaman ne mübahsı onu yapacak ya. Çünkü ben şey o kadar şey olduğunu zannetmiyorum ya. Şey, oğlarsın. Otur... Ama şey oturmuyor. Bak babasını tamam, babası okey dedi ki ben beni işte hep şey gördü falan. Hadi onu anlattı okey. Kardeşini bir şeyini görmedik. Şimdi bütün kardeşlerin ikili ilişkilerini biliyoruz. Yani Tayland'la şeyin bile biraz iki sayısık farkı gördük. Şimdi Laris'in kardeşini öldürmek için hiçbir şey yok yerinde sıfıra yakın. Vallahi olabilir abi belli olmaz. Yani belki her ikisi birden um, sakat olduğu için bullying yaptılar yani Larissa hayatı ya boyunca. Tamam abi bu olabilir. Bunda sorun yok. Ama o zaman niye babasını ha. söylüyor sadece? Abimle babam demedi ki. Onu söyleyebilirdi. Ha, Sıkıntı orada. Benim demek istediğim şu aslında Alison'la ilgili ne söyledi ama onu ya babası Sadece işte şey büyü yaptı işte witch o yüzden beni hiç kabul etmedi, O yüzden şey oldu falan dedi. ama babasıyla olan şeyini de söylemedi direkt. Sadece e kabullenmedi beni gibi anlattı ya. Yani. Öyle çok sert çıkmadı ama Hı, evet sakatlığının sebebini büyücü de aradı babam. Aynen. diye şey, evet. Ya demek istediğim aslında yani şu. ben şimdi... o kadar Fordie Chess oynadığını zannetmiyorum öyle alışsın. Dur de, dur, Alice dur buna gösteriyor dur. da Ford chess hani değil ben... abi. Yok yok. O yanlış anlama. Fordie Chess değil demek istediğim mübah olanı yapmak, yani zorunlu olanı yapmak derdim. Yani e, şimdi birisini duygusal olarak yapıyorsun. Nasıl Alice'ın sonunda Egon'u öldürmeyi kabul etti. Biraz öyle aslında demek istediğim. Belki abisini de öldürmeyi yüzde yüz istemedi. Egon'u da bir noktaya kadar yaşatıp o da öldürmek zorunda kalabilir. Bilmiyorum. Hani aslında o yüzden parayı çıkarmak zorunda olduğu için belki de abisi de orada gitti. Belki abisi dönmeseydi ki Sadece babası da dönebilirdi bir noktada. O zaman onu da öldürmeyebilirdi yani. Ama parayı da çıkartamayabilirdi oradan. Sorun o, o parayı çıkarmak yani konu. Orada mübo olan bir şey yapması gerekiyordu. Derdim o aslında. Ya bir hamle yapmak için zor bir hamle yaparsın ya vicdani bir hamle. Laris bence onu yaşayıp yaptı. Şimdi bir daha yapıyor. Belki ileride bir daha yapacak yani. Derdim o aslında. 4D chess değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ne desem... Um şey yani daha bu çok iyi anlayabildiğimi söyleyemem Laris karakterini. Ama ben bu ikili ilişkinin gelişeceğini düşünüyorum. Şey o olarak. gelişecek evet. Onda, o bence de öyle olacak. Kesin gelişecek canım. Bir de ikisi yan yana devamlı birlikte olacaklar. Başka kimse de yok. Bir de tavuklar <laughs> sitcom var. Sitcom spin-off'u geliyor abi. Bravo'sta bir <laughs> çift. gay <laughs> çift. En engelli gay çift. İyice şey güzel böyle representation de var. Peki e, Raina Shipstealer peşinde sahnelerini de tek de konuşalım. Çok bir şey yok çünkü <laughs> orada da. Peşinde golüm oldu yani. Aynen. Ejderha peşinde golüm olmak. Bu arada diziyi şuradan takdir ettim ben. Ben geçen bölüm biraz şey kapı kapandı hemen çayırlığa gitti. Sanki böyle şey gibi oldu. Çayıra çıktı ejderhayı bulacak gibi oldu. Harbiden öyle olmadı. Uzun uzun gösterdiler ama orada zaman geçişini de gördük. Yani Peşinden sağ... bir gelen yok ama hala. Kimse aramıyor Kimse siklemedi yani. aynı Aynen Aynen. Gerçi karakterin beni kimse siklemiyor. İşte değişine de uygun aslında. Uygun. <laughs> karakterin derdi de o ya. Ben ejderham olmadığı için beni kimse siklemiyor. Hadi <laughs> <Ardına> ne <de> siklemiyor. <laughs> Orada ejderhası olan iki tane prensi sikliyorlar. Bir kız var ne oldu ona bilmiyorum valla Çişini yapıyordur herhalde falan diye <laughs> gitti. Peki şey güzel olabilir mi buradan? Hani Reyna atıyorum aldı ejderhayı. Ee, Reggio daha önceden Damon'a orada kalıp e, destek atmasını istemişti. Reyna acaba gidip e, çocuklarla hem beraber kalıp hem de ejderhayı Esosa götürür mü acaba? Orada daha büyük bir <laughs> şey kurar mı yani? Um, evet ejderhayı Esosa götüreceğini zannetmiyorum. Büyük ihtimal... Um, ejderayı aldığı gibi kendini onu çünkü. Daha önce aynen onu e, sallamayan şimdi tabii burada Reyne konuşunca yapılan değişikliğe ve de bıktım artık. Eee Nerd Rage okumaktan abuk subuk e, bu Aa, hiç vallahi. Başka bir karakter var shipstoryları alan e, kitapta. Hani ne kadar konuşmak istiyoruz bilmiyorum hani belli ki Dizi değişti. her ne kadar Kondal hala vallahi bilmiyorum gördük şeye olanı ne o yani Darkline olanı yaktı vallahi onu belki de Rayne hala da bunun kesin değilmiş gibi konuşuyor ondan hani <laughs> bu kadar gösterip gösterip de Shipstealer Rayne'i yakarsa gerçekten ayakta alkışlarım. <laughs> bravo <gülüyor> 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 Ulan, bitiş olan iş dediniz şeyde bir ilk olur yani dediğim bu kadar bir sezon build-up yap, 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 yap. Hani kovaladı, kovaladı, baktı, özlemle andı evet, <laughs> karakter. <he>. Geldi <laughs> önüne Shipstool'ı <'i> böyle bah! <laughs> ya da yiyormuş direkt hani. Um, onu yapacaklar mı bilmiyorum. Hani Reyna bu ejderhayı alacak herhalde. Uh, al Bütün karakterin şeyi de her ne kadar çok böyle detaylı de... ...zaten o ejderhanın yokluğu... Uh, karakterin e, ana şeyi. Herkesin onu işte böyle sen git annelik yap bebeklere falan diyorlar. işte onu içerliyor. ya Benim ejderham yok diye beni çolukla çocukla kreşe yolladınız lan falan diyor. <laughs> yani Ejderha aldığı anda da o kendini kanıtlamak isteyecektir diye düşünüyorum. Kitapta başka bir karakter var. Sheepstealer'ı alan ve de e, yani onun besleyerek olacağını zannetmiyorum ama ya, hani... besleyerek alıyor hatta ben o kısma baktım böyle işte. besleyerek alıyor. Şöyle Nettles diye bir karakter var. Ve de okumuştunuzdur belki hala bizi izleyenler içerisinde de Nettles benim favori karakterim. <laughs> nasıl değiştirirler filan diye ayılan bayılan da vardır. Nettles kim ya? Nettles ilk okuduğumda hatta World of Assassin Fire'da vardı. Bana çok ilginç gelmişti. Çünkü sanki George ejderhalara sadece Targaryenler biner mi? diye bir istisna mı yaratıyor? Diye düşünmüştüm. Senin dediğin gibi. Çünkü ejderayı evet. ejderhayı e, koyun eti vererek sakinleştirip sonra bindiği yazılıyor. Evet. Yani böyle bir ilk okuyuşta ana. Koyun eti mi verince ejderhaya biniliyormuş lan? Hani Targaryen kanı bilmem ne Blood Magic için gerekmiyormuş gerekmiyor muymuş yani? Bütün derdi bu <gülüyor> <gülüyor> diye düşündüm. Beslenmeye de. Oradan bana ilginç gelmişti. Ama sonra tabi yavaş yavaş ilginçliğini kaybetti. O olayın iç yüzünü daha fazla okuyunca ya da öğrenince. Tabi bu koyun besleme şeyi sadece bu ejderha yabani olduğu için orada. Evet. Hani yabani ejderhaya başka binebilen yok. Ve de sürücü kabul etmeyen hani yabani olarak şey ejderhayı yanına getirebilmesine bir mekanik koymak istemiş George. Ve de o işte koyun eti besleme o mekanik. Nasıl ha. yabani ejderhayı e, sana yaklaşacak kadar e, sakinleştirebilirsin. Ama Nettles'ı genelde işte o işte bir kere bir de Nettles şey e, ne denir? Siyah e, bir karakter bir de galiba. Siyah bir karakter. E, öyle bir şeyi var. Tek kitaptaki neredeyse siyahi karakter. Bir de ejderha binicisi haline biraz, gelmiş biraz olması. Biraz George'un evet. çok beyaz yazdım galiba. Siyah ekleyeyim hamlesi gibi de olmuş olabilir. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> um, diğer Nettles'ın en önemli işlevi işte bu yabani karaktere binen olması, ejderha binen olması. Siyah karakter evet uh, olması. Ve de hem siyahi, si siyah olması hem de bu uh, Koyun eti meselesi. Acaba bu Targaryenlerle hiç alakası yok mu bu Nettles'ın dedirtiyor sana. Ama sonradan Fire and Blood'dan sonra sanırım Elio Garcia'nın bir röportajında Nettles soruluyordu. Nettles ya evet Dragon Seed falan diyordu böyle. Hani, ha, okay. Evet ejderha kanı var Nettles'te deyince zaten benim için ilginçliğini bitirmişti karakter. Hala da bu karakter... Ha bir de şey var hani Small Folk'tan gelen karakter işte yani iyice fakir bir kız hmm. hani sokak çocuğu yani resmen şey yapması. E şimdi burada Reyna varken ve de dizi siyahi karakterleri zaten soktu. Evet. Hani eğer Nettles atılsaydı ve tamamen siyahi representation olmasaydı belki anlardım. Bir tanesi yakarak var vardı onu da attınız lan filan derdim. <laughs> o öyle bir şey yok. Reyna da eee um, Gayet de o şeye uygun. E, e, Targaryen değildi o karakter. Targaryen olmayan tek ejderha sürücüsünü attınız lan. diyen o da değil. Targaryen e, bağı varmış, dragon Seed'miş. Evet. Hani bir işte bir daha var netasın kitapta. Ona girmeyeceğim çünkü o um, spoiler olabilir. Ama onu da burada başka bir şekilde yapacaklar. Yani dediğim gibi Nettles'ın atıldığı ama Nerd Rage'ine hiç gerek yok. Bir de artık um, Preservation of Characters denilen hani elinde bir karakter varsa ve de aynı şeyi Otto'da da göreceğiz. Orada başka high tower'lar sokuyor George devreye. O, o high tower, bu high tower. E bizim elimizde Otto var abi. Ya, aynen. Hepsi Neden Otto yapmasın var. onları? Tabii bu kadar geliştirdi karakteri. Herkes sanıyor. Elimizde süper oyuncu var. Ee, neden Otto İrfan olmasın? Abi. Hani? Yani öyle de bir şey var. Hani Ayşe'yi de gördük işte. Ya. La, şey Rokaryo lohari Lohar'ı birleştirmişler. E şimdi bir Rokaryo soktun, bir Lohar soktun. Hadi kaç tane Tayroşi genelde evet. bilmem ne seyircinin kafası kaldıracak yani. İyice kafa o hani, karışıyoruz. Bu bu değişikliğin bu kadar nerd rage yaratması hani şu yani böyle niş fandom benim zaten şeyden daha çok sinir ediyor. Yani, hani en eci karakter şey benim. Hayranı benim. O kadar <laughs> şey ki en favori karakterim. O kadar hani şeyden önce konuşmuştuk yani ben böyle evet, gençliğimde en böyle bilinmeyen metal grubunu ben seviyorum. <laughs> evet senin <laughs> öyle bir dönemin <laughs> vardı galiba. <laughs> yani bilmiyorum yani, herkes de oluyor herhalde. O kadar eciyim ki ben böyle işte böyle Finlandiya'nın köylerinden buldum böyle metal onu dinliyorum ben. Hani böyle adamlar var bu her fandomda da vardır herhalde. E, favori karakterin kim? Nettles. Nettles mı? Ne var Nettles? İşte toplamda 20 sayfa bir şey yani. <laughs> Adam orada böyle destan yazmış Johnson'a ve denerse adam diyor ki ben yok yok Nettles'ın üzerine karakter yok burada. <laughs> ya versin seni ya. Yani böyle bir adam var. Gerçi dizi izle dizi izleyicisi içerisinde bu adamlar çok şükür 10 binde 100 binde milyonda bir. Bayağı zor. Ama sosyal medyada sözleri çok çıkıyor. Aynen. O yüzden maalesef um, sürekli bir böyle o oh, değişti değişti nördeci görüyoruz. Neyse. Reina açısından um, bu benim tahminim yani evet kendini kanıtlamaya bir anda Reina'ya şey, geri evet. hızlı bir dönüş yaptım. Ben um, <laughs> şey... Yani ben de 90, 90'ların ortasında Dark Tranquility'yi bulduğumda öyle hissetmiştim ya. İşte grubum buldum. Yok. Artık bu. <laughs> Big Tree abi hocam. Melodic Dead'in Big Three'sinin birisi. Onlar Ama öyle neşilen değil. Şöyle düşün yani. Yıl 97 falan oğlum. 89'da kurulmuş zaten grup. Şimdi arada 2024'te söylemek kolay. O zaman ben de gazdım işte. 2024'te DT mi var artık? O zaman o zaman. Melodetin Big evet. Three'si oğlum. In Flames, At the Gates, Dark Tranquility. <laughs> Bu konuda Bunların... sen de evet, aşık atamam bir şey demiyorum. Sonra Amerika'da uh, New Age of American Heavy Metal'i başlatmış var. Bugün Lamb of God'lar, Mastodon'lar falan hep oradan geliyor. Neyse sen girin bak oraya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar niş grup değil artık. Benim böyle artık ben i̇şte... oturup böyle şeyden böyle internetten bir şeylerden hani oğlum hiç böyle kimse dinlemiyordu dinleniyor gibi, değil mi? Abi, orda, <laughs> Böyle bir köy barında çıkmış 20 kişi dinlemiş falan böyle. Onu evet o <laughs> benim favori grubu falan. O ne ya grup mu? Grup grup. <laughs> i̇şte düşün benimki o kadar oluyor abi. Dark Tranquility'e kadar. 90'lar ortasında bulunca mutlu oluyordum ben. <laughs> Ee, Neyse bu... yine böyle seni um, göreceğiz. <laughs> İki sene sonra göreceğiz. Yanacak mı? <laughs> um, Yoksa ne olacak? O, buradan kandala sesleniyorum. Delikanlıysan yakarsın. Yakmayacak tabii ki de. Bu şey gibi oldu. Spiderman öldü mü ölmedi mi falan gibi. <laughs> şey dedi. Yani Reyna'nın bu arada Shipstealer'la aslında benim yine karakter teorime dönersem ejderhalardaki uyumlu şeyleri var yani sürünün dışında outcast. yalnız aynen outcast işte şey hmm. e, ne istediğini çok bilmiyor sadece açtığı karnını doyuruyor yani bilmiyoruz nasıl çok bir huyu olduğunu ama genel olarak e, sürüden ayrı bir yani çok. A Amiyat tabiri. Işte. ejderhanın tasarımı da güzel olmuş. Direkt baktığında böyle anlıyorsun. Evet, bir evet. yaban şey sokak şeyi bu. Sokak şey bu. Sokak kedisi. Evet evet böyle böyle pis böyle bağırışı falan bile farklı <laughs> falan diye hemen kızıyor falan. Böyle. <gülüyor> 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 Aynen. Benim yemeğim bu yiyemezsin falan diye bir atar yapıyor. <laughs> evet, şey tasarımı da güzel yapmışlar. Direkt bakınca yani şey bariz bir şekilde farklı olduğunu görüyorsun. Evet. Galiba ama tabii şeyi bilmiyorum. Reyna'nın bu daha farklı shipstiller alması e, özellikle Viserys ve şeyi bırakması, Egon'u bırakması nasıl bir konflikte bir çatışmaya yol açacak onu bilmiyorum. Kitap doğru taraf nasıl gidiyordu. Orası ilginç olacak. Eğer tahmin ettiğim gibi Esos'a dönmez ve tamamen kendini kanıtlamaya giderse e, o çocuklar bayağı öyle piç kaldılar yani. <gülüyor> <gülüyor> yani o, o nasıl olacak bilmiyorum orayı bilmiyorum belki um, neyse ne desem spoiler olacak evet, şimdi, şimdi sen, yani. evet, sen bildiğin için şey yapma <laughs> yok şeyde hani farklı şimdi ship bambaşka um, işler yapıyor evet. kitapta. ama şimdi kafamda bir şey var ama söylemeyeyim yani ne, ne nasıl bir değişikliğe gidebileceklerini sonra yani e, burada değilse, birkaç opsiyonu var spoiler. E, spoiler ise söyle oğlum sonuçta bilmiyor gibi fikir atıyoruz ortaya. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Joffrey ha, ejderhasına Joffrey. binebiliyor mesela şeyde hmm. hem, kitapta. Belki Reyna ile Joffrey'nin yaptığı şeyleri değiştirecekler? Neyse önemli değil. Ha, hani... olabilir. Bizim... Belki çocukların başına Joffrey daha etkili Ama Joffrey Vale'da kalmadı mı ya ejderhasıyla? Ha kaldı. Doğru. Neyse şey. Doğruya gidemez. Ha. Burada birkaç lojistik değişiklik var. Orayı nasıl bağlayacaklar göreceğiz. Bu değişikliğin asıl etkileri şöyle söyleyeyim spoiler yapmadan hani Baylan'ın ejderhayı aldıktan sonra mesela Damon ona bakışı değişecek mi? Hani orada bir şey işlenecek mi mesela? Dönüp tekrar Damon'a bak ben ejderha aldım. Um, artık um, gururlu bir kız vardı. hani ejderhasız. Ha babasıyla ilişkisi evet, doğru diyorsun. Orası evet. değişebilir. Yani orası mesela e, ilginç olabilir. Çünkü Nettles karakterinin de Damon'la bir bağlantısı var. Hani spoiler yapmadan söyleyebilirsem hani belki orayı işleyecek olabilirler. Reyna dönüp Damon'a bak ejderhan var artık. Sen beni siklemiyordun deyip orada bir şey olabilir. Artık babasının kızı oldum hadi bakalım falan olabilir, olabilir. Ha belki bir ilişkinin de gelişimini işleyecek olabilirler. Bir de Damon artık iyice şey oldu ya. Damon artık bunları doğru görmeye başladı evet. Farklı olabilir. Evet. <laughs> ya Orası ilginç olabilir. Ee, buradan şeye geçiyorum. Jason, Alf ve Hüya delirdiği sahneye. Hüya değil de daha çok Alfa. Ya bu arada Alfa oynayan herifi ben çok sevdim ya bu Tom Bennett'miş. <laughs> Tam böyle <laughs> ayar yani adamın kamera arkası da böyle geyik dolu. Adam büyük kendini oynuyor ya. Evet evet öyle bir tip ya. Tam karakterıcık oturmuş yani her halinden. <laughs> Hiçbir şey siklemiyor öyle şeymiş royaltyymiş bilmem neymiş umurumda değil diye takılıyor bir şey yani. Burada da şey çok komikti ya zaten. Ee, ilk i̇lk böyle tanımıyor falan sonra tanıyor. Aa aynı saçlar siyah diyorlardı ya kuzen be falan diye böyle gidiyor sarılıyor falan. <laughs> salak salak hareketler yapıyor. Ama tabii Jason in o insecurity'sini çok gördük geçen bölümden gelen. İşte beni böyle siklemeyecekler. Bak ben anama söylemiştim bakış attı bir orada. Ama sonra da Hugh biraz toparladı ortamı. Ee, Jace de biraz biraz şeye girdi. Aslında sen demiştin kitaplarda aslında Jace bunları organize eden, bulan eden diye. Sanki Jace biraz biraz e, Alf ve Hugh'yu, e, Adam biraz daha Renira'ya yakın da Alf ve Hugh'u daha böyle yönetecek karakter pozisyonuna dönecek gibi. Ya da yönetecek demeyeyim de Onları bir şekilde e, konsolide edecek. Yani, yani, evet evet konsolide edecek diyelim. <laughs> Alacak eline sopayı vuracak. belli bence. Kılıcı yani. sokuyor götüne orada. Ne diyorsun? Bu sahne? Yani, var mı söyleyeceğim bir şey? Çok bir şey yok burada ama. Yok hayır yani devam edelim. Alftan belki biraz konuşuruz Rene'yle olan sahnesinde. Evet yani orada konuşuyoruz yemek sahnesinde. Re Renira buradan Kolis'e gidiyor. Korlis'e e, gidişi artık biraz da Korlis hep o vakur duruşuna dönmüş durumda artık hüzünlü. O eski ateşinden pek bir şey kalmadı yani. Adamı daha böyle şey görüyoruz. Arada böyle işte saldırsak iyi olur falan gibi böyle net konuşuyor falan. <laughs> ne volt attın şurada böyle korlis bütün Aynen. kaçıncı bölümde burada takılıyorsun. O da arkası evet, şey. Bir öyle. şeyler yap bir şeyler diyor. Korlis sen de bir şey yap güzelim. <laughs> Kamera arkasında görmüşsünüz bu arada e, şeyle Drift Mark'la King's Landing seti birleşik bir şey arkadan. Böyle geçiyorsun King's Landing'e giriyorsun arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Yakınmış oğlum bu kadar çok kasmasaydık falan diye. Orada oradan muhtemelen takılıyor onu böyle. Arada rol gelince böyle sigara atıp yandan rolünü yapıp geri oturuyor muhtemelen. <gülüyor> burada <gülüyor> ejderha muhabbeti oldu. İşte Vegar büyük bir tehditti. İşte biz Kadroyu genişlettik diye. Ee, ama altı ha diye özellikle vurguladı burada Colis. Ee, üstüne de şey Day konusu. Damon'ı saymadı. Damon'ı saymadı yüksek ihtimalle. Bir yandan da Dreamfire'la şeyde de ısrarla girebileceğini söyledi Darren'ın. Tesario'nun. Onları da Renira çok sallamadı. Ya biri çok küçük zaten öbürü de Helen'a hayatta savaşmaz. Ee, zaten istemiyor ya getirdi. Ama yine de şeyi kabul etti. Renira da o şey direncini kırdı. Muhtemelen Alicent'de olan son konuşmasından sonra artık geri dönüşün olmayacağını kendisine ikna edip tamam abi zaten ben şeyi düşünüyordum elimiz güçlendi belki vazgeçerler ya da bu savaşmadan bitiririz mi düşünüyordum ama yok öyle olmayacak ben de saldıracağım Kolliste zaten doğru söyledi falan diye sonradan da anlattı yani. Evet. Um... Um, ha bir de geminin diyeyim. adını değiştirdi. The Queen Whoever Was yapmış. <laughs> <laughs> Ondası. <laughs> Bravo. Çok da şey, şey yaradı Corliss. Gerçekten <laughs> tebrik ediyoruz. Sen kadını aldattın. Evet. Çocukların olduğunu ölmeden önce söyledin. Sonra da diyorsun ki ben geminin adını değiştirdim. <laughs> ha, kadını aldattın değil. Sen, senin kadın karın varken sen habire yok Nine Voyages, yok bilmem nerede, ha. Gastos. <laughs> Oraya gittim ile savaş. Aynen. Pasotu dolaşıyorsun. Sonra kadın öldü. E, Gemi mandını koydum kadının şeyinden. <laughs> e, <ne oldu? gülüyor> Çocuklar orada zaman geçirmemişin çocuklarında. Kendi um, neyse Corliss'e geliriz de çünkü Alın sahnesi ha, güzel. Alın sahnesi çok güzel e, e, Evet oraya geliriz. Evet burada. Um... Var mı bekleyeceğim bir şey burada? ...Corliss'in bu arada şeyden haberi yok herhalde triyerki olayından. Çünkü o oh işte artık önümüze Greyjoy mu çıkar, Lannister mi çıkar falan diyor böyle. Evet, direkt oraya sıçıyor. Triarchy hiç bir düşünmüyor. Şey ya da olarak, siklemiyor. <laughs> yani ya hani ne alaka Trierki ile uh, kadın işbirliği yapacak kadar uh, kafayı yemiş olamazlar diye düşünüyorum belki. Uh, belki de Trierki Damon yememiş miydi ya biz yendik onları galiba. O da bilmiyorum. Evet şeyde bakıyorum da hani bu arada Kondal'ın bölüm sonunda ve o şeyde yaptığı ikinci bir hata diyor ki Corliss kendi nickname'ini işte gemiye isim vermişti onu değiştirdi diyor. Değil. Geminin ismi Corliss'in nickname'i. Hani Corliss'in <laughs> nickname'i değildi gemi evet, isim evet. Şey verdiği. Geminin ismi Sea Snake'ti. Sonra insanlar Corliss'e Sea Snake demeye başlıyor. Öyle hatalar yap yapıyor kodda. Böyle olmaz olsun. Reza böyle şeyler kovulmalı bence. Ne tuz gelsin yani. <laughs> evet, um, neyse Corliss'i biraz daha ince Biraz daha konuşuruz Benim... onun hakkında. Burada evet Rhaenyra'nın hala ben... ...acaba deterrence olur mu? Hani Benden çekinirler mi? Ee, diye düşündüğünü görüyoruz artık. Gerçi haklı. Hani belki altı, yedi tane ejderham oldu. Belki şey yaparlar mı? Hani diz çökerler mi? Tamam sen aldın savaşı. Hepsi sen. Aslında Değil. evet. Edison bu kafaya giriyor. Otto olsa... Otto da girebilirdi belki bilmiyorum. Ama şey girmez tabi Eymont artık. <laughs> evet yani o. Ya da yani bilmiyorum. Hala bir oradan dönüş var mı pek emin değilim. Burada evet. bir zarf atıyor bu arada başta şey Renira. Adam da iyi adam ha falan. Tanıyor musun falan gibi yerinden. <laughs> Bizim adam ya işte falan çok siklemiyor yine. Hmm. <laughs> ya orada oraya ya gideceğiz burada... ya yola. Evet onu... Herhalde Renier'ın haberi var onun kim olduğundan. <laughs> evet. Mizaria ya söylemiştir yani. Muhtemelen öğrenmiştir ya söylemiştir. <laughs> Mizaria bulmuştur Korlis'e. Sen söyle, önemli değil piç piç filan. Benim bir şey şey Korlis bana söyleyebilirsin. Benim de var iki <gülüyor> tane. <gülüyor> ya kadar ortayız ya. Zaten senin olan da ölmedi biliyor musun? Pam demiş bir anda baygınlık geçiriyorum. <laughs> Sen dedin yani Korlis'in şey pardon, Leris'in adamları hani açıklamalılar unuttu evet. Jack dizi. Ben de bu Leonor'un ne oldu bence dizinin Z şey olarak zayıf en zayıf noktalarından birisi bence yazarlık olarak. Leonor'un kaçtığını Rhaenyra biliyor. Tamam. Kimseye söylemiyor. Corlys ve Rhaenys bilmiyor. Evet. evet. Böyle aralarında sadece hani Rhaenyra benim hiçbir ıı, şeyim olmadı bu konu hani etki evet, onları sanırım. Abi. Böyle bir şey, ben, benim bir şeyim yok diyor. Orada kılıyor. Hani burada çünkü Eve Best'in röportajında hala Reynes, Rhaenyra'ya e, oğlundan dolayı bir kızgınlık duyuyor demişti. Hani Corlys'te de böyle bir şey var mı? Var yani, bence. Leonor, Leonor konusu tam olarak yani havada kaldı. Dizi falan unuttu geçti onu şimdi artık. Hani hiç Corlys'te bunun şey yapmıyor. Ya benim oğlum senin yolunda öldü falan falan demiyor. Rehanor evet. Demiyorum hani. Rehanor o aslında bu aradaki güvensizliğin kaynağı gibi hala. Hani Renis'te de o vardı. Hep bir daha böyle proper bir şey yapacağız ama sana çok da bayılmıyoruz. Yani Renir ile Renis arasında dediğin gibi. Corliss bunu vurgulamıyor ama şey söyledi bu bölümde. Ben... Renis istediği için yapıyorum. Onun için yapıyorum. Ben yani yine çok da senle değilim gibi hissettim ben onu. Bunun altında tabii belki bir Leonor göndermesi olsa olabilirdi. Ama şimdi bir yandan ya da Açık açık konuşmuyorlardı onu. Hani. Evet. Çok konuşmuyorlardı. Biraz kolist ama şey de var. Leonor'u çok da Renis kadar kabullenen bir model değildi o. Yani kızı için de evet. biraz öyleydi. Belki yani rahatlamış bile olabilir kendi açısından. Çünkü Weymouth öldüğünde de bir şey olmuştu ya. Aa öldü mü falan bir sinirlenecek gibi oldu. Öyle dedi. Falan. <laughs> Hemen böyle şey yaptı tamam o zaman. <laughs> yani... Leonor'un gay olması ve de onun e, yaşasaydı ona geçseydi. Evet. E, nasıl devam edecekti? Çünkü Corliss bütün hayatını e, legacy düşünerek geçirmiş bir adam. Hani hep böyle tarih beni nasıl ancak evet, hep falan diye geçirmiş de. bir adam. İşte belki hani dediğin gibi Leonor'un gay olmasından dolayı böyle bir endişesi vardı. İşte işte bizim gay olana verdik. Bizim soyumuz bitti, çocuğu olmadı <laughs> bilmem ne. İşte işte tarih velaryonları böyle mi ancak? <laughs> diye düşünüyordu belki. O yüzden belki o kadar şey yapmıyor. Evet, gergin Sorun olur. yapmıyor senin dediğin gibi. Zaten ben Kollistan kullanıyorum abi. Bir mizeryadan bir Kollistan çok kullanıyorum. Ben Kollis'inde Hani satma değil de bir noktada Renira'ya da olan bağının kopacağını düşünüyorum. Yani Yani bu, bu çok şey işte çok pamuk ipine yani bağlı yani. Hani Leonor olayı belki su yüzüne çıkabilir sonradan. Olabilir. Belki onunla kopacak. Belki başka bir şeyde. Bir yerde bir kopuş yaşanacak bence. Eee Damon'la ne Alfred Burum sahnesi var bu sahnede. Burum geldi ya. <laughs> komikti bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi geldin falan diye taşak geçti biraz Damon geldiğinde. Aynen. Ee, şeyi sevdim bu arada. Damon'la ilgili çok pozitif konuşmuyorum hiçbir zaman ama Damon'ın sahada böyle bir şeyde falan olur ya. McDonald's çalışanları yani en dipten başlar yukarı kadar çıkar. Damon'da da biraz oldu böyle. Sahaya indi odun kesti. Şimdi böyle yolda yürürken kılıç kontrol ediyor falan. Hani böyle şey gibi oldu adam. Sağda her yerdeyiz hocam. Kılıca da bakarız, odun da keseriz. <laughs> Ejderhaya da bineriz falan. Böyle şey gibi oldu. Evet, herif. orada Emekçisi oldu bu işin ya. <laughs> evet di dizinin söylediği you're... ama çok da fazla gösteremediği hani belki geçen sezon bir gol Clocks'la ya da şeyde Stepstones'la savaşırken you're the leader of men falan diyorlar ya sürekli. Dayan. Evet. Ama tam olarak neden diyorlar bilmiyorum. Hani, <laughs> hani çok böyle liderlik şeyi gördüğümüz çok ilgileniyor bence. Sahada çok ilgileniyor. Biraz ondan herhalde. Kolis de öyle i̇şte, seviyor ya o da sahada hep denizde şeyde. Yani burada da o, o küçük şey herhalde adamın gelip işte domuz var. Domuz yer misin? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Böylece Domuz olur mu? <laughs> anladık ki Karaksiz'de Müslüman değilmiş kardeşim. Domuz yiyor yani. Aynen ya. Evet. <laughs> Helal ya. değil lan o. <gülüyor> <gülüyor> Öyle deseymiş ya Damon. Abi ko koyun yok domuz var olur mu? Tövbe estağfurullah. <laughs> ne zannediyorsunuz lan siz bizim <laughs> mesela? Kızıyormuş O <laughs> <laughs> evet. evet. o sahnede bir şey herhalde senin dediğin gibi sahadaki e, iletişimin iyi olduğunu çabucak bir gösterdiler bize orada evet. adamın çok evet bir de hızlı kabullenmişlerdi. Yani Piper mesela geçen bölüm hafif atarlı gibiydi. Şeyi de hızlıca hmm. almış. Adalet konusunda hızlıca almış. Kafa kesmesini. Üstüne de böyle görüyorlar işte abi böyle yapıyor şöyle yapıyor falan. bir Güzel. de zaten burun böyle görüyor işte orada. Burun zaten şey. Hani... Hemen gaz. <laughs> ee, erkek Damon'a aşık falan mıdır nedir? Burun'un <laughs> kafasındaki kral Damon zaten. Hani daha doğrusu bütün bu Visojenistik lordların kafasındaki kral Daemon. İşte böyle Targaryen, işte Dark Sister var elinde, işte yakışıklı adam böyle savaşçı, eşdeğerası. Gözleri kapatılıp bir otuz şey... patlatıyor değil mi burun böyle <gülüyor> 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 Onların Bunların böyle büyürken hayalini kurduğu kral hepsinin Daemon. O yüzden bu durumun da böyle işte bize bir kral lazım ya filan derken büyük ihtimal sarılacak falan diye sanırım şimdi. Abi lütfen ya. <laughs> Abi bokunu yiyin. Kral ol. Bize adam lazım. yani işte um, burada bir Damon'ın um, Lannister beni yakalamadan ben King's Landing'e basacağım gideceğim planı var. Um, evet. o, ilginç direkt uh, Lannister'lara doğru gitmeyi düşünmüyor yani. Aynen. Zaten onlar bir şey böyle arada kaldılar falan gibi bir cümle söylüyor. Hesitate ettiler. Hesitate işte şey um, geçen bölüm görmüştük ya işte ha. şeyin ne var, um, Golden Tooth'ta ya biz sizde <laughs> kalacağız bu, bu gece dediği işte ejderha bekliyor. ya yani evet. Hesitate dediği uh, Do Jason mantıklı olarak açık sahada Gerçi bu bölümü sonunda gördük. Sonunda yürümüş. Hani her evet. doğru geliyordu. Ama herhalde şey yapmış, geç kalmış ya da beklemiş bir süre acaba Aymond'dan bir şey gelir mi diye. Belki Aymond ona haber yollamıştır. Gelmiyorum ben başımın bakın diye. Ama evet. da onlara karşı gitme gibi değil. Tam tersi dönüp King's Landing'e gitme. Yani kola doğru gidecekler. Evet. Çünkü kol geliyor o taraftan buraya doğru. Evet. <laughs> <laughs> Kolla yolda Burada, karşılaşabilirler evet bu arada. <laughs> evet. Ha, bak kim geliyor? Kim geliyor? Kol. Ha, kol ben <laughs> ben. Gel hele gel. gidiyoruz? Hayran <laughs> olalım. biz de oradan gülüyoruz ya. Ne var hayran Bir şey yok. Delik karı, deli cadı falan yok. Git. <laughs> Simon'a da söyle selamı söyle. Simon çok güzel bezelyesi var. Yemeden kalkma Aha. falan <laughs> diyormuş. <laughs> Aynen. Venison mükemmel yapıyor. Eee <laughs> <laughs> um... Tabii ki burada altyazıyla izleyenler görmüştür. Ağaç direkt traitor diyor. Ah evet, evet. dur o sahneye gelelim. Aynen Alfred Brum'la konuşması. Ee, traitor ilk başta ben e, ses kısık izliyordum orayı biraz. Altyazıyı gördüm. Traitor ne alakalı lan duymadın. Sonra böyle kökledim. Şey. <laughs> traitor. Traitor diye böyle iki üç kere bağırıyor orada şey fısıltı. Biraz şey gibi de olmuş sanki. O Tabi biz bunu dizide gördük de Bren'le Tri-Draven'ın e, konuşurken şey duyuyordu ya bunları işte Stark dönüp bakıyordu ya, ne oluyor lan? orada birim var falan diye. Ke kesin aynı dinamik canım. Hatta Aynen. aynı kişi bile olabilir. Aynen işte. Bloodraven <laughs> olabilir çünkü Daemon elini ağaca soktuğunda ilk gördüğü de Bloodraven. Bloodraven <laughs> evet, evet. Traitor <laughs> diyen Alice de olabilir. Hani Bloodraven de olabilir ya da Bloodraven Alice'i kontrol ediyor olabilir. Her şey olabilir. Yani. <laughs> Her şey olabilir. <laughs> Kimin traitor dediğini ...bilmiyoruz. tabi şeyde... Uh, ...ana kitapta... Uh, ...Bran'ın... Uh, ...Theon'a böyle bir... ...visper işi var. Şeyde gene... Uh, net ...Gazbut'ta otururken gene Bran'ın sesini duyuyor... ...falan böyle. Um, Blood Raven var herkese... herkesi kulağına fısıldayan. <gülüyor> <gülüyor> um, evet yani bu... ...burada... Um, ...asıl burada şey ya hani bu... <laughs> Damon'un e, şeyi çok iyi ya. Evet burası öyle abi. <laughs> Duydun mu sen? <laughs> <Değil mi? gülüyor> evet, <gülüyor> bu burada unutuyor seni. <laughs> evet ya şey deyim gibi de biraz o böyle. Ben de ona baktım. Evet. The place will have you barking at the moon diyor. Aynen. <laughs> Aynen. Vallahi ben burada bir haftadır varım. şey oldu ya. Her yerden bir şey duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kafa uçtu abi. Faz, burası böyle. Fazla yerken... sağ kurcalama sana falan. <laughs> yani böyle burası. Ama hmm. bir yandan da bence Burum'un zaten bir yavşak olduğunu anlıyor. Çünkü Burum devamlı aynı şeyi söylüyor. Bak ben sizi hiç aldatmadım, şey yapmadım. Şöyle ya bu kadar kendi gazına gelen biri yüksek ihtimalle bir bok yiyecektir yani. Çok kaçışı yok. Burun forşada ben verip durma güzelim yeter atkamlar Hadi bakın ben <laughs> ay taburulara hizmet etmem zaten C bir, bir şey demiyor mu <laughs> orada da senin hiç dönek gibi düşünmemiş miydim? döneceğini düşünmemiş miydim? falan gibi bir şey söylüyor sanki bir yerde evet şey işte düşünüyor. yani Renira'dan dönüp bana ha, hani döndün anlamında söylüyor ama gene forşada <laughs> ben tabii, tabii. yani. Arkadan zaten trade. Zaten spoiler veren veren. Amurum <laughs> koyayım şey gibi. Traitor bu traitor. Tam söylemeyin lan. <laughs> Aç. <Ağaç. gülüyor> bir sus. <laughs> Ama şey güzel ya. Bunlar şey bir önemi yok ya. Spoiler aslında değil. Çünkü nasıl olacağını bilmediğin zaman hiçbir önemi yok. Sonuçta Game of Thrones bildiğimiz için zaten herkes ölecek. Ya da işte herkese bir şey olacak. Traitor olacak ama nasıl olacak mesela? Hangi noktada? Nasıl? Neden? Ne yapacak? Dizide yani, zaten aynı mantıkla şey yapıyor. Hani Aynen. bir olacak mı gerçekten? İki hani, Değil, o var, evet. düşündüğümüz Değil, gibi var. mi olacak? Ee, mesela yani ya de seni küçük kardeşin öldürecek diye kehanet geliyor. <gülüyor> 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 tamam. Hani spoiler oldu. Sersai'yi, Tyrion ya da Jaime'yi öldürecek. Ama kimse de hani yani, bilmiyorsun şimdi. Asıl gizem o. Acaba hmm. olacak mı? Olursa Nasıl olacak? Nasıl olacak? Hangisi olacak? Tyrion mu olacak? Yine <laughs> şey <mi? gülüyor> de aynı e, mantığı aynı şeyi kullanmaya devam ediyor. yani. Direkt dunk diye söylüyorlar bazı şeyleri. Alısın da ilk ağzından çıkan bu sezon başında spoiler olmuştu. Evet. Yani bu bölümde de Helena bıraktı spoilerları her yere. <laughs> Helena yine sert konuştu ya bu bölüm. <laughs> Değişik şeyler hmm. oldu onunla ilgili. Vision sahnesinde geliriz. Bu arada burada Simon Strong dinledi hep. Alice böyle uzaktan bakardı gene evet. Simon geldi böyle. <laughs> evet Simon burada kritik um, bir iş yapıyor. Burada duyuyor bunların konuştuğunu ve de haber vererek Renira'nın buraya gelmesini belki yani bilmiyorum belki kontrolden çıkmasını da önlüyordur. Um, burunun dayımını kışkırtıp gazı getirip uh, gerçekten Renira'ya ihanet edeceğinden şüpheleniyor sanırım. Yani Bur Burum'un olayını zaten en başta ya bunu yolluyor da ne bekliyor ki yolluyor diye konuşmuştuk. Ya Burum zaten Burma, kendi doğumuna yolluyor. Ne diyordu? Ha Renira en son konuştuğumuz hatırlat ona diye yollamıştı Damon'a. Evet. Hat yani. Hatırlatmadı galiba. Bir hatırlatmadı. <laughs> evet, bir şey abi kral olsana ya lütfen ya. Çok vallahi çok yakışıklısın sen vallahi abi diye geldi yani. <laughs> Hiçbir şey hatırlatmadı. Evet. Hatta kışkırtacak şekilde biraz girdi işte. Seni kontrol etmemi istedi. Hani ne yapıyorsun? Intention'ın ne falan hani. Bakmamı istedi falan gibi. oldu Hiç politikte girmedi yani konuya. Ya ben olsam burada Damon'ın yanında böyle bir alırdım kafasını ama hani sen traitorsın Renira'ya şey diye. Damon tam o şeye gelmemiş. Ben bir an için uçuracak mı acaba hani? Sen nasıl Renira'ya um, ihanet edersin falan deyip Bence belki de görmek istedi işte ne olacağını. Burumun ne kadar yere gidebileceğini belki bekleyecek, görecek. Bir pozitif şey. Yani büyük ihtimal çok da fazla ciddiye almıyor. Hani yani sen ihanet et. senin ordun yok, şeyin yok, bilmem neyin yok. Yani Nesca... hani gerçi burada biraz farklı işliyorlar da. Damon siklemeli fazla. Şeyde hemen kaçtı bu arada. boyun eğme sahnesinden sonra da kaçtı götüm götüm. Renier'e gelince <laughs> burun böyle eyvah karı geldi buraya yandık lan filan diye. Şimdi öğrenecek <laughs> mesajını getirmediğimizi üstüne bile um, dayımına krallık teklif ettiğimizi götüm götüm gitti orada. Götüm götüm kaçtı sonra artık nereye doğru gider göreceğiz. Buradan e, kısa bir Jasper'la Eymond sahnesi var Iron Rod'la. E, şey öğreniyor işte Eymond burada nasıl buldu bastırdılar nasıl çıktılar falan sonra diyor ki herkesi kontrol edin. Balıkçı malıkçı herkesi yapıştırın. O millet delirir aç kalırız yani. İşte iş bozulur falan. E yani düşman zaten onları katletmesinden daha iyidir yani en azından. zaten katleder. Açlıktan şey, ölsünler boş ver. Aynen yani onun yerine açlıktan ölsünler zaten ölecekler falan. Çok ilginçtir ama benzer bir cümle Renira da kuruyor yani. Masumları mı öldüreceğiz diye Bayla ve Hugh böyle bir çıkış yapınca masadaki yemek sahnesinde biz bunu müdahale etmezsek ama savaş uzarsa daha çok insan ölecek falan gibi çok yakın kafada bir cümle kuruyor yani daha çok insan ölmesin diye insan öldürmemiz lazım burada da aynı mantık yani insanlar aç aç kalması ölmemeleri için aç kalacaklar falan. yani böyle işlemiyor diplomasi ama olsun <laughs> öyle Hiroşima ve Nagasaki'ye bomba atmasalardı daha fazla insan öldürmüydu <laughs> işte? bilmiyorum. <laughs> Aynı Renner'ın de düşündüğü o yani. Bu, büyük yüksek ihtimalle. ihtimalle bu evet. <laughs> Tam olarak bu da olabilir. <laughs> ben Oltan ve Lannisport'u bombalarsam <gülüyor> <gülüyor> savaş biter mi? Bu, bu, bu Biter mi? Bakacağız. Göreceğiz bunları. Yani bence şey bir soru. Ne diyeyim? Kesin bir cevabı olmayan bir soru. Herkesi kendi yorumunu açık. Burada güzel olan şeydi zaten. Uh, we must all make our sacrifices dediğinde Aymond. Evet. Çat diye. Why does everybody hate us'a geçiyor ya. <laughs> evet o çok iyiydi ya. <laughs> Ondan işte. Adam sacrifice'ı Sen ne sacrifice ettin lan Aymond? <laughs> Haktan bekliyor sacrifice hala işte. Evet. Ben gözümü e, verdim. E, gözümü be falan <laughs> Onu sacrifice ettin onu şey karşılığında Veigar almış oldun. Evet. Halk sacrifice'in karşılığında ne alacak? Hiçbir şey. Aç kalacak bir dönüşsün. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> um, Iron Road um, tamamen artık konsey monsey kalmadı. Iron Road ile bu kaldı. arada. Aynen. <laughs> Yavaştan konsey çözüldü gitti. Iron Road'da artık en son Larissa sen söylesene ya filan diyordu. Artık kendi <laughs> söylemek zorunda. Başka Aynen. kimse kalmadı. O şimdi. da kalmadı. Bir de Orwell var o kadar. O da orada çay yapıyor zaten. o de <laughs> bu bölüm ilk defa dahil oldu. Evet. da yardım etmiş ederek. Yani bir nevi o da koptu Ament'ten. Daha o nötr duruşunu bozmuş oldu. Alicent'a yardım ederek. Büyük ihtimal Eamon duysa onu hani onun da başı derde girecek. Egon'a da acıyor ha. bir yandan. Ya o da var muhtemelen. Egon evet, da çok kötü Evet ona da yapıyor. şey yapıyor. Evet burada artık e, konsey monsey bir tek konsey direkt Iron rod artık. O da zaten e, onun neyi is duymak istediğini söylüyor. E, Eamon'dan işte ben yalakalarla şey yapmayacağımdan takılmayacağımdan <laughs> kimse kalmadı. Geldiği nokta evet bir tane yalaka kaldı. <laughs> yanında. O bile şaşırdı artık son cümlelerine bu arada yani o bile böyle boka kaldı. Ne yapıyor lan bu falan diye. Ki o hiç karışmayacak yine bence de. Ee, sonra yine fragmanda da gördüğümüz Helena Ellison, Eamon sayesine geldik. Tabi Helena burada artık e, işte neden herkes bizden nefret ediyor sorusunu sordu. E, bu da doğru bir cevap hani mutsuz insanlar nefret edecek bir şey ararlar. Birisi, şu an dünyada böyle ya zaten. Hele Türkiye'de Aynen. şu an öyle yani Türkiye'de daha da büyük bu o kadar mutsuz ki insanlar ekonomi zaten berbat durumda millet iş bulamıyor her şey kötü önüne çıkan her şeyden nefret ediyor sokak köpeği mi öldürün falan kadın mı bıçaklayın işte ne bileyim işte bilme. <laughs> ama mesela Elon Musk övüyor sonra ben de bunu anlamıyorum yani öyle bir dengesizlik de var. <laughs> Yani nefret edeceğimiz şeyi bence yine zayıf olana göre seçiyoruz. Öyle bir hata var. insanlarda. evet bunlara nefret ediyor. Gücünü diyor. ettiğini nefret ediyor abi. <laughs> Aynen öyle. Burada da biraz Renira'yı da güçlü görmeye başlamıştı halkta zaten. Bunların zayıf olduğunu bir şekilde daha işe yaramaz olduğunu da belki de gördüler yani. Renira'ya e aynı tepkiyi vermeyeceklerdir geldiğinde. Yani, yani göreceğiz. Um, bu ilk sahnede Eamon'la Elena'yı Evet çok fazla girmeyeceğim ama hani işte normal halkı ejderha lord'u yapmışlar işte bu filan falan, falan evet. diyor. Tabii ki o aynı Jace gibi Aemon da bu konudan dertli. <laughs> aynı evet bu arada. Tamamen Aemon burada artık şey yani belli ki korkmuş yani <laughs> ayva hayva Vermit orada geldi. Hani artık o şeyini tamamen kaybetti. Yani her halükarda en güçlü benim tek tek de hepinizi deviririm özgüveni gitmiş durumda gitti işte böyle halka ejderha vermişler plajayımmış vatandaş rahatsız artık falan <laughs> diye kızıyor <laughs> um, evet şeyde um, şey elana de, da burada aynen bir sonraki sahnenin şey şeyde tuhaf değil, değil mi? miydi? Ee... Hatırlarsan konseyde Eamon şeyi sormuştu. Ya bu blokeyi biz yapmadık. Halk niye bize kızıyor? Aynı soruyu Helena da soruyor. Yani yönetim becerisi olarak Helena'ya da çok uzak değiller. Acaba deyip da mı spektrumlu? Yani <gülüyor> <gülüyor> çok literal düşünüyor böyle. Detayı anlayamıyor oradaki. Nüansı göremiyor yani. <laughs> ya. ya Eamon bence tamamen... Um... Cahillik gözünü kör ettiği için ya. görmüyor artık. Hani böyle umrunda değil yani halkla empati. Ve Helena gerçekten anlamaya çalışıp anlayamıyor. Aimant hiç yani um, empati kurmanın yanına bile yaklaşamıyor bence halkla. Um, tamam onlar bilmez yani onların düşündüğünün herhangi bir değeri yoktur diye düşünüyor bence. Yani ya. <gülüyor> yoksa <gülüyor> oturup böyle neden ben nefret ediyorlar falan diye sormasının şeyi yok. Burada Evet, Elizabet'in bir sonraki yani Helena'yı Aymont'un elinden alma saat saat sert sahne. Yani diyor. bir sonraki bir sonraki yaptığının da hani bir ön, ön izlemesi gibi hani bir sonraki sahne derinliğe Aymont ve Aegon'ı e feda edişi hani Helena'yı kurtarmaya çalışıyor artık herhalde <laughs> başka bir şey kalmadı yani kurtaracak tabi Darren de var da belki onu şimdi daha uzakta diye evet. onu düşünmüyordur Darren de zaten güvende gibi görüyor olabilir ama burada kurtarma noktasında şöyle bir şey de oluyor e, Renira da aslında dire şey e, Kings Landing'i böyle terk etmiş bir noktada. buradan gitmem lazım diye e, şimdi Alison geldi o döndü dolaştı ama Renira şeye dediğinde Helena'ya dediğinde de Gidelim işte hani Kraliçe olmadan önce mutluydum diyor Elena'da işte e, burayı terk edecek de zannedeyim. Işte. <laughs> Aynen <gülüyor> ben, de, ben de falan. Burayı terk etme aklına ne düşünüyorsun deyince nereye gideceğim diyor. Nereye gideceğiz gibi bir cümle kurmuyordu galiba orada. O da ilginç yani. Şeyi... acaba Bence onu biraz şeyle söylüyor. Heyecanlanıyor böyle. Oo nereye gideriz acaba? <laughs> o da olabilir. Sanki o da olabilir. Evet. Ben şey gibi düşündüm. Acaba dedim yine bir şey gördüm. ve öleceğini biliyor mu hani yalnız kalacak. o mu bir yere gidecek? Ha, okay. <laughs> böyle bir şey geldi benim de aklıma. Ha ben birazcık sanki yüzünde bir şey oldu gibi geldi. Bir tebessüm. Hoşuna gitti. Hani, ha? ha hoşuna gitti. Ha buradan hani buradan nefret değil kesin. kesin. Evet. Hani an için o ihtimal böyle var. Nereye gideriz acaba efendim? Tayroşa gidelim mi? <gülüyor> <gülüyor> ben fal Tal bakarım mı? falan diye falan. <laughs> ben şey işte geleceği gösteren halı satarım falan. <laughs> Abi <laughs> lamba yapıyor böyle. Bak bunu okşuyorsun neler oluyor falan diyor. Yani, <laughs> bana bir an için heyecanlandı olabilir, gibi geldi. Yani. Zaten Eymut gelince de hemen kaçmaya çalışıyor ya. Muhtar onun mutluluğu hızlı bitiyor orada. Ben de tam yatıyordum falan diyor böyle. Ulan şurada iki hayal kırıyorduk. Yavşak yine geldi başımıza diye. <laughs> Yani bu arada burada Eymund'un şeyi de tuhaf. Bir anda dini vecibelerine çok bağlı oluyor. Ee, günah bu. Cezalandırılmalı falan. Dur oğlum ne, nereye geldin iki dakikada günah Hiç bunlar yoktu gündemde. Bir anda Helena'yı etkilemek için. Ezberindeki her şeyi söylüyor evet. işte. <laughs> Aynen random vuruyor böyle. <laughs> günah olmadı mı? Tehlikeli. O din din açısından deneyelim. Yok olmadı mı? <laughs> olmadı. Başka i̇şte bir şey. şey mi? bunlar Blasphemy. Bunlar şeyden ne diyeyim? sınıf şeyinden işte small folk'a ejderha vermişler. Small folk <laughs> olması yok. Sınıf, sınıf yerinden de mi vuramadık? Neyse neye geçelim? Helena <laughs> de hiçbiri çalışmıyor abi zaten. attık bütün tuşlara bastı. Kız anti militarist zaten. Hiç <laughs> şey yok yani orada. <laughs> Ama Alicent de burada yüzüne vuruyor Damon'ın zaten. Damon'ın. Ee, acizini bastırmak için bunları yapıyorsun işte. Sharp point'i de gittin yaktın. Hani tehlike dedi mi yaktın hani biz tehlike değiliz. yani bu şey yeteneği e, bir geçen sezon olsaydı bu savaş çıkmaz. <laughs> çocuklarına e, psikolojik olarak çözmüş yani her şeyi. Eymond konusunda gayet çatır çatır söylüyor Eamon'da Evet. Egon'a da biraz daha böyle olsaydı belki de farklı olurdu. Zamanında evet. Yani. Ama işte Alicent'a artık kızamıyorum ya. Yani Otto o kadar bozdu ki kızın psikolojisini. Gidip Vizeris'te yatırılana kadar. <laughs> ben kızıyorum valla. Bir sonraki şeyde konuşuruz Alicent muhabbetinde. Konuşalım. Yok yani tabii ki de işte geçmişine bakınca geliriz oraya. Şimdi buradan Kol e, Cole ve Gwen'in konuşmacısı var bu da dizideki ikinci aslında felsefeci sahnesi şeyden sonra eee <laughs> hmm. Thailand'dan sonra Lohar'ın yaptığı geyikte. Hadi yani onun muhabbet geyip göndermesi vardı. Burada da Kol biraz şey gibi olmamış mı? Ejderha'yı görünce şair ve felsefeci Kol'a dönmüş bir anda böyle. <laughs> Ulan Ejderha'yı ejderha gördük. görünce bence tamamen nihilist Kol olmuş. Nihilist de var biraz evet. Aynen <laughs> böyle artık hepimiz öleceğiz. Evet. Diyor. Kol çay, içer misin? Yani. Hani. Yok öleceğim. Gerek zaten. yok. Dünyevi <laughs> tatlarla işim olmaz artık ölelim. <laughs> kol hiç çekilmez bir adam oldun sen ya böyle. <laughs> sen de savaşa falan gireceğiz abi sen manyak mısın? evet. evet. Güven çöküyor ya sonunda böyle yanına oturuyor. Öf ya. Aynen. <laughs> Adam böyle şey. hani bana garip gelen direkt Güven'in hani sen benim kız kardeşimle ya. Aha donduk yine. Ne oldu? Donduk mu? Heh, donduk. Tamam geldik şimdiyiz iyiyiz. Tam, okay. tam baştan alabilirsin. Tam Gwen ha. kız kardeşimle derken. Dedim ya hani Gwen kız kardeşimle yattın diye giriyor bana biraz garip geldi. Hani neden şu anda Gwen? Sen hani mendili gördü ondan gaza geldi dedin. Belki tamam evet, o olabilir. Olabilir. Bana sanki bu sahne başka bir yere mi aitti. Daha önce mi oluyordu? Hani çünkü ilk ayrılırlarken görüyordu ya bunları konuşurken, evet. bakışırken falan Gwen. Orada görün bir Belki oraya mı aitti acaba? Sonra bu shuffle'da buraya mı geldi, Neyse. Şu da olabilir. Bir bir şey daha geldi aklıma sen sorarken. İlkinde Rooks Nest'e gidiyorlardı. Şimdi bunda artık daha az askerle bayağı ölüme gidiyor gibiler. Zaten Gwen'de giderken daha hmm. şeydi. Belki o artık ölüm şeyi kafasında oturduysa o son yüzleşmeyi yapıp e, belki de atmak istediği içinden. o olabilir yani. Zaten ölecekleri evet. Evet. <laughs> evet. Yani birazcık birkaç cümle girişi olsaydı belki e daha şey olabilir. Neyse e, önemli değil. E, biraz burada... Evet, net şey giriyor. Evet, dengesiz giriyor. Onda sahne kurmuyor. Ol... Kolun, biraz. kolun verdiği tepkiler <laughs> <laughs> güzel bence. Şey. Yani kol karakteri zaten e, bu nihilist kol e, fena olmadı. E, buradaki şeyleri de iyi. Diyalog hani önce bir ben seni duvara yolla. E yolla hani yolla ama o zaman da hani bütün diğer Hightower kraliçesinin şeyle yattığını bilecek yani istersen. Hocam <laughs> beni kesersin, önemli değil. Yollarsın, idam edersin ama bütün Hightower ismini de lekelersin. Hadi bakalım. İstersen <laughs> yap. Hadi bakalım. Hani böyle çok şey de söylemiyor. Hani karşı tehdit olarak söylemiyor. Hani yap, hani nah yaparsın senin ismin. Öyle değil. Yap, de değil abi. Yap ama Hani sikimde değil ama hani Hightower herif nihilist olduğu için Umrunda evet. değil bile orada. O yüzden zaten etkili oluyor sözleri bence. Hani direkt karşısına şey olarak çıksa hani bu ne diyeyim sen onu diyorsun ama benim elimde de böyle bir koz var falan diye oynamıyor kolay. Yani yaparsan yap ama yaparsan da böyle <laughs> High Tower ismi komple lekelenecek diyor. Bir de High bunu çok evet. takan bir havuz ya yani zaten Aynen. olarak da o da gergin. Bir evet. Atıyor. Bir de alısın düşünsene en düşünsene. çok takanları. Evet. <laughs> Yani Zaten burada Renira'da soktu onu orada lafı ben bayrak olup sallamadım bayra o şeyi evet, diye bir <gülüyor> diye. <gülüyor> um, Evet sonra işte burada Kolun um, Alison'ın onu iki kere idamdan ya da bir şeyden bir kere idamdan bir kere um, onu pek açıklamamıştı yani. dizi. Evet. O açıdan iyi oldu burada bir şeyinin geçmesi, bir bağlanması açısından. Çünkü Joffrey'i öldürdüğünde biz yok mu bu adamı tutacak hani bir elinden? <laughs> Abi sen yok ne mu vatan sorayım. evladı vuracak bu herifi diyor. <laughs> evet. Sonrasında Alicent'la um, Alicent onu yanına mı çağırıyordu? Neydi? Biz anladık evet. hani Alicent'ın onu koruduğunu ama hani en azından burada bahsin geçmesi iyi oldu orayı kapatmak açısından. Bir de artık intihar edecek herif. Onu da önlemiş o oldu. Da engelledi, evet. <laughs> Orada intihara şeydi hani e, intihara meyilli karakter olmuştu hala aynen devam ediyor gerçi <laughs> <Hiç> de, <laughs> özemedik suicidal <laughs> 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 ama şimdi şair de olmuş şair de komple gitti <laughs> aynen, Şöyle cümleler kuruyor işte. Gerçek şeref sabahları dağılan bir sistir ha falan. Ama onu söylemişti onu hatırlarsan. <laughs> Senin e, şeyin şerefin sadece... Aynen. <laughs> Senin ee, sadakatin sadece gece mi? Evet şey demişti. Siste dağılıyor demişti. Sabah geliyor, akşam gidiyor mu demişti öyle. Evet. Aynen. Şeref'in evet. sabah geri geliyor, akşam e, gidiyor gibi bir Yok. şey söylemişti. Sadakatin sadece Sadak gece Sadak mi? Sabah tamam. gidiyor mu? Evet. Sadakatin tamam, doğru. Ee, oradan şey, burada şey işte kadınlara olan şeyim, zafım bana çok şey açtı filan, başıma hiç açtı filan diyor. Kol görüyoruz ki kol <laughs> Damon gibi şeyi yapamamış. <laughs> i̇çsel gelişimi. <laughs> Yapamam. Hani ben zaafım var abi ne olacak? Önüne <laughs> Hani tamam işte kadınla olan isteğim zaafım değil de hani, ne denir şehvetim mi ne? Tamam şehvetim var ama hani senin de bir beynin de var değil mi? Hani her şey <laughs> kullandım var Önüne geliniz. <laughs> hani kendi sorumluluk almıyor bunu. Böyle bir şehveti Tabii. Şehveti suçluyor. Sonra işte onur mu onurdan bahsedince ya hepsi onların onursuz ya falan diyor. Hani o hiç hani sorumluluk almıyor o konuda. Hani öyle bir içsel şey yok aslında. Hiç almadı zaten abi. Yani dizinin en başından evet, beri hiç, hiç girmedi o topa. Ama nihilist kolda hala aynı noktada bazı şeylerde. Hani ben hata yaptım demiyor. İşte e, kadınlar olan şehvetim yaptırdı. <laughs> i̇şte be. senin Diğer uh, Kingsguard arkadaşların uh, onurlarını koruyorlar ama filan deyince. Eee öyle mi ama? Bak ben onların yediği bokları sana bir saysam şimdi. <gülüyor> 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 sen hiç bilmiyorsun onları. <laughs> e onlar yapıyor. Sen onları patronusun Sen örnek ol. <laughs> Zaten. İmam osunursa hepsi suçsun yani değil mi? <laughs> Yok mu ya şöyle kraliyetten biri biz de yatalım falana gelir yani orada. <laughs> Aynen. De, direkt um, şeyini almıyor. Hani burada biraz daha bir tabii ki George Martin'in de çok sevdiği um, şey şeylere de giriyor. Hani de bu tip şeyleri vardır ya işte hayatımda ilk defa onurlu bir iş yaptım. Herkes o yüzden evet. benden nefret ediyor. Hani kendi şeyi. Um, lerinde, o edilen yeminlerin, edilen onurun ne olduğunu sorgulaması filan. Burada da aynı şeyi yapıyorlar George Martin'in. Hatta yani. e, felsefesine de, de uygun olarak. O felsefe şeyde çok uygun. Jamie ile Brienne'in ilişkisi. Hani e, yakınlaşmasından da çok ikisinin beraber yolculuğu ya da işte karşılaştıkları durumlar falan. Çünkü biri çok onurlu falan bir kadına komple kapalı. Öbürü daha yavşak falan. İkisi aslında kendi taraflarındaki e, eksiklikleri, zaafları iyi bulup toparlıyorlar diyeyim ya da yönetiyorlar. Ya da değiştirmeye çalışıyorlar. O hikaye çok iyiydi ya. Mesela benim favori karakterim Brienne. <laughs> Aç dördüncü ya, <laughs> kitabı oku o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Brienne'den başka bir şey yok zaten içinde. <laughs> Okuduk oğlum zaten. Yok geyik yapıyorum canım. Ben bu arada düşünüyorum bak şaka bak Game of Thrones'ta böyle inanılmaz favori abi. Ölüyorum dediğim... Nettles. net <laughs> Nişfendim çıkıyormuş. Ya gerçekten çünkü George R. Martin öyle bir noktada ki ben hani hiçbir karakteri bayılıyorum diyemeyeceğim şeyde çalışıyor bende. Ben o yüzden böyle okey ya bunların acizliklerini okumaktan zevk alıyor noktasındayım biraz daha. Benim favori karakterim Strong Belvas. O o kim ama? <laughs> Böyle de niş adamım ya. ya işte. Siz bilmezsiniz oğlum. 92 doğumlu Finlandiyalı değil mi o da? <laughs> Eğer şey olursa bir dizisi bir daha çekilirse ya da filmi filan çekilirse Strong Belvas'a yer vermezlerse hemen Nerd <laughs> Rage evet. Bence Tywin dizisi Nettles... gelmedi o zaman. Ben <gülüyor> de... <laughs> Netos Nerd <laughs> aynı böyle bir şey yani. Bu kadar saçma bir <laughs> Ben karakteri bilmiyorum bile kim bu. hiç fikrim yok dediğin karakter hakkında şu an. Aa. Neyse, önemli değil. gerçekten önemli bir karakter değil <laughs> boşver. Okay. Ee, burada başka ekleyeceğim bir şey yoksa geçiyorum. Bir de burada bütün bütün kamp duydu şimdi. Evet ya. Şey, herkes izledi. Bütün ordu duydu eee uh, Crisp'inle Allison'tün ilişkisini. <laughs> Maybe bunları özelde konuşursanız gençler daha iyi olur. <laughs> evet bu arada ya. Yani zaten <laughs> Ya zaten mutan hep ölecek diye artık çok düşünmüyorlar. Hep, evet ya. Geberecek. <laughs> yani Crisp'in zaten ben öleceğim diye gidiyor. Herifin umurunda değil. Zaten Aynen. şey diyor ya. Today will be a kind of relief. Diyor. Evet. Ya atlama <laughs> oldu. Şeyde böyle bakıyor. Hayda bu ne ya. Bu adam uçmuş <laughs> abi. Bir de bu adam bizim orduyu komuta ediyor. Adamın şeyi böyle. Ölürsek iyi olur valla. <laughs> Ordu komutanı. <laughs> Hepimiz rahatlarız ya. Bir ferahlama gelir Arkadaşlar, falan. Arkadaşlar bak. Karşıdan Karaksis gelirse kılıcımızla saldırıyoruz sonra <laughs> falan diye. Abi nasıl yazacak o? <laughs> ya sen böyle kılıç geleceğiz altına atacağız hava ya kılıcımız falan <laughs> diye. <laughs> Saçma sapan. Fırlatıyorum. istiyor. Şey. <gülüyor> <gülüyor> ee, buradan o zaman Jace de Beyla'nın küçük... Ya küçük bir sahnesi var. Burada çok bir şey yok. Ee, Beyla artık somurtmayı, vır vır etmeyi falan bıraktı. Kendini kanıttı o zaman diye. Yine makul ses olarak e, yanında. Evet. Ergen'e karşı. Aynen Ergen'e karşı. Ee, buradan da biraz şeyi çıkardım ben. Yani Jace bir görev edinecek bence o Rider'ları tame etmeyi, biraz daha adam etmeyi. Herhalde ondan da uğraşacak. Pragmatik bir şey de söylüyor. O, o, benim hoşuma gitti yani. Her soylunun da babası Ha evet. Um, baba, Jamie'di de. O doğru yani. Birçok uh, kitapta da karakterin. Aegon'da Kankor'un çocuklarının bile onun olm olmadığı olmadığı teorisi vardır yani var, herkes evet. <laughs> için var bu hemen hemen herkes için var yani Rus Bolton'un tut şey için yani o açıdan hiç ben bir şey söyleyeceğim Jayla Jayla Bailey için bu bütün sezon için geçerli sadece burası değil en ufak bir e, fiziksel yakınlaşma bir sevgi bir şey göstermedi dizi. hep böyle evet. normal konuşuyorlar. Yaştan hani, dolayı mı diye düşünüyorlar acaba onu. O kadar da illaki böyle giyişirken gösterin demiyorum da hani hani bir sarıl, değil mi? Evet. Bir biz... böyle ufak bir temas. Şefkat Hiç gösterdi. göstermedi. Doğru. Ee, şey bence, bilmiyorum, bilinçli bir tercih olsa gerek. Bence de öyle. Hani sonuçta hem nişanlılar hem de uyumlu bir çift oldukları da gözüküyor. Hani öyle hmm. zorla Hani şey ne denir? Hani beşik kertmesi gibi bir şey duty, olmuş olsa da. Görev duty falan gibi de değiller. Evet. Öyle. O kadar da şey değiller yani bence. Hani ne diyeyim? Biraz o duty görev var da. Ama yine de uyumlu bir çift gibiler. Hani en ufak bir şey göstermediler. Ne denir? Bir de biraz aralarında. şey gibi. Birbirlerini de aslında yeni tanıyorlar gibi. O kadar uzun süre geçse de çocuklardı. İşte büyüdüler. Uzaktaydı Bayla. Sonradan geldi. Hep tanıma sahneleri gibiydi aslında. Özellikle bir kere Jace Bayla'ya gitti. O da işte ok çalışırken. Ama, Onun dışında hep Bayla Jace'i yolda çevirdi falan. Yani ya da yanına O gitti. Hep o adım attı. Ama konuştukları şeyler Jace'in annesiyle konuşamadığı derinlikte. Evet evet. İla, yani evet şey güzel. Paylaşımları derin. Yüksek ya, yani. O kadar... Evet, yani oradan anlıyorum ki bunların bizim görmediğimiz <gülüyor> noktalarda <gülüyor> daha derinleşmiş muhabbeti ama derinleşen muhabbet bir fiziksel şeye göre dönüşmemiş Tamamen türü, bir mantık ilişkisi ya da e, kafa kafa ne denir e, şey kafa arkadaş var. Hani evet orta. biraz arkadaş gibiler. Bu dediğin daha doğru. Yani sevgili gibi değil de çok yakın. ...birbirini iyi tanımaya başlamış bir dostluk... Kuzen bir gibiler... Aynen... Acaba <gülüş> <gül> <laughs> Neden kuzen gibi bunlar ya? Allah Allah... E çünkü opposite. kuzenler... <laughs> yani onların ilişkisi biraz daha... ...şey gibi mi olacak acaba ilerledikçe... ...Korlis de Renis gibi mi olacak? Bilmiyorum göreceğiz... Sonra. Olmaz orada Targaryen pusiyi bayılıyordu Korlis... ...burada <laughs> o yok... Tabii. <laughs> ee ben bu arada şaka maka bu konuyu açtın iyi oldu. Merak ettiğim en ikili ilişkilerden de biri. Şimdi artık Damon Renira'yı az çok çözdük. İşte ee, işte Lohar Thailand komik olacak gibi duruyor falan filan ama Bayla ile Jason gideceği yol e, merak ettiriyor yani onların ilişkisi dinamiği etkileyecek. Evet bu bence bilinçli yok. bir tercih. Bu şeyin olmaması belki sonradan e bir etkisi olabilir. Göreceğiz. Çok mantıklı bir ilişkileri olmasının bir şeyi vardır, payoff'u vardır belki. Ee, buradan da Renira ile Dragon, Dragon Rider'larla yemek sahnesine geldik. Ee, Tabi burada Alf hala <laughs> Alf bu arada burada 30 tane şey ne yemiş o zımbırtın adını unuttum. Bıldırcın ben. mı? Ya bir şey yumurtası mı ne ya bıldırcın olabilir. Hatırlamıyorum adını. 30 tane Zorun yemiş. Mu? Sahnenin çekiminde devamlı her tekte de yiye yiye en son şey Gerçekten diye. de yiyorlar mıymış lan? Yemiş o ya. O hayvan yemiş. Açmış herif aç zaten. Af niye yedin? Onlar onlar plastik. Ondan hasta olmuş değil mi? Gerçek değil onlar. <laughs> Oğlum gerçek yemek mi sandın onu? <laughs> plastik üzümden o. Yeme onu. <laughs> ha <laughs> herif komik diyorum ya işte ciddi ciddi yemiş onları ya. Sayıyorduk sette 30 oldu falan diyor böyle dala geçiyorlar. <laughs> sette böyle McDonald's'a gidiyorlar. herif hepsi niye de başka bir şey kalmadı. <laughs> Buradan sonra Big Mac falan veriyorlar. <laughs> Burada da Danyolu'yla zaten masayı bir geriyor. Sonra diyor ki işte espri anlayışınız da yok falan diyor. Bu şey yapıyor geçiyor biraz. Burada de tabii artık şeyin build up'ı var. Hani her karakterin e, farklı bakış açısını ve iş savaş olduğunda ciddiye bindiğinde neye baktıklarını işte Hugh'la Bayla biraz daha şey oldular böyle. Ne yani masum mu öldüreceğiz? Adam şey gibi böyle görevdir yaparız falan. Hugh da böyle ay ee, işte, kıra, işte şövalye mi olacağım? Hadi şimdi ver şövalyeyi. Yok bilmem de böyle. Döveriz yakarız. Ben tek alırım oğlum Vegar'ı falan oldu demeleri herif böyle. <laughs> İyice. <Okay. gülüyor> o iyi oldu ya. Silver ringle biz gireriz ona ya falan. Aynen aynen. Bence şansı var. Kullanmayı öğrendiyse. <laughs> Değil mi? İlginç olabilir ya. Yani. <laughs> um, burada Alf'ın um, Şakalar, komiklikler ve de salaklıkla maskelediği bir pazarlık var aslında bence. Hı hı. Bence Alf e, saf salak işte şeker pek haber olmayan birisi oynuyor. Jason saçına kadar biliyor bu arada. Zaten o lafı da soktu. Ha, bence bütün bu şeyde bu herif gerizekalı yani salak bir herif işte. Onu görm şey yapmamız istiyor. Yazarlar da seyirciye ya da bu konuda da şüpheci, bak ben seyirciye e bu da salak herhalde falan diye <gülüyor> anlatıyorlar. <gülüyor> hani... Ama bence buradaki konu Alf salaklığı ya da onu kalkan olarak ya da maske olarak kullanarak aslında pazarlık yapıyor. Reyna, ne vereceksiniz? ...beni şövalye yapacak mısın? E yap, yapsana. ha <laughs> Hani... ...ya da şövalye olunca ne? Alfın bence... E, ...bütün konuşmasının altında... ...şey var. E, bir şey arıyor. Bir, hani ne? Nedir sizin şeyiniz? Nereye ee, kadar gideceksiniz? Fiyat öyle? nedir? Hani <laughs> Şeyiniz nedir? Bir kaç sıfırlı yazacağınız çek. Bir görelim. Altyapısı var bence ve de bence saf salaktan daha çok işten pazarlıklı. hatta ben şeyi bile düşündüm. Kurnaz var, değil mi? <laughs> evet yani çünkü zaten adam hayatını onunla kazanıyordu. Hani daha saf olan kişilere hikaye anlatarak bedava yiyip içiyordu falan böyle. Hani Herkesi burada da aynı veriyor. Aynı şeyi oynuyor bence, devam ediyor o şeyine. Hatta yani mesela işte ben Benon Targaryen'in oğluyum e, diye demesi bile hani belli ki Targaryen kanı var da hani hani onu bile bence o şeydir ya işte Benon Targaryen çok hani böyle şey adamdır ya herkesin çok sevdiği Tabii. hani çok şey bir belli ki onu bile bilerek seçmiş, belki de başka bir yerden geliyor yani şeyi, belki. Hani, bir, bir şekilde bir okumuş etmiş de bunlar yani biliyor ya şey. Aynen detaylı. onu bilerek bu seçmiş olabilir. En çok sevilen adamı seçeyim lan falan demiş olabilir. O yüzden um, dizi bu herif salak olduğu için buna pek güvenilmez um, diye gösterirken aslında bu herif hepsinden akıllı ama bu uh, hani hepsinden akıllı derken hani bir alfın ya da bir adımı şu anda yapmadığı hesapları Pardon bir huyun ya da adamın yapmadığı hesapları. af çoktan yapmaya başlamış bence. Tabii. Kesinlikle canım. Doğru diyorsun. Şimdiden düşünüyor yani onları. Bir sonraki ne evet. olacak bilmem ne olacak. Ha, şövalye mi yapacaksın? Okey. Nedir? şövalye alınca ne oluyor? Kaç para maaş bağlanıyor? Emekliliğinin <laughs> sonu falan diye soruyor bence şu anda. Çok doğru söylüyorsun. Yüzde yüz katılıyorum buna. Yani öyle bir çakallığı var. Bir de ben şeyden de sevdim Alf'ı. Ee, yani sonuçta dipten gelen biri ne olursa olsun kanı var yok ejderhayı aldı falan hepsini bir yana bırakıyorum. Yani gerçekten bu kadar hızlı niye hürmet göstersin ki bir yandan da. Ya yani Adam tabii daha farklı bir kafası var. Baktığında Hugh da evde atıp tutuyordu seni de kraliçe yaparız karım hani işte bak yemek gelecek falan. O mesela daha böyle kork ya korkak değil mi daha bastırıyor daha hemen havaya girdi o da işte prensim bilmem ne. Ben de mesela Alf gibi olurdum muhtemelen. Hani o açıda. Siz kimsiniz ki? Oğlum? Ben size yani sizin bana gele. O Olamazsın. Olamazsın olamazdın acı. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Bunu aslında bir şeyde değinecektim. Alice Cor in Wonderland sahnesinde de değineceğim. Ve orada da bağlarız. Neyse burada girmeyeyim. Ha? A a sorun hani bir sınıfsal katmanlar bu hikayede e, aşırı dişlidir yani ne diyeyim sınıflar arasındaki e, sen gidip öyle kraliçeye şu yaptıklarının yüzde birini yaparsan seni oradan alırlar. <laughs> Her Tabii benim, ki İngilt İngiltere tarihinde alırlar da ej ejderha varken olmaz o işte. Ay şu anda Crossbow'la öldürebilirler afi yemek masasında ee, yani çok da sorun değil. Hani şey olsa bence sniper vururdu çoktan bunu. Zaten hani şöyle söyleyeyim. dur dikkat ettiysen e, Malbrand kılıcını atıyor elini orada. <gülüyor> Gördün mü? <laughs> aynen mi? aynen. Yani işte, <gülüyor> <gülüyor> yani işte um, ilginç yani ben Alenna Corley sayesinde bundan bahsetmeyi düşünüyordum. Burada da aynı dinlemek var. Evet. Neyse orada bir bağlarım. Yani Alf'ın birazcık George'un da şeyine aykırı aslında felsefesine burada Alf'ın yaptıkları ve de yaptıklarının yanına kalması. Yani onu da Renier'in artık çaresizliğine veriyoruz artık. Bu ejderhalar o kadar çok ihtiyacı var ki bu seviyede bir adamın hani dibin dibi ben kraliçeyim hani arada <laughs> 756 tane plus var yani katman var. <laughs> bu adam bana böyle davranabilir mi? Um, tamam şimdilik bu bu sahne içerisinde Renira belli ki köprüyü geçene kadar bu gerizekalıya <laughs> şövalye edeceğiz diye bakıyor. Um, neyse tekrar gelcim o klas konusu aslında. Ya tabii ki öyle ama e, bence şeyle beraber özellikle bu taht kavgası dönemlerinde de e, şeyde de görüyorduk işte Game of Thrones'ta da vardı bu. İşte burada da hatta Alicent'ın işte bir gün sonra suratına balık atıyorlar yani. Kimsenin umurunda değil. Yani halk şey gibi değil abi. Yani tamam sınıfsal farklılık var. Siz çantada kekliksiniz. Bu bizim kavgamız. Bitene kadar siz öleceksiniz konusu. Öyle çalışmıyor işte. Yani Damon da bunu Halk ben hiçbir şeyi ifa yani halk halk olarak bir gücü var. Hani bunu daha sonra bahsetmiştik. Evet. Öyle Onarşi'de tek güç benim. Başka hiç kimseyi siklemem diye yönetemezsin. Halkın gücü ama o bir balığı attığında orada artık bir isyan var bilmem ne var. Yoksa gidip yolda Alisson 35 bin tane gardiyayla yürürken sen gidip Alisson bilmem ne dersen seni orada ikiye bölerler yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bölerler yani, ama işte dediğin gibi isyan da şeyden çıkıyor işte artık o ihtiyaç durumundan çıkıyor. Yani orada artık geri dönülmez bir yol var. Yani ALF'ta da aslında benzer bir durum var. Buradan geri dönemez Renier'e. Yani onu, o yüzden onun rahatlığı da var bence. Şeyde tabii de... tabii ejderhası olmasının bir rahatlığı var. <laughs> evet. Hani e, biraz daha ejderha olması mantıklı hale getiriyor. Hani buradaki erkek... Çok mantıksız demiyorum sadece de öyle hani sınıflı e, sınıfla neden sen hürmet ediyorlar direkt diye dedin yani ya, işte bu sınıfsal ayrılık tamamen herkesin hayatta kalmak için çok iyi farkında olman gereken bir şey yani. Sınıfları unuttuğun anda ölürsün yani bu şeyde ve de orta çağda da hani gerçek hayatta da öyle yani. Sen kendi yerini bilmediğin anda senin yerini bildirirler yani. <laughs> ya orası hocam ben ona ama şeyden demedim zaten. Teknik bir sınıfsal farklılıktan bahsetmedim zaten. İlk ihtiyaç durumundan söylüyorum onu. Yani Adam da mesela yapmak zorunda ama Adam'ın karakteri farklı. Edim'e bıraksan zaten o e, Alin'den de farklı. Hugh bence işte senin dediğine paralel benim düşüncem. Kutu. <laughs> He? Hugh biraz kapalı kutu. E, Hugh kapalı kutu ama Hugh da benzer şeylere, düşüncelere sahip. O da buraya hayatını kurtarmak için geldi. Karnı doysun, karısı getir, gerekiyorsa kraliçe olsun ya da işte ne bileyim soylu gibi davranılsın. Aslında benzer talepler <laughs> benzer, olur. Aynen, benzer taleplerle iç, içten içe geldi. Onu demek istiyorum aslında ama diğerleri hemen e, tamam abici ablacım biz yapıyoruz sorun yok moduna girdiler alf girmedi alfın girmemesi çok mantıklı bence niye girsin ki abi herif hiçbir ihtiyacı yok şu anda onun. ölse de sikinde değil ki adamın zaten zaten bir şey yok oğlum hayatta adamın onlar öpe öpe kalıp bir de adam zaten ölümden dönüp o ejderhaya bindi sen zaten öldürdün onu bir kere ya yani. attığın şeye oradan çıkması mucize onu, onu oraya e, vermitor düşüncesiyle götürdün o sürpriz bir şekilde silverwing'e gitti bir de yani o yüzden Alf e, demek istediğim sınıfsal şeyden çok Alf'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Onların ona ihtiyacı var. Aynı aslında Trierki'nin yaşadığı durum. Triarki diyor ki ben parfümümü de satıyorum, malımı da satıyorum. De çok da sikimdeydi. <laughs> yani. Bizim satışları iyi. <laughs> satışları iyi. Yani siz kavga edin. Zaten olsa biriniz ölecek. Biz yine oraya geliriz yani. <laughs> ne olacak? Bizim için çok dert değil yani. Koskoca <laughs> Esos var. Aynen. Biz satarız. Büyük pazar. <laughs> yani yoksa yemişim soylusunu soyluya ne hürmet edeceğim ya. Sikerler <laughs> Edeceksin lan. Etmeyeceğim oğlum. <gülüyor> 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 oğlum evet. sen yaşamazdın işte. Sen yani şey olsaydın. Tabii. Ne <laughs> hizmet edeceğim lan soyluya Efren'e. <laughs> <laughs> ne ya? Ejderha'ya yapabilecektim ben ya. Fadi. İlk halkın adamını kestiler. <laughs> Aa, şeye geçiyorum Damon'la Alice sahnesine geldik e, çok konuşulan sahneye vision sahnesine Alice bu arada artık şey e, niyeti bozmuş bayağı artık yanında falan bitiyor Öyle sürpriz öne de çıkmıyor Yatan hadi kalk işimiz var falan gibi çağırıyor artık tamam. <laughs> Damon'un burada takip etmesi bana biraz şey gibi geldi ya hani böyle büyülü gibi geldi böyle adam kalkıp Aynen. Gidiyor böyle. <laughs> Artist sorgulamıyor bile. Hani böyle sanki şey charm person yapmışlar. Damon da böyle kalkıp e, gidelim hadi bakalım peşinden <laughs> diye. Gidiyor. Takıldık bir derinin peşine ayrısı bakalım diye. Alice neden üzgün? Evet ağlıyordu. İlginç bir şekilde evet. Gözleri doluydu yani. Niye üzgünüz lan kızı? Onu ben de anlamadım. Acaba dedim yani... Doom Metal dinlemiş Gotthard'ın üzülmüş. <laughs> Bu Vision konusu acaba şey gibi mi açılıyor? Ee, değişkenler değiştikçe acaba Vision'da da değişmeler mi oluyor? Ne bileyim hani öyle bir bakış açısım var. Şimdi Damon değişti. Ee, genel Vision'la ilgili acaba başka bir yöne mi gitti? Ya da kafasında başka bir şey vardı da o mu gerçekleşmedi? Bilmiyorum ya orası bana da ilginç geldi. Niye ağladı? Evet, gelecekteki <laughs> sporlar etmeden <laughs> söyleyemeyiz ama gelecekte e, olacak olayları ya da şu anda bu hareketi yapmasıyla başlattığı e, reaksiyonun herhalde e, gelecekte S olacağı yıkıma ha, üzülüyor diye düşünüyorum işte aynı o yüzden diyorum yani belli şeyler değişti ve onu görüyor artık e, ve mutsuz oldu ama bir yandan da yapmak zorunda işte ya yani ondan kaçamıyor aynen Aynen. Onu başlatmak zorunda ya yani atıyorum hadi. Bir savaşı başlatıyor dayımın Renier'ın yanına koyarak mesela atıyor burada. O savaşın geçirdiği yıkım ve de onun ileride yaşayacağı şeylere üzülüyor bence. Zincirleme bir ve reaksiyon olacak. De, yani rol oynamaya devam edecek bu savaşta. Bayağı bir merkezi rol oynuyor. O yüzden Alice'i de göreceğiz yani. Damon gitti, Alice bitti olmayacak. Oh güzel. Alice'den kopamıyorum ben. Hmm. <laughs> Abla bir turda bana bir psikiyatr şey versin ya. Peki hemen got şey... Gotthard'ın görünce hemen düşüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kararlı ve sert altınları seviyorum falan. <laughs> Kararlı ve sert. Bir de şeyde dalga geçti o da hoşuma gidiyor ya ne oldu bu sefer görmeye vestisin dalga geçmeyecek misin hani büyüme evet. <laughs> evet. <ha? Evet. <laughs> yok be bacım da ne üzerime mi öyle, ya yani, şey falan <laughs> hiç öyle Aynen, bir şey orada var. zaten Green Man gösterdi bize ya dizi. Ha evet o ne ya onu evet. tam anlamadım. Green Man o Ne abi? ya? <laughs> Anlatmıştık ya oğlum dinlemedin mi? Neyi? <laughs> neydi her rola ilk bir girdiydik yani Ha tarih orada. diyorsun okey Isle of ilk pact olduğunda Ama hani Green Man diye bir şey ilk kez görüyoruz ben Green Man diye bir şey görmedim ki daha önce ha, görmedik gördüm. görmedik. Ha, ben aynen. orada anlatırken söylemiştim Green Man'i Man biliyorum canım ben onun ne olduğunu orada Biliyor. şey yapıyorum <laughs> ne anlatsana ben bilmiyorum gerçekten <gülüyor> <gülüyor> ne bu Green Man N Harbiden de bilmiyoruz yani ne olduğunu Green Man'in. O kadar tarzında. işte. A i̇smini biliyoruz. Var mı Aa, başka bir şey? First Man'le uh, olduğu zaman, First Man'le Children of the Forest arasında Pact olduğu zaman oraya bir Green Man order'ı koyuyorlar falan diyor. Uh, o kadar. Yani. Nedir? Nasıl ordu? Hani Children of the Forest'da First Man zikişip orada hani öyle bir şey vardı. Orada orcu orji yapıldı. Orcudan doğan çocuklar Green Man oldu diye ciddi ciddi teori var yani. Okay. Um, o yüzden böyle hani Children of Forest ve First Man kanı olduğu için böyle değişik o şeyler elemanlar. Hani böyle bir order var. Green Man Order. Children of Isle of oldukları rivayet edilir. Um, ana hikayede de Howland Reed yani onları hani iletişime geçtiği rivayet edilir ve hatta Bran kral olursa Hı -hı. ana hikayede. Ki büyük ihtimal olacak. Ama bu işte dizidekini düşünmeyin şimdi. Bran e, kitapta kral olursa daha çok bu Bloodraven nasıl ağaçta Matrix'e bağlanmış bir şekilde ha. şeydi. Bran'da Isle of Faces'ta öyle olacak. Hani orada bir e, ne denir şeye girecek. Weirwood network'üne bağlanarak yönetecek. Ve de işte Grimman'da onun Koruyucuları olacak orada bir daha rol oynayacaklar teorisi vardır. Burada o yüzden böyle iki saniyelik kondalın bize şeyi hoplatıyor bizi. Ha evet. Green Man. <laughs> Ama bunlar hep teori yani hiçbir şekilde Man'in ne olduğunu nasıl ortaya çıktığını ne işe yarayacağını bilmiyoruz. Evet, Irish şey cinler gibi böyle orada takılan bir yeşil şapka taksın. Aynen, neşeli kesin gibi. öyle şey vardır. <laughs> evet, copy paste vardır bir Aynen, yani. mitolojik bir yönü var belli ki. Ee, zaten bu arada Network dedin hani Vision'a geçebiliriz. Yine biz birini hmm. görüyoruz. Ağaç dallarının arasına oturmuş bir genco görüyoruz orada. A, a Blood Raven işte yani. Ya Blood Raven mı o kesin yoksa başka biri olabilir mi? Ve Blood Raven muhtemelen Targaryen o zaman zaten. O açıklanıyor muydu? Valla suratında Raymond şeklinde <laughs> Bird Mark olan kaç tane karakter Doğru, var mı Doğru <laughs> <laughs> Daha doğrusu şöyle um, dizi şimdi Duncan Egg'de Blood Raven var. Evet. Uh, Braden Rivers. Brady Rivers. Um, üçüncü sezon falan girmesi lazım her kitap bir sezon olursa. Ama dizi daha önce de şeye sokmaya, sokabilir. Belki hani arka planda karakter olarak. Hani yavaş yavaş Aha. daha birinci sezondan bize gösteriyor olabilir. Casting'de yoktu bu arada. O zaman birinci sezon olacağını zannetmiyorum. Bu adam oynayacak mı Blood Raven'ı? Belki ee, de onu ona... bağladılar oradan. Tank e. Onu bilmiyorum. Görürüzler Belki bu eleman oynayacaktır. Ee, bu eleman bayağı genç gerçi. Blood Raven... Çok genç. Böyle gençken daha ağaç adam değildi. Sonra duvara gitmesi onun daha sonra. Duvara gidip oradan da duvarın ötesine gidip yani Weirwood Network'e katılması daha yaşlıyken. Gerçi bu da bir vision. Sonuçta literal olmak zorunda değil yani. Hani bir takım karakterleri görüyor. İlk Tabii. gördüğünün Bloodraven olması da bütün bu <gülüyor> <gülüyor> O, o alısın da Blood Raven'a hizmet etti. Çünkü hani daha 100 seneylerde e, hatta 150 seneylerde Blood Raven bu ağacın içine girecek. Ama geriye doğru da görüp geriye de manipüle edebildiğini biliyoruz yani evet. Blood Raven'ın. Zaten hani burada Blood Raven'a girersek şu an zaten 3,5 saatteyiz 7,5 saatte <laughs> falan çıkarız buradan. <laughs> O yüzden Bloodraven'ı belki Duncan'a saklarız hani Oluş. gerçekten e, bunun bu karakterin ne olduğunu ya da neyse artık bir noktada hani çok derin bir karakter neredeyse e, Hatta onu ayrı kitapta, video yaparız belki. Ayrı bir konuşur video yaparız. Oh, oh. Yani <laughs> eğer e, e, bir şey olarak bütün neredeyse her türlü büyü olayını e, bu Whisper duyan şeyinden tut, Eris'in duyduğu whisperlardan tut, işte fısıltılardan tut da Varys'in um, o ateşte ne gördüğü. Yani, yani der hepsini... ya, ben, hepsi Blood olabilir. <laughs> 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 Nerede bir boşluk gördüysen bir fısıltı mı duyan oldu, bir rüya mı gören oldu. <laughs> Manipulator. Hepsi Blood <gülüyor> <gülüyor> Master <gülüyor> Manipulator. <'ı>. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yani Blood <laughs> işte herkesi şeyinde oynatıyor. Yani her yere giren bir karakter. O yüzden ilk görünenin olması şey değil, sürpriz değil. Game of Thrones dizide Blood o yüzündeki şeyi adamın adını aldığı şeyi kaldırmışlardı. Evet, o da biraz tuhaf. Bir, bir tane fark yaratıyor. Bir yani. tane daha önemli özelliği var. O da gözü bir gözü yok. Hani Bloodraven has thousand and thousand eyes and wonder yani böyle şey. Hani binlerce gözü ve bir gözü vardır ama binlerce gözü casusu vardır. Hı -hı. diye bir şey var. Hani değiş vardır yani Hı -hı. şeyde. <laughs> Halk arasında. 5. Yani, çünkü adam hani Master of Whisperers olarak uh, Hı -hı. resmen ülkeyi yönetmiştir yani bir süre. O zamandan bilinir şeyi. Peki akrabalık ee, bağı falan belli mi şeyleri? Kanın falan curcur oralara giriliyor muydu? Belli canım. Ha tamam. Be beşinci yani Eygon'un de Dawnverse'in Bastard sanıdır yani ama legitimize eder onu. Ha, okey Tamam. The Great Busters denilen daha sonra Blackfire reklammasına yol açan Damon Blackfire, işte Edgar Rivers, işte Shira, hatta neyse bunlar Duncan Eggers spoil, Duncan spoiler değil de yani neyse çok fazla dağıtmayalım konuyu ama yani şey orada konuşuruz zaten bunları Targaryen bastır, annesi de Blackwood bu arada. Ha, okay. İki tane <laughs> uh, magic, magic, kan uh, bir araya gelince böyle süper magical adam oluyor. Çok güzel. İşte Blackwoodlar uh, şey ne diyeyim Old God. Uh, hani bu original Jon Snow bu. Hani Ice and Fire kanı. Targaryen Blackwood kanı karışımı. Um, neyse onu görüyor. Bu da hani dizi uh, Game of Thrones uh, izi göstermemişti suratında. Tek gözü yok onu göstermemişti. Ee, bu ortalamasını almış kitapta. <laughs> Burada tek gözü e, iki gözü var. Hani gözünün şeyini var. göstermemiş. Belki ama bu genç hali olduğu için daha kaybetmemiş. Kaybetmemiş hali olabilir. olabilir. Evet. Ama yani, üç gözlü yani. kuzguna work oluyor işte. Onları falan gördük. O açılışı, gidişi. White Walker görüyor. Ha, onun işte yani, Three Eyed Raven'a evet. da bağlıyorlar. Hani evet. biraz gözümüze söküyorlar o, o oydu evet. diye. Um, sonrasında um, bir kurtun gözünden görüyoruz. Bu evet. White Walkers'a doğru koştuğunu. White Walker'ları görüyoruz. İşte sonra Damon'ın bir yürüyüşü var. Ölmüş ejderhaların, ejderhaların üzerinde. Suya basıyor. Kana sonra basıyor suya boğulur basıyor. gibi oluyor. Sonra bu meşhur kırmızı meteoru görüyoruz. Evet. Danny'nin şeyinde ne denir um, ana kitabında um, ana bir işaretlerden çok, biriydi bir zaten. Birçok karakterin böyle evet bu benim işaretim, <laughs> bu benim işaretim diye bir Ta Rhaegar'ından itibaren Rhaegar'da bizim oğlan doğunca bu. O yüzden bizim oğlan Prince Promise demişti o şeyde. Ondan sonra <laughs> Deni. Her gören zaten kendine yoruyor. Zaten um, galiba o konuşma da olmuş. Ryan Condal onu da açıklamış. Hani bu şey değil hani e, Promise Prince muhabbetinin açıklaması değil. Hani onu zaten George yazacak. Biz sadece göndermemizi yaptık. Aa, yani. Hayır. Generous'mış Den o zaman The Prince Promise diyen adamlar çıktı. Hemen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle sen öyle inan. Sanki hala an insanlar şunu anlamadılar ya. George bu kehanetleri koyarken ve de burada da aynı şey var. Neyin olduğunun kimin ne olduğunu hiçbir önemi yok yani. Yok kimin kral çıkacağı, kimin e, vaat edilmiş prens olduğunu tahmin etmeyi şey zanıyorlar. Daenerys'ti, da bilmem neydi. O, idi. O değil o. Bu kehanetin varlığının karakterler üzerindeki etkisini işliyor şu an. Hani bu burada da aynı şey var. Daemon üzerindeki et şimdi e, Damon orada işte gördü o şeyleri. Ha, o yüzden Gitti Renira'ya. Um, diz çöktü. E, kehanet mi Damon'ı şimdi şey yaptı? O kadar Damon kendi karar vermedi. İşte öyle değil. <laughs> <laughs> Anlatılmak ise farklı. Hani Aynen. onu bir an şey yapacağız. Hani Daenerys'e geliyor işte. Şey ondan sonra Renira'yı tahtta gördükten sonra. Um, zaten bu Daenerys'e geliyor. Hani White Walker'ları görüyor. Ben bir an böyle böyle uyanıp oha 8. Inç sezon bok gibiymiş ben diyecek sandım. <laughs> <Damon> ama demedi. <laughs> Ryan Reynolds çıkıp kafasına sıkıyormuş böyle D&D'nin falan öyle şey. <laughs> Bunu ben <laughs> yapıyorum kardeşim. <laughs> yani şeydi. Damon böyle tam göstermeyin daha fazla 8. Inç sezon tamam Renier'e <laughs> <yoraya> gideceğim, çıkacağım <laughs> <düşüreceğim."> diye. <laughs> şey Gerçekten burada gösterdikleri White Walker hiç olmamıştı. Gerçi sonradan yapmışlar. Çok kötü gözüküyordu. Ya um, evet bir tane Orijinal o White Walker görüntüsü kullanaydınız bari. O zamanki daha iyiydi. Bu, bu şeyin kestiği değil mi ya? Bir tane oydu galiba. Jon Snow'un öldürdüğü vardı bir tane. Yedinci sezon. Olabilir. O galiba. o. Yani o. <laughs> Kim olduğunu hiç böyle güzel gözükmüyor. Her neyse... Um... Ama Daenerys'i güzel yapmışlar. Bu arada Emilia yakalak değil o başkası. Değil değil. Yani değil tekrar yani. çekmişler. Yani. Aynen. Hatta fazladan bir sürü sahne de çekmişler de sadece onu kullanmışlar. <laughs> şey yapıyorlar. Evet. Komple um, remake yapıyorlar. Hadi gelmişken çekelim gerisini arkadaşlar. Ya, zaten şey gibi de olmuş bir, yani Ecdarhaların Targaryen temsilini de işin içine katarsak, yeniden doğuşu için ölmesi lazım herkesin aslında. Biraz onu Damon kabullendi yani aslında. Ölecekleri bir savaşa gittiklerini artık hepsi biliyor. Ama bu neye hizmet ediyor ya da nereye götürecek kısmı önemli. Onu görmüş oldu biraz da yani orada. Damon tabii bizim bildiğimiz şeyleri bilmiyor. Bra Brandon Rivers kim, işte Daenerys kim, <laughs> Damon için hani White Walker yani. nedir? <laughs> hani böyle götüm açıkta kaldı gene diye uyanıyor herif yani. Zaten bu Vision muhabbeti biraz fazla literal yani genelde Targaryen'ların gördüğü vizyonlarda şeydir biraz daha metaforiktir yani böyle adam mesela Targaryen ejderha görür ejderha doğacak filan denir halbuki Targaryen prensi doğar filan işte mesela Aynen. <laughs> direkt Aynen. orada o biraz fazla literal olmuş bu görüntüler a Neyse, Daemon'un... Um... Biraz dediğin aslında Daenerys de var işte. Üç ejderhanın yeniden doğuşu. Yani ejderhaların yeniden gelmesi. Yani Daenerys'in onları sonuçta hatch edip etmediğini orada anlamıyor. Sadece görüyor. Ama doğuyorlar yani çocuk gibi. Muhtar onu şey gibi düşünüyor olabilir işte. Yani Targaryen'ların yeniden doğması için bizim ölmemiz lazım. Tekrar o sürece girmek için. George, <laughs> George bütün ejderhaları... Yok et yok edeceğim diye yazmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. Öleceğiz hepimiz. <laughs> Denenin deneni geri getirmesi için bizim ölmemiz gerekiyor. Evet, ona yapacak bir şey yok. Hepiniz öleceksiniz. <laughs> evet. Burada wi e, wifi'da bir karışıklık olup Helena'nın da oraya girmiş olması sürpriz oldu. <laughs> o büyük sürpriz bu, oldu o, ya. Hepsi bu sadece çok, bir hikaye dedi. Şeydir aslında. Ah, story dediği anda benim aklıma who's, who's got a story şey geldi repliği <laughs> geldi bir an tiksindim böyle şeyden story evet. demeyin abi resmen PTSD var yani o bölümün Burada. hatta konuştuğumuz başta hikayesi yolan kazansın yazmışım geçen baktım 5 sene olmuş Aynen. abi onu konuşalım 5 <laughs> <Okay. gülüyor> Neyse. unut onu işte who's got a story buradaki story lafı gerçi ne diyeyim hani HBO'da kendi dizisine bizim baktığımız gibi bakmak zorunda değil. İnsanlar böyle White Walker gösterince işte 8. sezonu atıfta bulunca böyle kızan insanlar var. Yani ben de kızıyorum White Walker görünce ama maalesef HBO'da komple görmezden gelemez yani Game of Thrones, evet. dizisi, Game of Thrones dizisini. <laughs> ya buradaki Yok öyle bir şey yaşanmadı diye. Hikaye tanıma biraz daha oturaklı ya şey olarak. Hani şimdi buna vision desen, kehanet desen başka bir şey gidiyor. Ya bu bir hikaye hani şey gibi aslında e, bu hikaye derken bir birisi sıkıyor ya da bir masal kelimesi de kullanabilir onu kullanmıyorlar burada rol belirtmek aslında hani bu senin rolün var Sen bir rol u, u, şey yapacaksın ve bunu dini de biraz olmayacak bir şekilde söyleyebilen yani story gibi oluyor yani hikaye gibi oluyor ve böyle olunca da mantıklı ya Helena tarafında bunun bir hikaye olması e, zaten yaşanan şeylerin de metasına bakarsak çok şey gibi yani, bir roman uyarlaması olduğunu düşünürsem bu gerçek hayatta olanlar da film gibi. Yani bu kadar şeyin bu kadar büyük olması bu kadar üst üste yaşanması zaten doğal hayat akışında olabilecek bir şey değil. Biraz Helena' da bence öyle bakıyor yani. Üst üste bunların hepsinin tetikleyicisi olacak şeyleri. Çünkü aslında o da biliyor farkında. Kendi söylemleri kendi olanları görmeleri işte Helena'nın, Alice'in. Bunlar hep bir story'nin parçası olarak işletmeye çalışıyorlar. Hayata geçirmeye çalışıyorlar. Yoksa belki bıraksan 10 bin senede olacak bu olaylar. Ama öyle bir durum yok, öyle bir ortam yok yani. <laughs> evet öyle. Geç öyle bir şey var. Hani her gören bu rüyaları Targaryen kendisi... Zaten buradaki ana şey o mesela. Şöyle bir şey geliyor aklına hani. Damon o kadar ıı, psikolojik ilerleme sağlı diyorduk. En sonunda ...Damon'a bütün şeyi gösterip onu ikna etmiş oldu. Hani bu şeyi görünce evet lan büyük bir tehlike var o zaman gideyim. E, hani içsel olarak ikna olmadı da hani tehlikeyi görünce mi ikna oldu sorusu geliyor aklına insanlara. Belki de, şey ondan ağrıyordu işte Aris. Belki farklı bir şekilde ikna olup o noktaya kadar o tavrını değiştirmesini ya da dönüşümünü bekliyordu Damon'un o olmadı... Artık böyle olacak Ama gibi oldu. Şöyle bir gibi. sorun var tabii ki. Eğer ilk geldiği gün izleseydik bunu Damon'a ne tepki verirdi? Çalışmazdı kesin. Küfür adamı. Evet. Olmazdı. <laughs> <laughs> ya da şöyle bir şey olurdu. Genelde Targaryen'larda şöyle bir şey oluyor. Rüyayı gören kendini kurtarıcı zannediyor. Evet. Bir doğru. Yani Damon bunu gördüğü anda bu rüyayı ben gördüm. Dünya tehlike geliyor kuzeyden. O zaman benim kurtarıcı. O zaman kral ben olmalıyım deyip evet. o Aha, yine donduk. Ya da Heh. skeptik yani skeptik deyimin olarak komple reddedebilirdi ya da işte ben kurtarmalıyım diyebilirdi. Her ikisinde yapmıyor yani. Ne kendine yoruyor ne de tamamen reddediyor. Doğru mesajı alıyor şeyde. Yani. O yüzden ve asistan Damon... koç olmayı kabul ediyor. <laughs> Aynen. Hani bu zaten George'un işlemeye çalıştığı da hep budur yani. Bu kehanetin ne olacağından çok bak kehanette hareket eden karakterlere Stannis, um, Cersei, Denel... Oh, öleceğini biliyoruz. Evet. Küçük kardeşin öleceğini biliyoruz. Çünkü önemli değil yani Cersei'yi, kimin öldüreceği ama o kehaneti bilmek Cersei'ye neler yaptırıyor. Ne evet. kadar hata yaptırıyor. Tyrion'dan nefret ettiriyor işte... Um, tamamen paranoyak hale getiriyor bilmem ne. Ya da aynı şekilde Stannis. Aynı şekilde deniriz. Hepsini yoldan Burada çıkıyor. Burada da o. Yani karakterlerin bu kehanete ne tepki vereceği. Aynı şekilde da görüyoruz mesela. Belki o kehaneti görmemiş olsa Rhaenyra bu dinsel kült figür haline geliyor ya böyle daha evet. şey haline geliyor. Bu savaş olmalı olma şeyine geliyor. Ona da belli kararları aldırıyor. Burada Damon'ın da asıl kişisel gelişimini aslında yaşamamış olsa o da başka götünden anlayabilirdi bu gösterileni. <laughs> ben mi kurtarıcı? Kesin anlayabilirdi. Yani yani. Ve Renira'yı erkenden öldürürdü belki de. Olabilir bunda. yani. O zaman yani şey diyebilirdi Renira'ya hani gidip burada Bu arada Winter is Coming de demiş olması ilginç. Evet. Ee, bu arada Helenanın burada gözükmüş olması hep bir şeydir ya um, ateş büyüsü ve de buz büyüsü ya da Old Gods işte bu um, Lord of Light bunların Targaryen'ların gördüğü uh, rüyalar uh, ve de bu Greenshields Old Gods'ın verdiği vizyonlar bunlar aynı şey mi yoksa farklı mı uh, farklı tanrılar mı yönetiyor bunlar birbirine şey olabilir mi ya Kondal bir selam yollamış Helenayı buraya sokarak. <laughs> Çünkü Helen'ın Targaryen rüyaları işte Dragon Dreams falan diye şey yapılan um, rüyaları gördüğünü biliyoruz. Burada direkt Old Gods Vision'ı görüyor Damon. Ona <laughs> ziyarete geliyor burada. <laughs> Bayağı bir daha Bana <laughs> biraz şey falan hatırlattı ya. Ta şeyde olması hani King's Landing'de Harrenhal'da hani Saruman'la Palantir konuşurlar. Şeyi gibi falan böyle konuşması <gülüyor> gibi. <gülüyor> 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 Aynen. Sonra bunu Star Wars'ta Jedi'lara da yüklediler de yeni seride çok kötü olmuştu o Onlar da birbirlerini ne <laughs> <laughs> <böyle gülüyor> yüklediler ya her Öyle şey. Uzaktan konuşabiliyorlardı birbirleriyle yanlarında gibi gözüküp falan. Force mu üflüyor? Ya, ya üflemiyor da sıvısını falan atabiliyordu böyle damla düşüyordu falan bir işte. şeyler. Allah Allah Star Wars'ı izledim hiç hatırlamıyorum. Ya, o kadar yedi, da boş 8, izliyorum ben. 7-8-9 yani. o kadar kötüydü ki abi zaten boş ver ya. Kimse Kimse hatırlamak istemiyor <laughs> onları. Ee, i̇şte, heh. Uzayda uçan şeyi hatırlıyorum. Bu kehanet konusunun Le bu arada Le iyi işlendiği şey yine Dune bu arada. Dune'da da Paul'un işte ee, kehanetle geliyor gibi orada olmasa ama daha sonra onun bütün vision'a sahip olması vesaire. Hem Tri-Driven'a oturuyor hem de o vision gerçekleşmesi aslında hiçbir şeyin de istenildiği gibi olmaması. Onun da bir böyle e, Tyrant'a dönüşü falan. Bunlar hepsi çok benzer Vallahi yani. George Martin'e de hep kehaneti böyle çok farklı işleyecek. Hani çok öyle kurtarılmış kişi Neo, Harry Potter Aragorn olmayacak. Çünkü hep onları eleştirir yani George. Evet. Filmde yani de eleştiri var ya ondan zaten şey. İşte diyoruz ama ha, bilmiyoruz. <laughs> Nasıl bağlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Farklı bağlayacak herif falan deyip duruyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> adam bağlayabilecek mi? İşte. Nasıl bağlayacak yoksa böyle bir yerde Sticker and kurtar kurtar dünyayı deyip geçecek mi yani? Yani ya, ben şuna eminim bu arada yani bittiğinde o kadar e, düz bitecek ki Orada büyük bir hayal kırıklığı olacak ama ben kendi adıma çok mutlu olacağım düşünüyorum. <laughs> Aşırı düz bitecek. Sen biteceğini önce. düşünüyorsun bir kere. Orada evet. yanılman mı? orada başlıyor. Oradan <laughs> çok optimist olduğumu görüyorsunuz. <laughs> Bitti, bitirenin adı peki ne olacak? George Martin mi olacak yoksa Patrick Gertrude'la mı bitirecek? Ya, onu <laughs> bilmiyoruz artık. Orası kısmet. Brandon Sanders'ına yazdırıyorlarmış. <laughs> Yok ona vermezler. Cengar çıkar. <laughs> alır ve makine gibi yazıyor değil mi böyle adımı? <laughs> e, oturur anlatır nasıl e, şeye giriliyor. Green Sea roll'un diyor. Neyse. E, ya neyse buraya dönersek e, tabi Helena kısmı bir de tabi şey de ekleyelim. Renira'yı Damon tahtta görüyor ama yine önce bir, boş bir süreç gibi şeyi görüyor. Önce tacı görüyor sonra... Gandalf abi. Gandalf the White'ın White geri dönüşü. <laughs> Değil mi? Işıktan göremiyorlar ya. Evet, abi ışık. uzunları kapasana bir <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya Peter Jackson'ın o kadar saçma kararları var ki o şeyde. Hani bugün çok nostaljik gözlüklerle bakıyoruz da. Bazen tekrar izliyorum da arada sırada denk geleceğim. Evet ya. Çok abi. fantastik kararlar var ya. Böyle abi. bakıyorlar. Gandalf ya bir... Up, ne gereği var abi çıksın işte. <laughs> Niye böyle bizi şaşırtmaya çalışıyor? Kim acaba bu ya? Saruman mı? <laughs> Gerçi kita kitapta da var o, da yani betimleyince kitapta deyince mesela onu o kadar saçma gözükmüyor. Yazıkmıyor. Görsel uyarlayınca buraya... tuhaftır. Ya. <laughs> böyle resmen Aragorn'un <laughs> farları uzunları yakmış gibi bakamıyorlar falan. Bu artık otomatik çok... var hocam. Senin araba eski. Yeni dersen otomatik ayarlıyor şunu falan diyor. <laughs> i̇şte. ne parlattın ha. be. Yandı ve giriş yaptım. Ha, Saruman sandınız değil mi? Bir de orada ya. Saruman gitti. Neyse nereye geldik ya? Saruman'a <laughs> nereye <laughs> <yani. gülüyor> Ama burada güzel <laughs> olan şu işte aslında hep önemsiz dediğimiz şeylerde taç kimin kafasında olduğuna değil tacın orada olması ee, önemli. ya yani, o tahta birinin oturması lazım. Yüzü sonradan netleşiyor. Çünkü şey gibi oldu abi bölüm. Ee, Renira tamam bu işi kabullendi etti de Herkes dönüşüm yaşadıktan sonra e, hot potato oldu touch. Herkes Renira atıyor şimdi. Alison geliyor aman bacım sen ol. Damon geliyor yo vallahi sensin. Hepsi bir <laughs> ne oldu oğlum geçen kaçıyordunuz. Vizeris <laughs> Damon'a soruyor istiyor musun sen gerçekten ha, aynen. Diye. <laughs> o ona istiyor mu diyor. Egon gitti kaçtı zaten aman abi falan. Laris götürdü. Renira böyle şey gibi hani e, ama sen de patlasın biz bakarız sonrasını falan gibi <laughs> oldu böyle. Tatsız aynen. oldu onun için yani. Renilda da son anda Damon diz çökünce aslında bu diyarın bir krala ihtiyacı var. <laughs> sen ol <oldaydı>, <laughs> Beynim sulandı ya. <laughs> Şak diye koyuyormuş kafasına böyle. Aa evet. vallahi sana çok yakıştı bak. Üstündeki de çok <laughs> iyi oldu. Damon ben Alison'da kaçıyorum acı. Hadi bakalım. Allah kaçsaydı benim de... Direkt... Tanca'nın evet. hayalini kurduğu şey olacak. <laughs> İki yıllık <laughs> fantazim gerçek olacaktı. Yine olmadı ya. Gitmediler. Ha, mizeryayla seviştireceğiz oğlum. Hadi bakalım. O da olur ne yapalım. Şey. <laughs> <Çok olur>. <gülüyor> <gülüyor> Şeye dönüyorum. E, Helena'ya dönüyorum. Muhabbet boka sarmada Eymut'la. <laughs> e, yanına geliyor tam bu konuşurken. E, işte hikayem, hikaye hikaye ederken. bu sahne çok hoşuma gitti benim bu arada. Yani bir yandan dokunaklı da bir sahne. Eymut da gözleri hafif dolu ama dokunamıyor çok hoşuma gitti. Helena'ya böyle dokunacak gibi yapıp o pişmanlık mı var acaba yoksa gerçekten onu Ürküt miyim büyülü. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Aman ürkütmeyeyim daha ters tepmesin diye mi dokunmuyor yok bu büyülü diye mi yapıyor o, o çok güzel bir ikilemdi orada hoşuma gitti sonra da onu ikna etmeye çalışıyor yine farklı cümleler kullanarak ama e, aslında yine Alice'in Damon'a da söylediği gibi işte sen burada öleceksin diyordu Elena da Damon'da dönüp sen öleceksin söyledi e, o, o da çok umurunda değil gibi onun da Sonra da e, anlattı yani biraz işte tahta bir tahta oturacak işte Egon dönecek ama işte senin dediğin gibi hangi Egon dönecek e, kral olacak bilmiyoruz. <laughs> bir Egon bir yerden iki Egon gitti çünkü şu anda e, ikisi farklı yerlerde. Hatta ileride olacak Egonlar da var e, o yüzden. Bir de burada şeyi söylüyor Godside seni yutacak ve bir daha asla kimse seni görmeyecek diyor. Godside'ı da sen bu heran oldu anlatmıştın. Tam böyle onun yanında böyle haritada gözüken göl. Yani bir göl bir göz gibi ortasında da bir küçük adacık var. Benim işte I love bir... aynen benim burada aldığım bir spoiler var ama şunu söylemiştim söylemeyeceğim şu anda korkmasın kimse şans eseri gördüm yani. Bir karakter oraya gidiyor. Ama o karakter oraya niye gidiyor? Nasıl gidiyor? Acaba Mesela o Sen Gatsa'ya bakarken görmüştün. Aynen. Işte, Yayında. Aynen. aynen. Gatsa'ya bakarken az siktir falan diye görmüştüm. Toplamdaki <laughs> karakter var zaten. Bütün her şey içerisinde. Birisi Howland Reed, birisi de bu hikayede başka birisi. Aynen. Başka birisi. Aynen. İşte o kişi... Oraya nasıl gidecek? Nasıl orada olacak? Ne ne yapacak? Orayı, orayı işlemeyebilirler. İşte işte onu çok merak ediyorum. İşlemezlerse ama şimdi şey de söylediler. Hani e, ha, belki. sen de oraya düşeceksin dediler. Bence orayı bir açtılar o kapıyı artık. Oraya bir şey olacak. Galatasaray'ı göreceğiz yani. Evet, şey Alan yani Helena zaten maşallah, biz burada spoiler vermeyelim diye kasıyoruz ama Helena'nın hiç öyle bir derdi yok yani. <laughs> çat çat söylüyor. Sen öleceksin, sen sakat kalacaksın, senin dört çocuğun olacaksın. Ne yapıyorsun? <laughs> herkese çat <boğazlayacaklar>. çat söylüyor. <laughs> Gerçi hani. Herkese sen öleceksin desen ne olacak yani? Evet yani evet. ölecek. Ölecek herkes ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Sonra yani şey de diyor ya ama seni öldürtebilirdim de diyor de Aymond. diyor ki zaten bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Aslında orada da hemen kabul ediyor bunu. <laughs> Burada Helena'nın e, asıl değişikliği şu. Bir yere kadar hatta ne diyeyim Blood and Cheese'e kadar Helena ...gördü rüyayı... ...vizyonu ya da geleceği... ...ama hiçbir şekilde anlamlandıramadı. Evet. Ee, i̇şte Blood and Cheese'i gördü... ...işte korkuyorum işte farelerden filan diyordu ama... ...tam olarak... E, ...anlamlandırıp... ...bu konu hakkında bir şey yapıyor. Yani mesela tam bilseydi... ...ne olacağını... ...çocuğunu alıp kaçardı mesela... ceherisi Sadece... ...bir rüyayı görüyor... ...bir şeyi görüyor... Oradan tam olarak bir anlam çıkaramıyor ee, ama orada bir korku yani bir işte farelerden korkuyorum gibi senden bir şey oluyor tam şey değildi şey hakim değil şimdi burada artık görüyoruz ki gördüğü rüyayı anlamlandırıyor ve de onu e, direkt bir agresif olarak e, kullanmaya da başladı Hani ben bunu gördüm evet. <laughs> üstüne siz çözdüm. de beni dinlemiyorsunuz Sen, zaten. Bu, <laughs> ha, bu rüyada ne olduğunu e, çözdüm. Eskisi gibi böyle gelip ee, God's Eye'de düşeceksin filan deyip geçmiyor yani. Burada çözmüş böyle. Sen öleceksin. Aegon Kral olacak. Hani agresif olarak karşı hata geçiyor şeyle. Orada bence e, Aemond'u korkutuyor direkt. Evet. E, Aemond. <laughs> e, Kondal hani bir noktada karakterler Helena'nın e, dediklerine kulak vermeye başlayacaklar demişti. Herhalde burada bahsediyordu. Şimdi ilk defa Helena'nın dediklerinin ee, içeriğine hani ya da ne olduğunu Aymond istemeyerek de olsa <laughs> kulak asmaya başlıyor. Çünkü bundan önceki bütün kehanetler öyle edildi gitti. Kimse sallamadı. İşte bu korkudan dolayı Helena'la gitmezse gitmeyebilir şu an Aymond. Dinleyecekse yani. Yani işte zaten ben şey olsa <laughs> burada Aemond hala ona bir savaş şeyi olarak bakıyor. Ne diyeyim? Asset sende Dreamfire var gel bunun tepesine çık. Evet. Eğer akıllıysa Aemond oha sen bu kadar geleceği görüyorsan gel bana yar yardım et diyebilir. Ama burada Helena'nın Damon'ın rüyasında da gözüküyor olması ve Damon'a sen oynayacağın rolü biliyorsun. Yani orada Damon'ın All Gods Alice ve de orada yapılmaya çalışan Damon'ın manipüle edilmesi olayı. Çünkü genelde bu Vision'larda mesela Blood Ravens ya da her neyse All Gods'a sana ne görmek gerekiyorsa onu gösterirler. Evet. evet. O Fazlasını vizyonda. görmüyorsun yani. Yani azını fazlasını bütün resmi göstermez yani sana. Sana ne seni manipüle etmen için ne gerekiyorsa onu gösterir. Ee, eğer Damon'ı Rhaenyra'ya diz çökmesi için manipüle ettiyse, Elena da bunun içindeyse um, demek ki hani Helena Aemond'un geleceği konusunda pek şey değil diye düşünüyorum. Zaten Rennera'nın da gelmesi gerekiyorsa tahta o da onu zaten o, o hikayeyi Aynen. tamamlayacak. Rennera yani. da neredeyse oraya çalışmaya başladı. Evet. Tam tersi Eymond da hani böyle gel ejderhane atla benim yanımda savaş diye bakıyor yani. Bambaşka yerdeler o yüzden hani. <laughs> Aymond... Konuyu çözebilmiş değil. Oğlum sen geleceği mi görüyorsun? Gel bana bir taktik ver filan diyebilir aslında. Biraz kafayı çalıştırsa işte. <laughs> Onun yerine böyle gel gel Dreamfire'a e bin. Sen ateşle yakalım ortalığı filan diye giriyor konuya. <laughs> um, çok akıllı bir arkadaşımız değil Ayman'ın görüldüğü gibi. Maalesef. Um, ama burada yani Helen'ın direkt artık gördüğü şeylere hakim olduğunu da ve de onu kullanmaya başladığını da görüyoruz. Yani şeyden farklı olarak. Bu arada Dreamfire'ın da Dream'den gelmiş olması evet ilginç. Zaten. Hani kitapta Helena Dreamer değil aslında. Acaba George böyle bir şey yaptı mı? Hani Dreamfire, Helena Necderası, gerçi ismi veren Reina Targaryen. Hani Ceheris'in torunlu uh, torunlarından birisi. Hani yani. Dreamfire'ın da bir kan, hmm. kan bağı, kan bağı konusunun özellikle ağaçtan da kan akması, o kana dokunması, belki de harbiden hani o kanın ya da o kan bağının connection'ının oluşması ilgili olabilir. Yani hani özellik olarak değil de bunu işte ejderha ile bağında da hep farklı seviyelerde kullanıyor olabilirler. Helena çok üst seviye olabilir spektrumu da olduğu için. Ya yani belki hepsinde var bu özellik. Ama kime hiç farkında bile değil, anlamıyor, şey yapamıyor. Ama işte belki Dreamfire'ın da etkisiyle ya da işte genel o kanın gücüyle vesaire çok daha hayvani bir seviyede kullanıyor olabilir yani. Belki öyle bir fark var. Ya artık. şeyde kan dedim bu arada bir şey aklıma geldi. O Damon'ın vizyonunun All Gods demiştik ya Blackwood'un kafasını verdiler Blood Sacrifice Hı -hı. oldu. All Gods'la genelde Blood Sacrifice'la çalışan ha. bir şeydir i̇şte, hani. <laughs> o kesin böyle. Bir de Blackwood kanı hani şey kan, olga kanı kanı. Um, o kesin bir blood sacrifice orada bir verildi ona. Um, Helena'nın şeyinde de aslında kitapta şey de var. Ne denir? Glass Candle diye mesela o Kuwait var ya. Um, Daenerys'e görünür. Rüyasına, rüya başkasının rüyasına girebilmeni sağlayan bir şey var. Um, ne denir? <laughs> alet var <laughs> 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 artefakt <laughs> evet. aynen bildiğin artifact yani A glass candle hani şeyde Marvin'de de var sanırım Euron'da da var galiba um, işte böyle bir mekanizma da var George da fazla bunları anlatmıyor nasıl çalıştığını da yani böyle bir şekilde Helena senin dediğin gibi üst seviye dreamer artık böyle old şeylere bile girebiliyor her türlü baya evet, güçlü yani. güçlenmiş kendisi. <laughs> um, var mı ekleyeceğim bir şey buraya? Eee ekstradan? E... yoksa Renira Damon sahnesine geçeyim mi sekans? Yani devam et abi sen. Tamam. Eee um, Rhaenyra... buralar vizyonlara falan girdik mi? Evet çıkamayız yani. Ya yani zaten çok konuşacağız daha bunları şeyde falan da muhtemelen eee var. Şey hikayesinde, Duncan Egg <laughs> hikayesinde de konuşacağız yani. Oralara geleceğiz. Orada var. Hatta oraya daha da sokarlar bizim bilmediğimiz. Burada da zaten bu Helena Vision yok yani kitapta. Aynen. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> onda... Vision i, Vision i yok zaten kitapta. Kitap tarih kitabı çünkü. Evet. Şey bu arada geçen sefer şey hikayen çok iyiydi. Tahminin bence Miserian'ın şey olması. neydi adı? Mushroom ne? olması teorim vardı ya. Ki ya. öyle miydi? Ha, evet, öyle burada. de yani. Aynen. De yok? Ya şeyde, e, şey çok oturuyor <laughs> aslında. <da> gördük ya. <laughs> Hayır dedin ya onun kurduğu cümleleri kuruyor aslında. Hep orada tarih evet. bilgileri veriyor diye. Zaten tarih kitabı kısmında şey çok güzel oturuyor artık. Dizide bunu gösteriyor. Renira'ya da bir başkası ortamda bir şey konuşacaksa herkesi yolluyorlar abi. Yani ona çok dikkat ediyorlar mesela. Ve genelde oralarda hiçbir şey yok. Hep baş başa kalmalar. İki kişi varsa diğerlerini yollamalar. E buraların zaten boşluk olması çok doğal oluyor bu sayede. Yani aslında dizi nereyi e, doldurduğunu hep bu işaretlerle veriyor. Abi siz çıkın biz şimdi biz yazacağız böyle. <laughs> Çünkü yazmamışsınız. Ha diye böyle. O, o tarih olayının en iyisi şey ya. En iyi. bunu söylemiştim ya. <laughs> Keşke şu çıkarıp şey yapsaydım cümleyi. Um, kitapta Damon Heronlara gitti, Alice Rivers'ın herhangi bir etkisi olmadı Damon'a yazıyor. <laughs> i̇yi ki <de> olmadı lan. <laughs> Ama direkt bu yazıyor ya. Peki şeyde yani, nasıl? Oluyor? yazıyor yani. Kitapta Damon direkt diz mi çöküyor yoksa devam ediyor mu direnmeye falan? Böyle geldi ve diz çöktü mü oluyor Heron oldu? Aynı mı kitapta orası? Kitapta böyle bir kesin bir ayrışım ayrış yok. Ha yok, okey. Nerede i̇şte bir araya geliyorlar? Düşünürsen. Renira Damon tekrar nerede bir araya geliyor? Spoiler olmasın şimdi. Ha farklı bir şey var. Okey, tamam. <laughs> Aynı yolu izliyorlar ama Damon Harnola geldiğinde Renira adına herkes ona des çekiyor. Ben kendi adıma hmm. topluyorum topluyorum orduyu demiyor. anladım. Baştan zaten öyle başlıyor. Okay. Ha, baştan Renira'nın şeyine geliyor ama belki de e, o bunlar yaşandı ama hani savaştan sonra yazılırken kimse de Daemon'un kendi evet. adına orduyu topladığını yazmadı. Yani. Onu da konuşmuştuk. Zaten hep Damon böyle Daemon, ile Targaryen gloriesine uygun yazılıyor biraz Zaten onu Jace söylemişti. <laughs> daha çok hani Meister'lar işte onlar kendi işlerine nasıl geliyorsa öyle yazıyorlar yani. Onlar da hmm. bambaşka bir şey. Güç o da olduğu için. Ama şey çok komik yani. Damon, Allison Damon'a hiçbir etkisi olmadı. Yazılmış olması çok komik abi. <laughs> yani Alice ve Damon hiç konuşmuyor olsa anlayacağım hani. Kitapta bahsi geçmeyen bir şeyi yazmışlar <laughs> falan. Tersine bir hareket olabilir mi? Gerçekten belki de bunu biliyorlardı. Abi bu konuya hiç girmiyoruz. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Benim kafamdaki şey Nerede şu diyorsunuz? ya. Damon'a bir noktada atıyorum bu şey falan soruyor bu Herenold'a Meister mi soruyor Simon Strong mu soruyor ya da gidiyor mesela e, Gerardis dönüyor mesela Dragonstone'a dayamış şimdi ya da Gerardis görüyor ne yaptın işte Herenold'a filan diyor <laughs> Damon da böyle işte yok Alice diye bir karı var ama bilmiyorum ne ayak <laughs> Bana bir etkisi olmadı falan diyor. direkt bunu söylemiş onlara. <laughs> Beni etkilemedi öyle takılıyor. Hey, şey <laughs> Neyse. yapmadım yani. Evet. Kitapta böyle bir cümle olması mükemmel. Yani. Çok komik ya. Renira'nın her gelişi de aslında şeyde başlıyor. Yemek sahnesinde işte e, Master orada mektubu getiriyor. Cerdis, e, Cerdis getiriyor. Ondan sonra Edim alıp gidiyor. Edim Edim'in şeyini sevmiş. Sürüş tekniklerine falan hakim bu çocuk biliyor bu Edim <laughs> alıp gidiyor. Diğerini Diğerlerini çıkartıyor. şey. şey. Aynen sonra da Simon işte zaten karşılıyor direkt ee, ve aslında burada e, şey güzeldi aslında her, her sezonun her Game of Thrones sezonunun karizmatik sahnesi e, hep böyle taht üzerine ya da işte böyle diz çökme üzerine oluyordu ya da çökmeme üzerine yine o sahneyi verdiler e, artık sezonun sonunda e, Damon'un diz çökmesi sonra burada iyi ki ufak geyik ama şu cümle benim hoşuma gitti burada da ben senin buraya geleceğini öngörmemiştim. <laughs> gibi bir şey söylüyor Damon. Hatalı bir öngör olmuş falan diyor Demir <laughs> Adı. <laughs> Neyse o zaten öngörünün Allah'ını gördü hocam. Boş ver şunu hiç karıştırma. <laughs> buraya kaçırmış olabilir senin geleceğini. <laughs> Her şeyi gösterdi ya. bunu gösterdi. Evet. Burayı kaçırmışlar. Ve <laughs> ee, sonra da işte burada kış geliyor. Savaş sadece başlangıç. E, karanlık ve kıyamet de gelecek. Kış falan gibi. Daha böyle şairane. Bu sezonki diğer iki erkek gibi o da şairane konuşmalara geçiyor. da şarkı falan söyleyip böyle şekil yapıyor. <laughs> Hepsi böyle bir noktada e, Kol da öyleydi. Şimdi biraz şey de böyle o Damon'da o ruhani şeylerden nefret eden e, savaşta dinozorlar dinozor <laughs> ejderhalarla kazanır diyen Damon gidip yerine e, şairane Damon geldi. Daha böyle ürkünç konuşan. Güzel oldu yani sahip evet. burada Alfred Brum'un da götüm götüm kaçması güzeldi yani. <laughs> evet, süper o ya. Um, Damon'ın bu Hayvallerin konuşurken Winter is coming demiş olması ilginç çünkü o direkt Stark şeyi hani Winter is coming in Hayvalleri'nda diliyle söylenmiş olması yani hem um, gene bu Ice and Fire birlikteliği, Stark-Targaryen şeyi arada bir şey var mı? İşte Helen'ın Old Gods Vision'ına katılmasıyla beraber. Gene bir, işte bu Stark'larla bu um, Ice and Fire arasındaki bağlantı nedir şeyleri. Bir başka ilginç şey daha yani. Direkt Winter is Coming'i görmüş demek ki orada. Demek ki Stark'lara da büyük ihtimal aynı. Yani. ...yerden giriyor o şey. <laughs> hani aynı şeyde kaynaktan <laughs> besleniyorlar. Evet o ilginç. Burada... Var <laughs> mı söyleyeceğim bir şey buraya? Yani dediğim gibi Damon'ın... ...diz çökmesini... E, ...orada vizyonu gördü ondan çöktü diye... ...algıladıysa hani seyirci birazcık... ...talihsizlik olmuş. Yok. Bu tip vizyon işte... ...kehanet bilmem ne... Çünkü o şeyde de vardı... Ah, Alicent, Aegon kehanetini yanlış anladığı için mi Aegon'ı tahta çıkarmaya çalışıyor? <laughs> bu bu bölümün bu de sonunda değil. bu da tartışıldı zaten. <laughs> Aynen. O Aegon'ı tahta çıkarmak istiyordu. Daemon en sonunda şey geldi. O kehanet onlara kılıf oluyordu hep o, kendi şeylerine. Daemon için de aynı şey geçerli. Daemon e, bir kere tahtı istemediğini anladı. İstediği Viserys'in Um, onu kabul etmesi ya da onu um, vizeresin onu kabul etmeyişi işi onu tahtı istiyormuş gibi hareket etmeye çalışıyordu. Yani Viserys'e evet. kabullenmekte de derdi. Onları falan bir geçti. Onun sonucunda da işte dediğimiz gibi gördüğü kehanete doğru tepkiyi verebildi. Yani Zaten bu arada Damon kırılmayı şeyde yaşamıştı. Geçen bölümde e, Alice'den tavsiye isteyerek. Daha sonra iki bölüm önce. Zaten tabii, o tabii. kırılımı yaşamıştı çoktan yani. Biz o kırılımı gördük, o kırılımın olduğunu söyledik. Buradaki son e, vizyonu görmesi acaba Damon'ın karakter gelişimini ikinci plana attı mı? Hani sonuçta o vizyon mu yaptırdı diye ben hmm. şey yapanları anlıyorum. Hani vizyon gene geldi, vizyon... Çünkü geçen sezon da aynısı oldu. Aaa işte Aegon evet. kehaneti bir yanlış anlaşılma yüzünden mi başladı o zaman savaş falan diye. Değil. Burada da o yok. Damon gerçekten artık şey oldu. Bu arada senin um, ee, you know your part diyorlar ya sen oynayacağın rolü hmm. biliyorsun. Evet. Onun bir genel anlamı var. Hani bir de spesifik bir anlamı var. O spesifik anlamını kitabı okuyanlar anlamıştır. O oynayacağı rolü. Kitap okumadan çözebilen varsa da bravo. Burada bırakayım çünkü spoiler olur. Şeyde. Hem bir gene hem bir spesifik bir şey var. Okay. Burada benim hoşuma okay. giden lafta şey de Döner Bir daha beni terk edersen ha. seni yolarım. <gülüyor> <gülüyor> ağzına, ağzına, sıçarım senin falan diye böyle şey yaptı. <laughs> beni yalnız bırakmayacağım bir daha diye. <laughs> Ben de şeye bekledim ya Damon'dan. Ya gitmeden bak çok güzel bir psikolog var. Bir otur rahatla bak. İki, iki günde sen takıl. Pırlanta gibi çıkarsın buradan demesini beklerim. Ama zaten iş, işin güzel yanı Renira kimse bir şey göstermeye falan çalışmıyor. Sadece Vizaris kehanet var dedi. Hançeri gösterdi ama hani kimse Vision bilmem ne Helena'da ona gitmiyor. Herkes Damon'a ya da işte farklı karakterler üzerinden bunu yapmaya çalışıyor. Yani Renira bayağı şeye döndü artık. Tamam abicim sen şuraya otur da öleceksen öl. <laughs> Sonrasına bakmamız lazım. Yani kimse asıl siklemiyor. Bir yandan da çok üzücü oldu bu yani. Renira'nın bu kadar şey olması. O da görevim de görevim diye takılıyor. Belki görse o gidecek yani. Onu o keşke gitse. Keşke ona gösterselerdi. Kurtulurduk yani. Belki belli ki... E Kurtulurdu yani pardon. Es eski tanrılar Damon'un manipülasyonunu şey bilmişler belki. Onu daha yapılan açık manipülasyon, ona yapılan manipülasyon daha uygun bir sonuç veriyor. Sonuç. Yani neyse. Ya bir de bu karakterler bence zaten ona da açıklar ya. Yani o kadar insecurity ve acizlik içindeler ki ve o kadar hayatları belli bir şeye bağlı ki bu tarz manipülasyonu yapman böyle karakterlere daha rahat. Daha kolay evet. çalışıyor yani. Damon'ı gördülerse şeyi kafada ne olduğunu oh bu tam bir şey. Heh, tam biz bizde her türlü şey var bunda. Şimdi. Ee, ve gelelim. Basılacak düğmesi çok bunun. Aynen. Corris ve Alin sahnesine. Ee, bak burada Alin beni Alin yüzümü kara çıkarmadı. Bak Alin'e hiç hemen ay babacım canım işte ya biz ben de seni bekledim yıllarca işte sen de kralımsın tabi. Çekmedi bak. <laughs> Sikti belasını. <laughs> Yani öyle emir verdim. Hadi bakayım yap dedim bilmem ne yani. Sen hayırdır ya bir de yardım edecekmiş falan diye. Çok sert konuştu ya. Sevdim yani. <laughs> Adin, Adin koydu kendisini ortaya. O yüzden artık kesin tahtı bu Adam'a bırakır bir noktada. <laughs> Alindis. De... Evet öyle bir Alin de reddetti Corlys'i. Evet, kaçıncı reddeden bu abi? <laughs> adıma gidecek adın yok ya ben de ejderha var uğraşamam ben. Eee kim kaldı lan? Reyna vardı Reyna'ya gidiyor falan. <laughs> Bende de ejderha var benim de sikimde olmaz gemi falan. Hayda. <laughs> Kimseye veremedik bunu ya. Ceyne oldu ya. Ceyhi getirin. <laughs> Joffrey'e oldu? Evet. Bir de, Bunun da ejderhası var. Ne istemiyorum. Bir bu var. Hem istemiyor. Bence istememelerin şöyle bir alt metni de var. Çünkü e, Alin de diğer tarafta işte Hugh ile Bela'nın tepkisi. Hani Bela tabi burada daha farklı bir karakter. Yani annesinden gelen empatisi daha kuvvetli. Hani daha böyle royalty gibi takılmıyor çok ama özellikle Alin, Alin ve Hugh'un tepkilerine baktığımda dipten gelip halkı bilen, oradaki zorluğu açtığı bilen kimse onları böyle hüküm süreceğim, yöneteceğim tribine çok rahat girmiyor yani. Böyle bir kafalar ya da direkt öldürürüm ben onları hiç umurumda değil. Kabul ederim bunu şeyine de girmiyor. Tabi hepsinin kişisel durumları da var. E, kişisel sorunları da var. Ali'nin özellikle Corliss'le olduğu gibi. Ama bir yandan bu da var. E, bence dizi bunu da alttan iyi verdi yani. Öyle hadi bakalım siz alttan geleni ben üste koyuyorum sonra gidip alttakini ezeceksiniz. O kadar kolay çalışmıyor herkes de. Muhtemelen altta çalışabilir istediklerini verirlerse. Ama diğerlerinde çalışmayacak gibi. Yani bu sahnede yani sahne etkileyici ama nedense benim <laughs> bir kere dizide herhalde kitaptaki altyapıdan ayrılmışlar bu konuda zaten dizide alın ve annesinin adını hiç duymadık herhalde sanırım evet. o Merilde of hal denilen o Yok, kadın o geçmiyor evet. fakir geçmiyor. falan değil Çünkü anneleri bildiğin yedi tane gemisi falan var hani fakir hayat yaşadık biz olayı hani Corliss'in öyle çocukları aç bıraktı şeyi kitapta yok. Şimdi burada farklı bir altyapı yapı ıı, işlendiğini görüyoruz. Hani ilk defa ben tamamen oradan ayrıştıklarını farkına vardım açıkçası. Daha çok hani bahsetmediler anneyi ama herhalde aynı annedir diye düşünüyordum. Neyse onu bir kenara koyalım. Bu biz piçtik işte ö örselendik şey eğer Pete'sen Royal Bastırsan genelde örselenmezsin. Sen genelde iyi davranırlar sana. Hatta yani Bastard, Royal Bastard um, ne diyeyim? Jon Snow mesela duvara gittiğinde ertesi gün komutan oluyor falan yani. Neden? Çünkü... Ama Ali'nin falan gizli oğlum onlar bilinmiyor ki. Biliniyor mu halk arasında? İstemiyorlar zaten duyulması. Bilmiyorum yani hiç ha. bilinmiyor mu? Tamam bilinmiyorsa evet öyle bir şey var. Üstüne Corliss'in şöyle demesini de bekledim ben ya. Tamam alın canım tamam sen de seni ...şey yapmış, ihmal etmiş olabilirim ama... ...ben kendi ailemi de ihmal ettim zaten. <laughs> sana... ...kişisel bir sorun yok. Bizim oğlanı da ihmal ettim. Yani. <laughs> yani, karımı da ihmal ettim. Herkesi ihmal ettim ben. Paso gezdim... ...tozdum yani. <laughs> Bak onun dizisini bir çekecekler. İzlersin sonra. <laughs> Öyle bir şey var. Bir şey şu iki tane daha problemi var bu şeyle. Bu dediğim hani daha önce sınıfsal ayrımı konuşmuştuk ya. Evet. Bu diyalog biraz fazla modern kaçtı bana şimdi. Hani sen Pits'in, Corliss, Driftmark'ın, Westeros'un en zengin adamı, Driftmark'ın lordu. Sen, ya bilmiyorum biraz fazla modern. Sen, ben şimdi nasıl ayarı vereceğim bak şimdi bu, bu adama falan. Böyle <laughs> bana sen nasıl yapmazsın nasıl etmezsin tamam evet mantıksız ol şey demiyorum ama bu konteks içerisinde biraz hani bir çocuğun da artık lord babasına da böyle ağzına geleni söylediği evet. tamam sen git, git filan dedikten sonra. Kabul edemiyorsunuz kardeşim işte. <laughs> George o hani George'un şey bu dünyada bu sınıf ayrımı ne çok sert olmasını ister yani George. Hani daha önce de örneklerini verdim ya. Böyle Russ Bolton'a hizmetçi bir şey söyleyince Bolton böyle nasıl bana bir şey söyler lan falan diye şaşırır falan böyle şeyde. çorbası konuşmuşçasına şaşırdı şeyi hmm. söylemiştik ya. Bu George'un hani şey yaptığı bir şeydir aslında. Röportajlarında da hani böyle gidip Zampara Prense e, ayar veren Tulusuz um, kız olmaz ya yani. seni orada <laughs> bölerler ikiye her bir <laughs> parçanı başka yere ama gömerler. Abi, bu dediklerinin bununla hiç ilgisi yok ki oğlum. Bunlar hep zorunluluk durumlarında şu anda. Yani Kollisin Kollisin bunu adama nasıl bir zorunluluğu var abi? E, kime bırakacak şeyi adım ama verecek. E, i̇şte. Ya yani ya da ona güven. Abi bırakırsın Beyler yani. Reyna'ya bırakırsın artık zaten Kollisin artık çok fazla o şeyde olduğunu zannetmiyorum. Kolis birazcık nihilist bir o zaman abi, şey geldi bence. O zaman şöyle olur. E, ben de karşı olarak derim ki o zaman Small Folk'a hiç girmeyecekler. O zaman anlatamazsın Small Folk hikayesi. Bir anlamı kalmaz yani. Anlatırsın abi neden? Anlatamazsın abi. George anlatmıyor sen? mu? Çatır çatır anlatıyor. Tam tersi Small Folk'un sen böyle soyluya moyluya atar yapabilecek durumda olduğunu anlatıyorsun. Bu mu yani? Tam abi, tersi. Konu ağzını ama... açtığında kafana ezecekleri bir ortam var Small Folk'un. Small Folk'un şeyi o. İyi Hadi. de abi Small Folk'un şeyi o da bunlar zaten güçsüzlüğün içinde. En güçlü, en şaşalı anlarında gidip de zaten Small Folk kafasını kaldırmıyor ki. Zaten Damon hepsinin kolunu başını çükünü kesiyordu. Gördük onu güçlüyken. Artık o hiç... olmak devam etmek zorunda yani. Neyse bu hani sen bir bastırdın bu kadar da oturup Lord'a yani Jon Snow'un Eddard Stark'a yaptığını düşün şimdi. Yani ya da ama şey hiçbir yani. aynı kondisyonlar değil ki. Hiçbir aynı durum, aynı şartlar değil yani. Eddard'ın şeye mi ihtiyacı vardı? Abi ejderhası var Jon Snow'un. Ne bileyim işte benim varisi yok, ihtiyacı yok var. abi. Ama varis ihtiyacı, ihtiyacı pragmatis, var. Pragmatist dedik yani burada da Ya yani ben şunu söylüyorum. Çünkü yani bak yani pardon, bu mantıksız Ali, değil. Alin şeyi de söylüyor. Bak herkes öldükten sonra bana geldin diyor. Muhtemelen senin dediğin en başta yapsaydı diğer Leonor, e, Luke falan varken muhtemelen senin dediğin gibi ağzına sıçar kafasını da keserdi. Zaten Ali'nin esas vurgu adı şey o. çünkü Ali'nin favorisi belli, hep ona gidiyor. Adı Adam, Adam hiç konuşmuyor. Bir siklemiyor bile adımı yani. Ali'nin de bunu ya bildiği için bunun mantıksız olduğunu söylemiyor mu yani? Okay. Bu diyalog mantıklı karaktere uygun ya da Corliss'e de uygun ama George'un var olmasını istediği sınıflar arasındaki çok sert çizgiler burada kayboluyor abi. İşte bunu tam olarak anlatabildiğimi anlatmıyorum yani. Bu diyalog George'un anlatmaya çalıştığı şey. Bu diyalogun ol olamayacağı hikayesi. Yok böyle bir diyalog. İşte bu, zaman... bu sınıflar arasında sen yerini bilmediğin anda seni çiziyorlar George'un dünyasında. İşte en alttaki bastard en üstteki lord'a ayar vermeye başladığında böyle beş tane sınırı geçmiş oluyorsun. Bu benim çok kafamda şey yaptığım bir şey olabilir. Çünkü dizi hep her şeyi modernleştiriyor. Ona bakarsan ile Reynis'in ilişkisi de resmen sitcomdan çıkmış. Hani sitcom derken kötü anlamda söylemiyorum. Daha modern ilişkiydi. Geçen sene de onlara modern dedik zaten kaç evet, defa. Daha progresiflerdi vesaire. Yani ben hani çok fazla bir derdim olduğundan değil sadece burada hem ...Alf'ın Rhaenyra'ya ettiği laflar... ...hem... ...Alan'ın Corlys'e ettiği laflar... ...o sınırları... tamamen ...fluğlaştırdı yani. yani. O biraz... ...George hiçbir zaman bu kadar şey yapmaz yani. Sen... ...bul bir tane... E, ...Lord'a... ...atar yapan... ...karakter George'un kitaplarında... E, ...bulamazsın yani. <laughs> Yo zaten bu, bu yanlış değil. Ben de buna yanlış demiyorum ama... ...durumların şartları farklı. Yani... Muhtemelen en Tywin'in olduğu bir ortamda ya da işte o anda Lannister'ların savaşçı bir kazandığı anda ya da işte e, güçlü oldukları bir anda yine kimse gidip bir şey yapamaz. Ya da hiç kimse elini kolunu kaldıramaz ama... Bence hiçbir şekilde yapamaz. Abi o zaman işte diyorum ki o zaman George R. R. Martin'le de ben burada ayrışırım. Çok 70'ler 60'lar kafası bu. Yani artık Diyor. sınıfsal farklılığı sen anlatacaksan eğer bunlar bir direnç göstermeyecekse anlatamazsın. O zaman nasıl direnç gösterecekler? Öyle oturacaklar. Arada isyan edecekler, Birileri gidip öldürecek, devam edecekler falan gibi olur. Öyle olursa. Yani Hayır ben arada şey olmaz değil mi? Yani O Lord ne O Lord o adamı dinler. Ne o adam hayatı boyunca öğrettiği, öğretilmiş her şeye karşı yani adam ne adamın ağzını açmaya şey olur yani bu tip diyaloglarda. Neyse önemli değil. Benim fazla takıldığım şeyler bu. Burada asıl problem şey oldu yalnız. Ne? Bu dizi Valerian'ları siyah yaptı. Diziye işte o çok TCB dizi filan dediler. Döndü dolaştı siyah distant father stereotype'ına Geldi, yakalandı. O biraz sorunlu oldu bence. gene dizideki <laughs> tek siyah baba. O da uzak baba. Biliyorsun çok uh, stereotype, klişedir yani. Um, Şeyleri Amerika'daki siyahi babaların o çocuklarını bırakıp şey ilgilenmediği. Um, dizinin bunu ırkçı <laughs> 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 olduğu için yapmadığına eminim de. Ya, Dönüp dolaşıp halsiz bir şekilde... Yani. Um, siz, ...disfunctional hani distant father'ın... ...siyah olmuş olması. Gerçi distant... ...hepsi distant hepsi. father bunların. İşte Aynen onu diyecektim. Hepsi. Burada biraz gözümüze sokuldu ama şimdi. Hani sen uzaksın diye... ...ayar yiyen baba dönüp dolaşıp... ...siyah baba oldu. O biraz talihsizlik <laughs> oldu. Ya mesela o bu anlattı. Yani bu dediğin talihsizlik mesela beni şeyde çok geliyor. Özellikle... E hikayeyi şeye oturttuklarında bu sene bu American Fiction diye bir filmde de bununla ilgili güzel geyik yapılıyordu. Hep böyle getto'dan, mahalleden çıkan uyuşturucu satan uzak baba ya da işte hep orada evet. sanki bunlar sadece uyuşturucu satıyor ve başka bir şey yap ve böyle böyle geziyorlar falan gibi. Evet. O dediğin orada inanılmaz bir fail yani. Böyle bu anlatıya düşen hala varsa büyük bir fail ama bu dünyada zaten senden sonra dysfunctional babalar dolu. Bu saatten sonra da hani Siyah baba da iyi olabilir deseler o sefer sırıtır. Dysfunctional ha babalar çünkü. Zaten babalar genel olarak dysfunctional. Ama işte zaten hani dizin anlatmaya çalıştığı o değil. Hani ben öyle bir şey demiyorum. tabii canım. Bu sadece bir çaresizlik oldu. Döndü dolaştı bir tane siyah aile sokalım dediler. Dönüp dolaşıp gene stüdyo <laughs> babaya denk geldiler yani. Aynen. Bu zaten bir sonraki sezon şeyde Dunkin' Act'te tamam bu bir tane de şey yazdım. Sınıf kavgasıyla ilgili bir bölüm ekleyeceğim ben. <laughs> sınıf öfkesini de konuşacağız, tartışacağız. <laughs> ya orada da çok şey var zaten daha fazla işleniyor bu konu. Evet. Zaten... Bildiğin... Tahmin ediyorum zaten ondan şey yaptım. <laughs> Neredeyse tamamı o yani. Oh, Tamamen güzel. sınıf kavgası, sınıf şeyi. Yani. Ne denir? Yani... Dunk and Egg zaten. Dunk ve Egg aralarında 300 sını şey var. <laughs> Katman var. <laughs> Katman var. Göreceğiz hepsini. Renira <laughs> ee, Mizar'a sahnesi arada. Kısa bir ee, yani işte burada Renira hala vicdanıyla. Öpüşmediler. Evet artık öpüşmüyorlar. Herkes halbuki direkt sevgili kral, olacak kral, zannetmişler kral. galiba. <laughs> ee, İdman'a devam ediyorlar bu arada. Silverwing'de Vermitor'da mutta onlar diye gördüm onları çalışıyorlardı yani. Tek bir şey söyleyeyim. Şeyin giderim yakalım falan diyor. Senin halkın adamı mizarya yakma demiyor. Hani bir Evet evet. Hani... Ama benim Mizar'a güvenim biliyorsun. Orada biraz şeyliyim. Yani <laughs> okay. Onda bir çakallık var orada bir şeyim yani. <laughs> o, o artık hani ya artık şeyinden mi artık? Artık sevgili olduk fazla konuşmayacağım ben. <laughs> Bence... Damon da geliyor geri. O zaman işler <laughs> <O> da... karışacak. de <laughs> bence şeyi de biliyor. Renira'nın nerede kontrol edilebileceğini nerede geri döndürülebileceğini de bence biraz çözmüş. Yani bu noktada mesela çok geri dönülemeyecek bir nokta. Ama ben şeye daha çok şaşırdım. Mizerya, Ellison'da konuşurken orada olsaydı acaba farklı olur muydu? Ya da daha sonra bunu Mizerya ile konuşacak mı? Ee, ya da ondan danışıp tekrar dönüş yapacağım sana demesini falan bir olurdu bilmiyorum. Ya orada Mizerya'nın functional olacak kısım aslında Alicent'la diyaloğuydu. Kendi kendine konuşmalarında biraz daha seçerek konuşuyor çünkü Mizerya. Harbiden o anda etki edecekse daha yönlendirici bir konuşma yapıyor. Etki etmeyecekse aman dokunmayayım falan gibi takılıyor. Bazen sarkastik de oldu onu da gördük zaten. Ama burada da Renira e zaten yine günah çıkarma topuna ayırdı. Bedeli kim ödeyecek? Babam böyle istemezdi. Ben de biraz şey gibi oldum. Ya yapma o zaman yani. Yine koalis istiyor diye mi yapıyorsun? Yapma. Elin güçlü. Bekle o zaman. Neyin gazına geldin yani? Yani artık yapsın abi bırak. <laughs> yapma deyip durma. <gülüyor> <gülüyor> Dizinin bitmesi gerekiyor. <laughs> İlerleyelim lütfen. <laughs> evet. Git yak bir yerleri lan. <laughs> Sen de treyin gibi. Yakma yakma. Deneriz. Yakma King's <laughs> <laughs> evet, burada zaten güzel bir kamera hareketi de vardı. Bedeli kim ödeyecek? Kamera direkt ejderhaları kesti. Saheden çıktık zaten. Ya ben bu arada iyice ejderhaları şey gibi gördüm için? Kedi köpek gibi. Ufaktan ben daha çok onlara üzüleceğim bu gidişte. Yani. <laughs> Öyle sen şey yapma izleme artık. Çok yıkım olacak. Yani. Evet ben her bölümü ağlayarak çıkacağım. Evet gelelim Son Köpeğe diyaloğru. bir şey olmasın da bir şey olmaz. Ejderhaları. Evet. <laughs> Köpek gözükme abi 3 bölümdür. Huyu da gitti oradan. Hani korkuyor. <laughs> <laughs> Yemesinler lan köpeği. Umarım yememişlerdir. Evet yani Alicent'ın gelişi. Ee, hemen şeye gireceğim. Hani diyaloğu zaten konuşacağız da. Alicent niye geldi? Hani gücü kaybettiği için mi geldi? Hani yolumu kaybettiğim için geldim diyor. Kendisi açıklaması böyle. Ama bana birazcık... Yolumu büyük... kaybettim mi? Ee evet, yolum yani yolumu Yanlışlıkla kaybedim. geldim. <laughs> öyle gelmiş, kayboldum. Nere bu? Ben Oltana gidiyordum. Yanlış geldim. Koğla bakmıştım ben. Aa lan hiç burada olacak gibi değilmiş. Yani biraz böyle kudreti kaybedince, gücü kaybedince ee, gelmiş gibi oldu. E, Renira da biraz öyle yordu. İşte hatta çok da yine sarkastik konuştu. O namuslu kraliçe? Vay be işte sevgili yapmış kendini lekeletmiş falan böyle laflar soktu. E, empatisini biraz kaybetti burada artık. Ama bu çok şey başlayan diyalog sonra inanılmaz yoğunlaştı. En son noktada artık Esan for Egon'u vereceksen noktasında artık böyle Renira da a hafiften ağlamaya başladı. Allison Esan sen... for Esan. Ka kafa gitti. Vereceksin Egon'u. E Ceheris'i verdik. <laughs> O sayılmaz. Onu da evin yaptı. O <laughs> sayılmaz. Bu kral. çünkü doğ Doğrusunu öldüremedik biz. <gülüyor> <gülüyor> o sen değil o. Torun. <laughs> o torun. Olmaz o. Ben oğlan istiyorum. <laughs> Sonra da kafasını salladı. Evet anlamında. O orası evet, bayağı gergin. Ben beğendim yani sahneyi. bayağı gerdi beni. Ne Bu Alıs'ın şey. Renier'e görüşmeleri genelde bir şeye yol açıyor. Nördeyce yol açıyor. Hı -hı. Ee, çünkü açıkçası bu ikincisine gerek var mıydı yoksa bu tek bir görüşmede bu hallolabilir miydi? O ilkini yapmasalardı ikinci iki görüşme arasında ki bütün olaylar sanki <gülüyor> gerek <gülüyor> ya bilmiyorum bana öyle bir şey getir yani ikinci bir görüşme ilk görüşme iki arasında bir şey olmadı sonuçta bu ikisi arasında çözdüyse olayı bütün aradaki olaylara gerek var mıydı? Bilmiyorum. Ben de böyle bir Ama bir ikinci görüşmenin olması birazcık problemdi. İkisi farklı yerlerden başladığını biliyorum. Hani birisi Renier'in kendi şüphelerini çözmek için şey yaptığı bir şeydi. Ama bu konuşmalar orada yapılabilir miydi? Gerçi bu zaman da şey yapıyorlar. Ellicent Şimdi Ellison güçlüydü ama o zaman işte. <laughs> yani spoiler vermeden um, açıklamam zor. Hani o bir sonraki olacak olayı yani Ellison'ın ya değil. Alison diyor ki işte yani gel King's Landing'e ben teslim olacağım sana diyor. Companion. kitapta bunun oluşunda Alison'ın bir şeyi yok. Etkisi yok. kitapta King's Landing ha. teslim etmiyor. <gülüyor> 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 burada okay. dizi kendi içerisinde tutarlı. Alison'ı tut daha birinci sezon birinci bölüm Alison ve Rhaenyra'yı arkadaş hatta romantik ilişki içerisinde olan bir çift olarak resmettikleri gün bu sahnelerin olmaması saçma olurdu. Çünkü çok fazla insanın sorunu vardı şimdi bu Alison'la ikinci görüşmesinde. Nasıl oluyor? Nasıl tekrar sızdı? Nasıl geldi? işte bilmem ne. Yani lojistiğine hiç girmiyorum zaten. Yani kraliçe isterse gelir sızar. Yok King's Landing'den nasıl sızdı, nasıl geçti. Oralara hiç gelmiyorum, girmiyorum. Hani <laughs> kitapta Alicent ve Rhaenyra'nın karakterleri çımarık kraliçe, kıskanç üvey anne. Bunun da ötesine gitmiyor. Buna bu tek boyuta uygun hareket ediyorlar. Birisi ben tahtı istiyorum. Özellikle de Luke'un ölümünden sonra Rhaenyra. Evet. Ben tahtı alacağım. Aegon'u öldüreceğim diyor. Başka bir şey demiyor. Alısın ben de çocuğumu tatil çıkaracağım diyor. Başka bir şey demiyor. Dizi bu karakterleri hem daha beraber büyümüş ilişkisi olan daha ıı, akıllı, daha modern, daha biraz daha mantıklı hale getirince bu görüşmeleri de aslında altyapısını yani bunlar hiç görüşmeden savaşa giriyor olsalar saçma olur. Evet ya. Yani. <laughs> Çünkü Kitapta da bir görüşme oluyor ama or bayağı bir şey artık. Son nokta ne mi? diyeyim? Hem son noktada hem de ikisi de yani görüşmeye anlaşmamak için giriyorlar insan. Anladım. Hevesli i̇kisi de yani. birbirine kabul etmeyeceklerini bildiği şartlarla geliyorlar. Okey. Um, i̇şte bu şeyin evet um, Allison dediğimiz gibi Allison ve Rhaenyra'da rol değişikliği olmuştu. Um, eee ilk sezon Renier daha özgür alışın daha sarayda kısıtlıyken şimdi alışın tamamen artık. Saraydaki rolünün, bilme her şeyin, yaşadığı, bütün hayatının anlamsız olduğunu filan anladı artık yani. O gölde aklına gelen şey de buymuş herhalde. <laughs> Kandal demişti ya. <laughs> Aynen. Gölde bir şey aklına geldi diye şey, gideyim Rhaenyra ile bir konuşayım bir herhalde. <laughs> Hatta burada Rhaenyra ile beraber kaçmayı teklif edecek kadar ileri götürdü evet. yani. Sen de kurtul yani, gel falan. Sen yani. de gel ben de dedi. ki romantik altyapı bence hala orada var. Müthiş. ne kadar Tancan ya. izleyemeyecek olsa da <laughs> romantik altyapı. Um, üzgünüz güzeldi. ama oraya kadar götürdü. Um, burada Gene Kristen Cole'a um, şimdi Alicent'in genel şeyi şu ya ben artık bunun parçası olmak istemiyorum. İşte Aymond, Agen belki artık kurtaramam onları ama en azından Helena'yı ya da J.H.R.'yı kurtarabilirim şu anda ben buradan uh, çıkışı yaparsam. Ama herhangi bir öz de gelmiyor açıkçası. Kristen gibi biraz bu. Çünkü Agen'ı büyüten sensin evet. <laughs> hani geçen bölüm Gwaine ile olan konuşmasında vardı bir öz eleştiri acaba burada büyüdüğü için mi manyak oldu bu çocuklar anneleri yüzünden mi diye hani burada sensin Aegon kral olmak istemedi Yani adam coronation günü ağlıyordu filan böyle kral duyulan bir man filan diyordu your nembesil filan diyordun evet. ondan sonra gittin hiçbir şey yapma Allah belanı versin filan dedin çocuk gitti kendini yaktı filan <laughs> <laughs> hani Aa işte ben bunlarla o şey olmak istemiyorum. Ben gidip Helena'yı kurtaracağım. Ben buradan komple çıkacağım. Şeyi biraz şey alışıntın biraz e, ne diyeyim hani özelleştiriden uzak hani. Biraz uzak. Evet. <laughs> İş boka sarınca ben artık oha bunlar artık iyice el arttırdılar. Bu kadarını da yapamam. ben artık çıkacağım buradan. Ne gelmiş biraz. Yani o ım, ne diyeyim ım, işte orada şey düşünüyordu herhalde yani bunları yapıyorum ve hani bir kıymeti olacak. Yani ben böyle öğrendim. Annem beni böyle yetiştirdi. Babam zaten böyle beni zorladı yetiştirdi. Neyse artık. Vizeris'le birlikte olmamı sağladı. Şu bu. Böyle gördüm. Doğrusu hep e bu. Sen de onu oğluna yaptın. <laughs> işte onu kendisini de koruyacağını zannetti bence o şeyin. Onlardan çıkarmak istedi hırsını. Çok büyük hataydı. Eee çünkü çocuk bakarkenki şeylerinin hali tavrı da öyleydi. Yani onları sevmediği, biraz o hırsını içine atmıştın ondan çıkardın. Sonra kolla yakınlaşınca o rahatlamayı onda bulduğunu. Ama günün sonunda hiçbirinin, çocukları dair hiçbirinin onu siklemediği noktaya geldiğinde ki bunda kendi hatası zaten o da var. O da büyük bir rol oynuyor. Ama işte o kadar büyük bir ikilem ki bu. Ya yani geçmişine bakınca karakterin bugün yaşadıklarını tek başına bu kız salak demek için çok zor oluyor işte. Bütün o geçmişinden gelen o dini altyapı, sert ortam, annesi nasıl bilmiyoruz ama annesi belki belki daha sertti bilmiyoruz hani sevmelerine rağmen. Baba zaten yavşak. E böyle olunca ben direkt kızamıyorum ama dediklerinde doğru. Bir yandan işte bu ikilemden de çıkmak çok zor yani Alison tarafında. Bence Renira da aynı şeyleri yaşıyor. Çünkü o da benzi bazı hatalar yaptı ama Alison'la ilişkisinin bozulmasında ki hatası daha düşüktü Alison'a göre ama başka sorunlar vardı. Çok büyük sıkıntı yani. Bunu bu ikilemi çözmek ikisinin bu otur olarak... çözebileceği bir şey değil tek başına yani. Yok zaten ben direkt böyle Alison haksız Alison hepsinin sorumlusu demiyorum yani. Tamam onun açısından da ha. şeyler, hafif fetişi sebepler var ortada. Yani. O <laughs> <Yani gülüyor> da bunu yapan yani sonuçta. ki birini suçlayacaksın ama Alison'ın da çok fazla kendi rolünün farkında Değil Büyük ihtimal farkında da en azından Rhaenyra'ya e onu dillendirmiyor. Ya mesela diyebilirdi. Babam sen daha Vizeris'in öldüğü gece planları hazırdı. Evet. <laughs> hani diyebilirdi. İlla ki bir öz eleştiri yapılacaksa en azından o konuyu şey yapabilirdi. Yani bunlar daha masada paylaştırdılar ülkeyi. Yani sen daha haberin yoktu daha babanın Tabii canım. öldüğünden. Um, hani ne şeyle benim ne istediğimle pek bir şeyi yoktu. Benim egonu yapmak istemem herhangi bir önemi yoktu. Zaten <laughs> o da, çizmiş planları adam şeyde. Onun için hemen... çok zayıf şey söylüyor işte. Ya yani, seni challenge etmeyeceklerini bilmiyordun sanki gibi bir cümle kuruyor. E tamam belki biliyordu da yani kolay olmayacağını. Sonuçta sorun o değil ya. Yani. Konu sensin orada. Evet onu yine yüzleşmiyor, atlıyor o konuyu. Cold gibi olmuş biraz orada. Yani. <laughs> Detayları hep atlıyorlar. Renira da atlıyor bu arada detayları. Kritik. Yani burada evet. Tam olarak şey değil. Hani burada Renira kendisi artık <laughs> sanki olaylar tamamen kontrolünden çıktı. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi, hiçbir oğlunu, kolluğu, hiçbir kimseyi kontrol edemediğini anladığı anda... Evet. Hayatta kalmıştı. Tamam, <laughs> çıkış <gülüyor> butonuna bastı. <laughs> o açıdan görsel olarak güzeldi. Hani René bütün o scroll'ların altında, Aa, evet. tarihin altında e, eziliyorken ya da kafese alınmışken ya da bütün bu sorumluluğun. Aynen ya öyle ya da tarih raflarında yerini alacak sadece küçük bir karakter yani. Ha, olabilir. Daha Aynen. Değil. Ha şey ve de aynı şeyde de Alicentin hani daha açık, özgür gökyüzü ha. falan da gözükürken hani Alicent'ın e, değişimi. Aynı şekilde Alicent'ın burada pardon Rhaenyra'nın Alicent'a tarih seni e, kötü kraliçe olarak yazacak. <laughs> Uf, Deme, kür, öyle yazdı harbiden. Okumuş demek ki <gülüyor> <gülüyor> o da nördet geç. Arada şey diyormuş be. Yalnız Rhaenyra'ya söyle almasın Sheep Stealer'ı. Bak onu başkası alacak. <laughs> ben okudum. <gülüyor> ben <laughs> kitabı <ben gülüyor> <kitap> okudum. <laughs> Evet. Um, neyse o da şeydi hani alışınd ben tamam istemiyorum yani umurumda değil tarihi nasıl yazdı filan dedi. Um, Kondal da sık sette ağladık filan dedi yani o kadar beğenmiş. Abi çok <laughs> sahneyi. şey çok duygusal bir anda ya oğlumu öldüreceğini kabul ettiği sahne falan bayağı orası şeydi yani. Ve burada evet o biraz. Beni, beni Evet, derdik. ileri mi gitti ne? acaba onunla tamamen e, Aegon'ı feda etmiş olması karaktere uygun mu değil mi bilmiyorum. Büyük ihtimal... Çok aciz hissettirdi bence kendini orada. Yani o kadar çıkış yolu yok ki onu bile kabul edecek noktaya gelmiş gibi hissettim. Ama şöyle bir sorun oldu şimdi. E, sen gel üçüncü gün King's Landing'i ele geçir, Aegon'ı vereceğim sana dedi. Aegon yok. Ama Aegon yok. yok. <laughs> Bir bakalım ne ya? Renira bunu yiyecek mi? Aha benim haberim yoktu Laris. Hadi bakalım. Aa, kaçırmış onu dediğinde Renira da tam Alice'nt inanıyorum senin haberin olmadığına mı diyecek yoksa Alice'nt'e girecek, şey girecek gibi duruyor. <laughs> <laughs> bir de şöyle bir şey oldu. Dizi böyle bitirdi güzel etkileyici evet ha, güzel. Bence bu saatten sonra Alice'nt'in Hiçbir şey kalmaması lazım yani. Ne, bir daha şimdi dönüp player mı olacak Alisson? Benim zaten ilk şeyim o. Bence 3. sezonun hemen başında ölecek Alisson. Tahminim o yani. Hemen başında bir yerlerde ölecek. Ölecek ya da oltağına mı gidecek? Hani Darren'a mı savaşma çocuğum falan mı diyecek? Hani bilmiyorum. Hani Darren'ın bu arada biraz şeyde kaldı Derin. Hadi Helena'yı kurtardın. J.R.'yı kurtardın. Ee, ve Aemon'ı feda ettin. Ama... E Darren'da savaşa girmiş durumda şu anda. Evet, üzerinde uçuyorsun, uçuyor. Abi. Mantıklı olan belki alasıntı o tarafa yollayıp hani onları derin ikna etmeye çalışması falan olabilir. Ha. derin de ona sen kimsin ya falan diye şey yapabilir. Bir ihtimal o olabilir ama Bilmiyorum o da çok... <laughs> evet hiçbir bağları yok işte onu diyecektim ben yani evet. o da çok çalışacak bir şey değil. Alasıntın ölümü aksine daha fazla ortalığı düzelebilecek bir duruma yaklaşırken belki yine ortalığı harlayabilir farklı bir şey. Alicent'ın ölmesi Burada bana mantıklı Tarihse fena olmazmış belki. Şok, so şok ending de olabilirmiş belki. Belki de edecektir. ya ölümü nasıl olacak bilmiyoruz. işte biliyorsun kehanet E, sorsun Elena ya abi. Helena söylesin ya. Yani. Helena söyler. Ya bilmiyorum, bu sahneyle ilgili çok fazla derdi olan insan var dediğim gibi. Yani tekrar niye bunlar şey yaptı, ilerlemiyor, hala bunlar konuşuyor, savaşın artık, bilmem ne. Evet, pacingle ilgili sorunları var. Ne savaş ee, meraklısıymışız arkadaş ya. Yani bir de açıkçası televizyonculuk açısından bu güzel bir sahne. Böyle hani... Kitabı bilen, kitabı okuyan ya da işte kitapta olay olaylar olsun diye bekleyen insanlar için biraz um, sıkıntı verici olabilir bunların tekrar konuşuyor olması. Ah bir daha geldi ama bütün HBO şeyi bu iki karakter üzerine kurdu. Evet. Fire and Blood'u okursan hani Rhaenyra Alicent savaşından daha çok hani böyle um, Aegon, Aemond, Otto, Um, ortada bir yerde kopuyor gerçi. Corliss falan böyle daha fazla yani öyle iki şey yok yani ne diyeyim. Bu kadar önemli güçlü karakterler değiller kitapta. O yüzden uh, televizyonculuk açısından güzel bir sahne bu yani. Ben dediğim gibi daha, bu okumayan birisiyle izlediğim için böyle o bunlar ne konuşacak acaba deyip dikkatle izlediği bir sahne normal izleyicinin. Aynen. Ya bir de um, Zaten Targaryen'ların bu iç çatışmasının ikilemlerini ikilemlerinde e, karakterler biraz şey gibi... ...ete kemiğe bürünmüş hali gibi bu ikilemin. Hani bunlar insan hmm. olmasa da çok büyük bir simge artık orada. O, evet. Çatışmayı bu, onlar da tanımlıyor yani. Bir de işte ha, şey dediğin gibi şey... ...dillendiriyorsun hiç olmasa bütün bu evet. içsel çatışmayı. Aynı. Çünkü kitap yazarken kafasındaki çatışmaları göre, duy, okuyabiliyorsun... Um, dizide bunları oturup sahneye koyup birbirine söyletmen gerekiyor. Aynen. Seyircinin bu mesajı alabilmesi için. Başka şansın um, yok de yani. Dediğimiz gibi biraz da bu Alicent'te olan değişimi de iyice casual izleyicinin sırasını uh, gösterdiler yani. Biz daha geçen bölüm demiştik ya evet. roller değişti diye. İşte o roller değişimi mesajını orada alamadıysan ki orada daha biraz daha inceydi mesaj. Burada Kalın. Artık çok kalın. Ta aldın yani evet. Yani son sahne de o açıdan güzeldi yani. Rhaenyra şey ve de Alison özgür artık. Yani. Keşke... Çok fazla bir derdim yok benim. Keşke gitseydi Renira da onunla ya. Çok... <laughs> Diziye kızgın. <laughs> <laughs> Spin-off çekerlerdi Oğlum ya. bak şey ikilemi daha müthiş oluyordu. Şimdi herkes Rhaenyra'nın bir şekilde tahta geçmesine okey oldu. Göt korkusundan ya da kehanetten şundan bundan karakter değişiminden. Esas Renira gitseydi şimdi kimse tahta oturmak istemeyecek miydi? Ya yani o gerginlik daha güzel. Yok vallahi ben oturmam. Ben gördüm hocam. <laughs> Öbürü de geçmiyor. Egon gitti falan. E, Eamon da ölecek. Her ve taht iyice şey oldu hissedildi yani tahtın. Damon Abi. gel gel geç tahta falan diyorlar. <laughs> Damon yok yok. E, gel oğlum. <laughs> ya. Ya artık bıraktım onları vallahi. <laughs> Esk... Uğraşamam onları. Genç Daemon'du. Artık ben <laughs> Aynen. Season 1 <laughs> Damon'u. Demon bu da gönderme midir? <laughs> neyse o yüzden taht artık tehdit oldu tahtın tehdit olması iki sezon sonunda bence çok müthiş bir yolculuk oldu yani anlatı olarak kapanışta da yani çok bir şey yok kapanışı tek aldım bütün artık yeni sezon öncesi her şeyi görüyoruz işte Adam, Hugh ve Alf hazırlanıyor Reyna Shipstiller'ı görüyor artık. Onu görüyoruz. Hightower'lar yola çıkmış. Ha senin burada e, Otto Hightower e, öngörün doğru çıktı. Tutsak almışlar. Bakayım. almış ama onu görmedik. Onu görmedik evet. High e, Hightower'lar kendi almış olsa ya. Daha... <laughs> Sikeriz. -sik <laughs> Derin. <senin. gülüyor> almış. Derin almış. sıvadan ortalığa lan. Gel buraya. Senin dede Burada gibi. ilginç bir şey. Ee, Larissa almış. Yani King's Landing'in altında gezinden bu. <laughs> Fren. Ha değil mi? <laughs> o da <olabilir>. Daha gitmeden <laughs> almış değil mi? <laughs> Aynen. Çünkü terk edememiş. Orada demişler. Bence Beesburg'ler almışlar. Çünkü o... Yani, canım, evet. Iı, sen High, şeye git. Haygar'dına git. Ya da Tyrell'ler mi almış? Beesburg'ler mi almış? Tarlı'lar mi almış? Beesburg'ü diyelim. Beesburg'ü o da olabilir. Tarlı da olabilir. Ama bence de biz bu arada. Yüksek ihtimal. Yani seyirci var. onun kim olduğunu bildiği için evet. biz bölümün bir de şeyi, motivi de biliyoruz. Aynen. Adamı öldürdünüz. <laughs> o yüzden Aynen. oturuyor yani. Evet. Onun dışında evet. Tyrant'la Lohar'ı gördük. Onlar da yola çıkmışlar. Bu arada cidden fırtına çıkmış. E, Kolis fırtına geliyor. Karısını gelir. sıkmış mı? <gülüyor> <gülüyor> Onu anlayamadım yüzünden ama bir yorgunluk var gibiydi yani. <laughs> Yani kaç karısı olduğunu oradan tahmin edemedim. Ya 4 ya 5 olabilir ama bir ya yorulmuş gibiydi. <laughs> ee, diğer tarafta da Collins fırtına çıkacak demişti. Alin yak ya o belki falan demişti. Çıkmış fırtına da onu gördük. <gülüyor> Çok <laughs> iyi. <Corliss. gülüyor> iyi denizciymiş. Tecrübeli. Tecrübeli kral. Ot ee, Otto'yu gördük. Alison da e, Obi-Wan gibi ufka bakıyordu. Cübbesiyle falan böyle bir uzaklara baktı en son. Laris Egon'u almış tavukların arasında gidiyorlardı. Onu da gördük. Ee, başka bir şey gördük mü burada? Lannister'ları gördük tabii. Yine aslanları bırakmamışlar arkada. Aslanlar gibi onlarla yürüyorlardı. Götürüyor bu ya. Onları direkt <laughs> beni yiyecek oraya. Ee, Stark'ın yolladığı ordu da e, Twins'ten geçiyordu. Onları da gördük. Onlar da yaklaşmışlar bayağı artık. Ee, bayağı sezon başından beri herhalde aşağı yukarı kaç ay geçmiş oldu tahmin herhalde bir iki üç ay geçmiş gibi bir durum oldu galiba o yolculukta bittiğine göre ya da bir ayda mı geliyorlar hmm. bir, bir ayda gelseler yine iyi. bir ay falan geçmiş. Yani iki sene yavaş. daha var ya zamanları var anca gelirler. Aynen yavaş yavaş. Ee, var mı buralara ekleyeceğim bir şey tahmin şu olur bu olur burada bir şey eksik galiba Craig'in Stark gözükecek bir sonra vazgeçmişler galiba öyle bir muhabbet vardı onu bir silmişler okay. ee, onun dışında gene 9-10'un şeyi Olmuştur abi. Olabilir. Belki de evet, 9-10'da kullanacaklardı sonra komple vazgeçtiler. Gelecek sezon gelecek deyince onu komple Bu montaj çıkardım. kesin şey ya. Bunlar hep 9-10'da evet. ki sahneleri montaj yapıp 8'in sonuna eklemişler. O çok net bu arada evet. O şey potpuri gibi hani kapanışı bari böyle yapalım da insanlar kim nerede hatırlasın demişler. Burada olmayanlar dikkatimi çekti. Olmayanlar Baratheonlar. Baratheonlar <laughs> yok evet hala yok. Ve ee, de şey Aymont'un evlenci e, Floris Baratheon ve Baratheon'ların ordusu. O konu yani, evet yok. hiç yok ortada. Onu yes, Onlar komple yoklar. Erinlerin ordusu yok. O da yok. Demek ki Jane Aaron, yollamadı bir şey. Greyjoy'lar da bir seslere çıkmadı. Bir de tabii olmayanların en olmayanı Harold Westerling. <laughs> o hiç yok. <laughs> o yok. <laughs> o ben gidiyorum dedi ve gitti ya adam ya birden hiç o, o hala sik... gidiyor. <laughs> Sikinde olmadı onun hiçbir Önümüzdeki şeyini. sezon şeyde çıkacak o. Waste of Raka falan gelmiş artık böyle artık. Aynen. Nereye gidiyorsun <laughs> abi? <Bir> gidiyorum. En <laughs> yani son geçen ben... fikrimiz deydi ya. Kafe açar belki Harold'la King's Landing arasına diyor. Ama Alfred Broome'la ortak olacaktı işte olmadı. Ha, olmadı evet. Neyse. Var mı ekleyecek? Öyle ya? yani e, yok um, birazcık şey bir sona geldik. Bir <laughs> sene um, bekleyeceğiz. Evet biraz sıkıntı olacak o açıdan. Ama arada hmm. dizimiz var en azından e, tam ben adını ben da ben söyleyeyim de Night of the Seven Kingdoms. Zaten çok sık bahsettik. Dungeon Egg hikayesi. Seneye Haziran'da geliyor. Arada 7 proje daha duyuruldu. Muhtemelen onların development'ı başlaması derken en erken 3 sene sonra falan başlar. E üç sene, yani aslında 2 sene sonra House of Dragon olduğu için söyleyeyim. 3. Yani sene sene Dungeon Egg'le beraber belki başka bir proje daha gelebilir. Yapılanlardan. Belki animasyon olabilir. Olursa onu da konuşuruz. Zaten ölmezsek bu tempo yaşımızda yeterse ben açacağım bir e, God kanalı. <laughs> Bütün hepsini oraya atarız artık. Orada konuşuruz. <laughs> öyle. Ee, öyle. Vallahi... Kitap da çıkıyormuş zaten abi. Aynen. Kitap çıkarsa zaten e, konuşacağız. Risk <laughs> Alt. yetişir. altıncı Ha şey mi diyorsun? Ha yok sen yine geyik yapıyorsun. 16 <laughs> hem 7. <altı>, hem <laughs> <laughs> Oğlum zaten bitirmiş çıkarmıyormuş. Aynen. Ee, saklıyormuş abi. Çocuklara okutmuş sadece. De <laughs> çocuğu da <ya> <laughs> Çocuğu yok değil mi lan George R. R. Martin'ın? Yok. Ya, ya yok ben de yok diyebilirim. <laughs> evet sağ ol valla ağzına sağlık. Christopher Tolkien'i yok bitirecek. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Onu da o bitiriyor. Neyse ağzına sağlık abi. vallahi 8 bölüm geldin hayvan gibi konuşturduk seni burada. Totalde bugün 4 saati de geçtik. Kanalın komple rekorunu da kırdık. Şu an 4 saat 2 dakikadayız. Ee, artık gelecek sezon. Başka yayınlarda yine görüşürüz inşallah. Onun dışında başka bir şey var mı söyleyeceğim? Yok. Bizi de izleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sürü süper yorumlar yazdınız. Bu bölüme de yazın yorumlarınızı. Hatta istiyorsanız soru vesaire aklınıza geliyorsa yazın. Merak ettiğiniz şeyler varsa. Belki bir noktada arada öyle bir bonus bölüm falan kaydederiz canımız isterse. Öyle sorulara yanıt verici olan filan. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok ee, beğenmediyseniz de yazın bizim için sorun yok ben her türlü eleştiri açayım ama lütfen videoyu izleyip yazın geçen bölüm öyle şeyler gördüm hatta bir tanesini bizzat kendim sordum çok okeyim eleştiri yazmanıza ya da diziyi de eleştirmenize ama videoyu izledikten sonra yazarsanız en azından daha anlamlı olur bizim videonun altına yazmanız. 4 saati izleyin ama. Yani evet bence de dört saati sektirmeden <laughs> eksiksiz <Tamam>, <laughs> sormayın <gülüyor> yoksa cevapları kaçırabilirsiniz zaten hadi kendinize iyi bakın artık gelecek sene görüşeceğiz bay bay hadi bay